konuşabiliyorsun. Ha, ama ben Ha. bağışıklık var bende. Böyle Doğuştan. böyle böyle mi böyle Böyle. nasıl yani? Şöyle bak yapıyorsun. Bak mesela özel dosya. Benim birkaç sesim var. Şimdi Biliyorum. Bir tane bir can bonomu işte var, onu herkes biliyor. o var. Tamam. Bir tane Canan var. Boncanım var. Bir tane Eren Aktan var. İşte hanımlar mı beyler? Pam pam. Bu vuruyorum. Saçmalıyorum. Bir Aha. tane ıssız dosyalar diyecektim. Özel dosyalar var böyle. İşte şunu yapıyorum. Hanımlar ve beyler. Konkordato özel dosya. Bu var. Bir de Abi işte benim bileki şeylerim falan diye çığlık atıyorsun orada aynı. yapıyorum. Aynen. Bir de işte hepiniz hoş geldiniz var. Bunu yapabilirim. Peki bir kadınla konuşurken mi böyle nasıl? Yok Kadınla o konuşurken nasıl? kadınla Nasıl? konuşurken kas. Nasıl? Yani ilk karşı merhaba diyeceksin. Masaya gidiyorsun şu an, tamam mı? Merhaba. Bakıştınız Merhaba. Ha, öncesinde. galiba ben sesimi inceltiyorum kadınlarla konuş. Merhaba. Yo, sesimi kalınlaştırmıyorum. Peki yavaş mı Merhaba. konuşuyorsun yoksa ben hey Ha. hızlı konuşurum mesela? Ha asla. Korkutmamak lazım. Ay o bak işte Korkutmamak için yavaş. eğlenceli up gibi. Ha sen böyle "Oo, kanalıma hoş geldiniz" falan mı yapıyorsun? Aynen. Hızlıca da memelerini tutuyorum ondan sonra çok Ay. şaşırıyor. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Var sohbetleri burası. Burası Eren Aktan kanalının ilk içeriği Aynen. aslında. Radyo kafasından sonra ilk içeriği. Şöyle ki bar sohbetleri zamanında 2018 yılında yaptık. Daha bu podcastlerin hepsinin öncesinde yani tüm Twitch'teki podcast programlarının da öncesinde O başladık. İşte tarzımının da birinci sezonu yeni bitmişti. tabii o tarz mı da daha çok ünlü değildi. O tarz mı Aynen. gibi bir şey de değildi zaten. Nasıl bir şeydi biliyor musunuz? Kaybedenler Kulübü'yle Cenk Erdem'in ortasında bir yerde duruyorlardı. Evet. Öyleydi. Sonrasında biz bunun etkinliğini yaptık. Bayağı da iyiydi, eğlenceliydi falan. Dur biraz kısayım şu şeyi, müziği. Heh. Biz bunun etkinliğini yaptık. Bayağı da eğlendik. Nerede yapıldı? Sonrasında Avcılar'da bir barda yaptık bunu. Ve hınca hınç doluydu. Ve önce işte oldu. Daha da o zaman izlenmiyordum yani. Her neyse. Sonrasında bunun aynı isimle başka etkinlik serileri yapanlar olmuş. Onu gördük. YouTube'da içerik yapanlar olmuş. Onu gördük. Hatta tasarımımıza kadar alınmış falan. Eyvallah. Her neyse bu böyle. Ne olduğunu anlatayım kısa kısa. Sonra Deniz'e de anlattıracağım ne olduğunu. Benim için bar sohbetleri yeni içeriğimiz şöyle. Haftada bir değil, 2 haftada bir. Bir hafta Perşembe ne yaptın varsa bir diğer hafta bar sohbetleri var. Ve biz Deniz'le her şeyden yani seksten siyasete, siyasetten Kamasutra'ya, Kamasutra'dan ölüme her şeyi ne yaptınız ne ettiniz diye konuşuyoruz. Sizlerden Discord'da konu başlıkları alıyoruz. Hani şey değil abi işte o bana böyle dedi ben ona öyle dedim şimdi ne yapmalıyım tarzı değil. Boşluk düzü gibi değil. Ama şunu da konuşalım ya şöyle bir dert var sizce bunu ne yapalım? Atıyorum işte nude atılmalı mı birine falan gibi Orada konularınızı gerçekten alıyoruz. gelmiş o. Evet gelmiş ona o yüzden örnek veriyorum. Bir de Twitter'da bar sohbetleri hashtag'imiz var. Hashtag'imiz var aynen. Twitter'da Deniz, ben neden isterim? Ben evet sen anlatayım. buyursunlar. Ben Twitter'a karşı çok ön yargılıydım. Ben Twitter'a küstüm. Çünkü ben haber izlemeyi falan bırakmıştım. Psikolojimi çok bozuyordu. Ama son dönemde Twitter'da öyle bir kitleyle ben tanıştım ki ponçik suratlı yaratıklar dolu Twitter'da. Ben çok eğlenmeye başladım Twitter'da. Twitter'ı ben adeta şey gibi kullanıyorum. Forum sayfası gibi böyle tweet atmaca. Altına böyle attığım tweet'in altına 10 tane flow atıyorum mesela. Çok eğleniyorum. Dedim ki okey hadi burada böyle bir kitle var. Madem bu kadar ponçik ve işte zeki insanlar var. Bu arada Kimse bence ponçik gerçekten değil bu arada Twitter'da. Herkes hala öfkeli yani. hayır işte evet. Ben öyle zannediyordum. Ha, Ama tamam. gerçekten çok tatlı ve mizahı çok yani kaliteli olan insanlarla tanıştım. Özellikle AK Partililerin çok komik olduğunu öğrendiğim gün, 2 gün önce, 3 gün önce falan o gün yani çok tatlı insan, yani kaliteli mizah döndü. Dedim ki evet, okey Twitter'a artık şey yani kontentlerde yer verelim bence dedim. Ya Tamam. eskinin şeyidir bu, radyoların şeyidir. Evet, O radyolarda bence yapılır bu. aynen ama yani işte radyolarda işte dolmuştayım ve çığlık atmanı istiyorum tweetleri yerine bizde daha eğlenceli şeyler işte Ha abi. evet. Yani. Ya Ya abi şey işte onu ne şunu yaptın gibi söyleyeyim ben olsun. de. Discord kullanmayan Twitter'a gelsin işte. Discord'u bilmeyen insan var. Aynen yani hani tweet YouTube'da. atmak isteyip ya Twitter daha farklı geliyor bir de Discord'a göre. Twitter'da bir de profilinde de kalıyor ya. Seni de temsil ediyor birazcık. Discord öyle değil. Vur kaç Discord. Ha, ya sonradan silebilirsiniz de. Yani hashtag şey titi olma gibi bir şeyimiz yok arkadaşlar. Sohbet Aynen edelim diye öyle bir yaptık. şey değil aynen. Tamam.
Bu açıklamayı bir daha hiçbir zaman yapmayacağız bar sohbetlerinde. Bar sohbetlerini anladıysanız anladınız. Bu kadar bitti. Evet. Bar sohbetlerinin eski bölümleri hala YouTube'da duruyor. Bar çok sohbetleri tatlı bölümler var aralarında. Playlistinde var. Bu da canlı yayınlar playlistinde artı bir de bar sohbetleri playlistinde olacak. Böyle. Ne yapıyorsun yavrum, nasılsın? İyiyim. 2-3 haftadır görüşmüyoruz. Yani böyle bir şey yapmıyoruz. Çünkü siz değiştirdiniz. Ondan sonra bir şeyler oldu falan filan. Biz değiştirdik. Siz değiştirdiniz aynen. Güzel oldu bence burası ama. Başka yer olursa değiştirdiniz olur. Derken ha kanalı. Platform değiştirdiniz falan filan. Evet bir evet şey içerik yapmıyoruz. Barışlar geldi bana geçen hafta sonu. Barış'la Etsu geldi. Eğlendik. Aynen. Etsu'yla yakınlaştınız. Etsu'yla best friends. Yani şu an Etsu kankam. Ama şimdi bak. Bu denklemini anlatayım sana. Bak bu bende arkadaşlıkta şöyle bir şey var. Bu arada viski bardağım olmadığı için kahve bardağından. Oraya geleceğim. Viski içiyor şu an Erenak'tan cool bir şekilde. Bu temas ettiğin insanla çok daha samimi arkadaş olduğuna inanıyorum ben. Yani yan yana olduğun, işte sürekli buluştuğun. Çünkü mesela atıyorum bir şey oluyor, arayıp sana anlatmıyorum. Ama o net yanımda oluyor, ondan dolayı biliyor. Anladın mı? Yani yan yana olduğun insanla samimiyetin ama daha da fazla artıyor. Türkiye'de bu çok zor yani. Evet, evet işte yani biraz para gerekiyor ve ben de parayı zaten ona harcıyorum. Bok gibi paran harcıyorum var. Yani. Paran var. Var mutlusun. Param var. Ya param var yani şöyle var, babamdan çok kazanıyorum. Babam 26 yıllık memur. Ya oğlum hepimiz babamızdan daha çok kazanırız bu arada. Ama çok üzücü değil mi lan? Benim gururum inciniyor evet. Bazen yani. Hani babam 26 evet. Yıllık memur ve hani belki de Türkiye'nin son ama gerçek baban memur emekli değil mi oğlum? Hayır, daha emekli olmadı babam. Ha oha bir dakika, kaç yaşında? 68'li. Kaç yaşında oluyor? Ha 68 yaşında. 2, 32, 20, 52. 52 yaşında mı? Galiba basit öyle bir matematik. Şey. 52. Gençmiş lan. Aynen genç babam. Genç. O anlar hızlı geç evlenip hızlı çocuk yapmışlar. 27'lerinde mi öyle bir 26 falan evlenmişler. 63 60 yok 60 63 gibi bir şeyler ikisi. Şaka maka bir yıl sonra babam yani ben babamın yaşına geldiğim yani bir yıl sonra ben de Barto burası. Hayır. Şöyle toparlıyorum geliyor. Bir yıl sonra abi babamın baba olduğu yaşta olacağım. Nasıl? Ha, anladım. Ben geçtim. Ben çoktan geçtim. Senin abin var bir de. Abim ne? Zaten geçti. Abim her şeyi geçti. Çok garip lan. Aşırı garip anasını satayım. Ay. Yani abi şimdi bunu konuşalım yani. Chat'te de yaşı bizden de küçük insanlar da var. Bizim analarımızın, babalarımızın 30'uyla 20 25'iyle bizimki bir değil. Bunu artık yani kabul edelim. Evet. O çok yani, değişti tamam. Yani. Ben hala 40'ta genç hissedeceğimi düşünüyorum. Sen 40... mesela küçükken şey diyor muydun? Ben diyordum mesela 25 yaşında kesin evlendim ben. Hani Ted Mosby'din değil mi hızlıca? Ha. Ben 25 yaşında daha üniversite askerliğe gitmemiştim falan. Ben hala gitmedim 26'yım. 26'sın gitmedin. Evet. 30'a kadar gitmeyeceğim. Seçilim var. Ne? Yok yok. Arkadaşlar aboneleri falan yayın sonu toparlayacağız. Ondan sonra şey yapacağız. O kadar da istiyorsan ne olacak be? Ya, okay, şey gibi düşün. Masamıza şey geliyor işte. Çerez geliyor. Aynen masamıza düşün. Çerez geliyor aynen. Çınar Çermen çerezini yollamış. Can Bulut çerezini yollamış. Yusuf Yaman çerez yollamış. Şefik Köseoğlu bira yollamış direkt seksi bir adam olduğu için. Minays çerez yollamış. Bay Dixie çerez yollamış. Teşekkür ediyoruz onlara da. Öpüyoruz gözlerinden. Siz de çerezlerinizi modlarımızla biraları dağıtsın. Bu biraz arka plan sohbeti olabilir. Hani ders çalışırken, yemek yerken, belki aşklar birbirleriyle oynarken. Beste o. Best tabii içerik ki. Bence o. Yani bu yüzden yapıyoruz bu için. Yani biz ekrana bakmak isteyenler için ekrandayız. Bakmak istemeyenler için arka planda olabiliriz. Üstümdeki nasıl? Bu bar sohbetleri kıyafetim benim biliyorsun değil mi? Öyle en mi? Son, hatırlamıyorum. En son bar sohbetlerinde falan giydim bunu. Bu şeyi çok kalın. Burada da bir şey büyükelçi göndermesi var. Persona non grata. Şimdi dün bayağı seninle siyaseti falan konuştuk ama bugün de şuradan girmek istiyorum sana. Direkt siyasete mi girelim? Hayır, girmeyeceğim. Sadece şunu sormak istiyorum. Sen şu an mutlu musun? Hepimiz geçen hafta çok mutluydum. Geçen hafta hayatımın en mutlu zamanlarından biriydi. Nedeni nedensiz. Ya mutsuz olmanın sebebi. Yani şunu soruyorum ama.
seni mesela bu bize yalan mı? Yalan mı söylüyoruz acaba? Gündem bizim moralimizi gerçekten bu kadar bozuyor mu? Yoksa biz bahane mi ediyoruz? Gündem değil de şey bence bir şeye ulaşamamak bozuyor. Bak sen nasıl? De ben de çok kazanıyoruz tamam mı? İkimiz de gerçekten asgari yani biz 3 asgari ücret... Şu an çok kazanmıyoruz. Tamam okey ben 3 asgari ücret kazanıyorum. Çok... Tamam mı? Yani 3 tamam. Asgari ücret çok... Ben 3 asgari ücretten de fazla kazanıyorum hatta. Ya anladın mı? Hani çok kazanıyorum ama şey yok. Abi mekana gidiyoruz, yarım asgari ücret ödeyip çıkıyoruz mekandan. Ha, anladın evet. mı? Ulaşabilirliği evet. çok zorlaştı her şeyin. Bu da doğal olarak psikolojiyi yıpratıyor. Mesela atıyorum... Hadi deyip işte Antalya'ya, mesela bu hafta sonu hadi Antalya'ya gidelim. Yapamıyorsun, anladın mı? O da psikolojik olarak insanları yıpratıyor bence. Ama çünkü... bir şey söyleyeceğim. Bu hadi deyip Antalya'ya gitmek hep lükstü lan bu ülkede. Hayır, değildi abi. Nasıl değildi lan? Abi bundan net 3-4 yıl öncesini söylüyorum sana. Ben o zaman tamam. daha şirketi bilmiyorum, yeni kurmuştum. Çete sorayım, var mıydı ya? Öyle yani eski kriz öncesi hadi deyip bir yerlere gidebiliyor muydunuz Antalya'ya tatile falan? Gidebiliyordun abi. Yani hani şey gibi otele gitmiyor. Normal maaşta. Normal maaş. Asgari ücret. Otelden bahsetmiyorum. Hani 5 yıldızlı otel falan bahsetmiyorum ama ya, Olimpos'a falan gidiyorsun anladın mı? Şimdi Olimpos'a gidemiyorsun. Olimpos'ta geceliği 1000 lira. O zaman Olimpos'ta geceliği 100 liraydı. Bundan 2-3 yıl önce sen bahsediyorum. Çantanı alıp gitmekten bahsediyorsan her türlü aha. yaparsın bunu zaten. Hayır. Şimdi ayrı işte. Hayır, benim kıyasladığım şeyi anlamıyorsun ben. Bundan 4 yıl 5 yıl önce Olimpos'a bir gece geçirmek 100 liraydı. Tamam. Şu an Olimpos'ta bir gece geçirmek 1000 lira. En basitinde. Nereye veriyorsun bunu? Zeus'a mı veriyorsun bu parayı? Hayır. Nasıl Olimpos'ta bir gece? Ya mekana, kalacağım mekana. Allah Allah. Hayır, orada otelde şey... kalırsan her türlü pahalı olur zaten. Hayır, oteli bahsetmiyorum zaten. Orada bungalovlar vardı Olimpos'ta hep oldum olası. Bungalovlarda gidip kalıyordun. Anladın mı? Anladım. Bungalovlar çok pahalı. Ama çadırlar şimdi gidersin yine. Şimdi çok pahalı. Çadır. Şöyle söyleyeyim. Çadırla kamp alanında bir gün geçirmek falan böyle güzel bir yerde 100 lira. Çadır kurmak sadece. Eskiden 25 liraydı. Bir dakika ben çadır, çadır alanları da paralı değil mi o yüzden? Tabii. Ben bu arada hep o tatili yaparım. O tatil yapan adamım. Ben işte hani bir hafta çıkarsam. Aynen. Bir hafta çıkarsam koy gezerim İzmir'e kadar. Antalya'dan İzmir'e kadar giderdim. İzmir'den geri dönerdik Antalya'ya. Ben dünyanın en iyi tatili bu arada o. Nefret ederim. O götüme böcek girer. Ya işte orada ben de o şey tatilini hiç sevmiyorum. Şezlong'a uzanayım vakit kaybı geliyor bana. Ha, nasıl lan? Asıl tatil. Bu arada bir şey soracağım çete. Müzik seviyesi nasıl? Az tutmaya çalıştım kafa yormasın diye. Hatta biz arkaya bir bar sesi atmosferi verelim mi dedik ama kafa yorar arkada diye yapmadık. Bu arada Geek Family Rules Aktanfa Şövalyesi olmuş. Bayağı hesaba ortak oldu aslında şu an. teşekkür ediyoruz. Güzel mi? Tamam. Benim sorum şuydu oğlum. Gerçekten gündem mesela, şimdi Türk insanında şöyle bir şey oldu, çok çabuk unutuyoruz bazı şeyleri. Yani öyle bir seviyeye getirdiler ki bizi, artık anladın mı? Okey bu da oldu falan oldu ya. Acaba gündemi mi bahane ediyoruz, canımızın sıkılması için bu herkes mutsuz muhabbeti ondan mı? Bilemedim. Abi, ya ben... Yani mesela gerçekten doları dert ediyor mu bu dolar ne oldu abi diyenler, yoksa... O da bir kaos için yapıyor mu acaba? Ya bilemedim. Şöyle ben 26 yaşındayım ve hayatımın herhalde son bir 6-7 yılıyla da parayla çok haşır neşirdim. Ve hayatımda ilk kez Merkez Bankası kararı bekledim. Ha evet öyle. Ama anladın senin, mı? Ama, ama senin paran var. Ya tamam ama bu arada bütün birikmişimi ben şey yaptım. Onları sonra konuşuruz bir arada. Konuşalım ben de yaptım. Hayır bitirdim. Çektim hepsini. Ha nasıl? Bütün şirketi kapatıyorum ya, borçları kapatmak için. Ha onu söylesene ya. Konuşuruz sonra ya, şu tatsız bir konu. Erkenden onu ama hayır, oğlum insanlar bilmeli yani. Şu an kapalı ama zaten ki yani hani. Ha ya arkadaşlar ne yaptın, store kapandı. Aynen kapandı ama ne yapacağız, bir şey yapacağız mı bilmiyorum daha. Net tam kapandı mı, başka bir yere mi taşıyacağız bilmiyorum. Konuşuruz bir ara. Onu anlatıyorum. Ya dolar o kadar hızlı bir çaktı ki. Bak tüylerim ürperdi o an. Anladın mı o ekranı? Gerçekten ürperdi tüylerim. Dedim ki ne oluyor şu an? Hani bak o kadar hızlı dolara geçirdim ki parayı. Ben hani saat 1'de 11'de başlattım tamam mı? 10 bin lira gibi para vardı o an. 10 bin lirayı saat 11'den saat 3'e 4'e kadar dolara döndüremedi sistem. Dolar yoktu piyasada. Düşün herkes ne kadar paniklemiş. Oğlum millet bankalar sistemlerini kapamış. Aynen dolar alamadı kimse, anladın mı?
Bozmayı bırak, kullanmadı. 2-3 gündür çok fazla uzman dinliyorum YouTube'da. Bazı YTD'lerim olabilir istiyorsanız söyleyebilirim. Söyleyeyim mi? Ama YTD bunlar. Söyleme ya, boşver. Yani tamam, oraya dönmesin. Tamam, oraya dönmesin. Hadi. Yani dolar değil tabii mevzu. Türk parasının değer kaybetmesi ama. Yani canınızı sıkmayın demek isterdim. Çok da mümkün değil tabii. Aldığınız... Ya şöyle, genç kesimin hayal ettiği her şey dolarla alındığı için tabii dert ediyoruz sonuçta. Sadece genç kesimin değil ki abi, un, her şey ya. Ya öyle zaten de, şimdi millet öyle zannetmiyor. Yani unu dolarla aldığını bilmiyor şey teyzem. Hani atıyorum, anladın mı? Ya işte senin annen teyzem... babam biliyor ama o sokaktaki teyze bilmiyor. Benim annem babam da bence çok hani hakim ya, hissediyordur. Ama çok bildiklerini zannetmiyorum. Baba Adal'a ya... bak. Küçük baba olmuş. Yani insan seksi beden olur. Seksi beden ol Adal. 10 lira farkla. Canım benim, hoş geldin. Heh. Ya ya dünkü şey mesela çok tatsız değil miydi? İnsanlar bir depoda 50 lira bir gecede, yani daha pahalı hale geldi benzin. İnsanlar gitti sıraya falan girdi gecenin bir yarısında benzin almak için. Yani bunlar üzüyor gerçekten işte insanları. Psikolojisini yoruyor. Bir depo benzinde ne kadar fark ediyor 1 lira? 50 lira fark ediyor dedim mi işte. 50 lira fark ediyormuş. Bir depoda 50 lira fark için sıra bekledi insanlar. Sonra yine o fiyattan alacaklar. Aynen. 50 lira kar etmek için dün sıra bekledi insanlar. Düşün aslında bak ne kadar stresi sokuyor. Allah Allah. Ya psikolojik olarak çok yıpratıyor abi insanı. Bak sen ben gerçekten iyi, ben... Bu müzik ne? Az önce alışveriş yaptım, tamam mı? Yayına girmeden önce işte bir iki bira türü sipariş verdim, tamam mı? Hı. Arayıp sipariş verdiğini ne kadar diye sormadım. Ama Türkiye'nin %80'i ne kadar diye yaşıyor hayatını. Evet, bu ve arada bu ben bunu şey. Geçen işte arkadaşıma söyledim, dedim ki yani şu anda benim istediğim, bu arada Emre Yıldız da Akan Faş Şövalyesi olmuş, bayağı hesap ödeniyor, teşekkür eyvallah ediyorum. Eyvallah arkadaşlar. Şu an benim en büyük lüksüm şu Deniz, biraz fazla para kazanan biri olarak. Ya biraz fazla kazanıyorum dediğim, dolar karşısında yine çok komik bir para kazanıyorum. Yani Amerika'daki evet, asgari ücret kadar kazanmıyorum. Dolarla baktığınız zaman. Şu an ben 1000 dolar kazanmıyorum. Tamam benim de öyle. Tamam benim de öyle. Ama şu an Türkiye'deki en büyük lüksüm, mesela eskiden bu kadar kazandığımı hayal ettiğimde hep araba alırım, ev alırım, bir şeyler evet, yaparım evet, da. Evet. Şu an en büyük lüksüm ne biliyor musun? Bir mekana gittiğimde, ama tabii gittiğim mekan belli mekanlar. Yani hani işte Krem Dolomaj falan diye. Kadıköy'deki bir burgerciye ya da işte pub'a gittiğimde menüde fiyatına bakmamak oluyor. En büyük zenginliğim bu şu an. Yani maksimum zengin böyle hissedebiliyorum şu an. Ve bir şey diyeyim mi? Bu bile bizim psikolojimizi aşırı rahatlatıyor. Tabii. Bu arada. Ben çünkü bu beni gerçekten orgazm seviyesinde mutlu eden bir şey. Çünkü ya hani işte ama maksimum 60 liralık bir şey bu ama yani. Ya evet çok katılıyorum. Ama işte bunu yapamayan insanlar var. Ve anladın mı? Bu yüzden moralleri bozuk işte insanların. Ve bak bir o zaman vereyim. Çok basit bir şey. Bir örnek vereyim. Şu elimde gördüğünüz çakmağı az önce aldım. Hı hı. Yanında bir bunun parlağı vardı. Gittim çakmak alayım dedim. 10 liraydı. Dedim ki kasiyere, bu şaka mı? Yok abi öyle dedi. Bu 5 liraydı, bunu aldım. Bak en ucuz çakmak 5 lira falan artık. Benzinliklerde falan da öyle. Hı hı. Yani komik lan artık, anladın mı? Yani ve çakmağın fiyatı 10 lira olur mu lan? Ya işte. Çakmak lan bu. Ya en basitinden şunu ben yani İstanbul'a gelince daha net fark ettim. 50 liranın altında yemek yiyemiyorsun mesela. Ha yiyemiyorsun. Evet, yemek sepeti işte getirmiyor. Aynen. 50 liranın altında yok yani hani. Tost yiyeceksen bile 50 liraya çıkıyorsun o tosta. Çünkü tost 30 lira. İçecek söyledin ha oldu. 45 lira. 50 çok lira. Çok, yani ıslak hamburger 10-15 lira oldu işte. 3 aynen, liralık bir şeydi. 3 liraydı. 3 lira mıydı neydi? Ya işte 2 çok lira... Daha da komik paralardı ya. Biz tost yiyorduk kantinde 50 kuruştu çocukluğumuzda. Ha tabii canım, 1,5 liraya patates yiyorduk. Yani işte. Ya tamam bu öyle öyleydi böyleydiye girilmesine hayır, hayır, gerek işte, yok da. Ya yok benim yani, sorum yani, işte şeydi. Ya, gerçekten takıyoruz. Gerçekten bozuyor. Takıyoruz abi işte. Orada yani. Gerçekten takıyorsun işte, anladın mı? Bunlara takıyorsun yani hani. Ben mesela şeyi düşün yani hani. 2-3 gündür işte şeyi bu şirketi kapatırken gerçekten hiç kapatmak istemiyorum ve ben ne yaptım, store'u açtığımda da sıfır kar beklentisiyle açtım. Bak Eren de burada hani para kazanmakla ilgili bir beklentim yoktu. Ben tamamen Twitch komünitesine bir şeyi düzgün yapabileceğimizi göstermek istiyordum. Ki bence düzgün yaptık. Bugüne kadar kimse beni ne yaptım, bence beni dolandırdı de demedim. Yok. Hani
bak tişörtten memnun kalmayana ben parasını hediye verdim. Parasını verdim, tişört de hediye ettim falan mesela. Böyle olaylar da yaşandı. Hani birisinin sorunu varsa da bana ulaşsın. Sistemden bazen arkadaşlar ignore ediyor yani. Çünkü hor gören insanlar oluyor. Bazen onu ignore ediyor. Ama gerçekten bir sorunuz varsa bana da ulaşın. Her neyse işte. Onu kapatayım derken abi saçma salak paralar yani şu an. Yani sigortası, vergisi. Hiç para kazanmadığımız işten zarar ediyoruz yani saçma salak. Ve psikolojini yiyor, anladın mı? Lan. Pelit ne? Artık çikolata satmayacağım demiş. Yani işte. Şey, bugün Zara mesela da... kuru kahveci Mehmet Efendi lan. Kuru kahveci var ya hani kahve ünlü. O da bırakmış. Şaka böyle şeyler olmaya başladı yani. Ve ben sana bir şey diyeyim mi? Hani şu an özgür bir basın olsa biz o zaman görürdük. Hani şu an basın sansürlüyor tabii, bence. Tabii canım. Yani sansürlemiyor. Yayınlamıyor direkt. Sansür tabii falan yok. Bizim holding bir mail attı işte. Zam yaptılar. Doların yükseldiği gün. Kapattı dedim evet. Satışları durdurdular yani. Atılan mail gerçekten basına sızsa ya derler ki ne oluyor anasını satayım bu Türkiye'nin en büyük holdingi bu niye böyle ağlıyor bunlar falan der yani anladın mı? Adam bir bildiğin göz dolarak yazılmış bir mail okudum ben yani hani. Yani ya çok, ne diyeyim çok abi? Gerçekten kötü yani hani biz hissetmiyoruz biz çünkü şey hissetmiyoruz. Biz açlık seviyesinin altındayız belki. Tam hatırlamam açlık seviyesi neydi? Yoksulluk seviyesi pardon. Yok, hep, yok açlık seviyesinin de altındayız. Ben bakayım. Yok yok hayır değiliz canım. Açlık seviyesi üstündeyiz. Açlık. Hayır, senle ben evet de açlık seviyesi. Ya, Türkiye evet canım. 10.000 TL yoksulluk açlık sınırı 3.093 liraymış. Ben 10.000 lira maaş almıyorum. Şu an ben de almıyorum. Düşün. Yoksulluk. İşte yoksulluk değil de yani ne bileyim o yoksul orta direk mi oluyor artık anlamadım ki. İşte o kalktı eskiden orta direk vardı memurlar orta direkti artık orta direk diye bir şey yok ki. İşçi yoksuldu memur orta direkti dükkanı olan işte iyi durumda diyorduk. Hmm. Burada Mustafa abi gelmiş bir fıstık fırlatmış basamıza Mustafa Dinç hoş geldin. Mustafa'm teşekkür ederim. Adal da özelden yazmış bana Aktanfel Şövalyesi'ne yükseltmiş abonenin canım benim öpüyorum. Şey alayım mı? Şeyden. Hashtag sende, DC bende ya. Aynen. Yo, bu ben konuyu şey... bir pas geçin. Bu konuyu pas geçin. Lan? Ne oldu? Aa Emre Yıldız dedi ki abi viski içiyor musun sen? Ben bir şişe getireyim dedi hızlıca masaya. Hızlıca şişeyi açtı. Bende 3 tane ki... konu var baştan. Ha, özür dilerim. Tamam. Sen o zaman sen ilk sendeyiz. İlk Twitter'dayız sonra Discord'dayız. Ben okuyayım bir dolardan bir günde 26.760 lira kazandım. Ülkenin borcu... 760 milyar TL arttı. Emre'cim çok teşekkür ederim. Ben de 500 lira kazanmış oldum ama kazanmıyorsunuz aslında. Bunu konuşmak lazım. Yani biz bugün Metehan'la kahve içiyorduk. İşte paramın bir kısmı dolarda falan muhabbeti oldu da yani kazanmıyorsunuz. Kaybetmemiş oluyorsunuz. Çünkü sen o parayı mesela diyelim ki param var kenarda 10 bin lira arttı dolarla birlikte. Ama onu çektiğinde alacağın şey de aynı yüzde de artacağı için. Yani anlık yükselip alçalması lazım ki coin gibi kazanabilesin. Yani, ama tabii şu son iki günde bu oldu bu arada. Birileri zengin oldu orada. Ya o birileri zengin olduğundan dolayı olmadı. Merkez Bankası kürekle daldı yani. Hiç söylenmiyor ama Merkez Bankası gerçekten elinde ne var ne yoksa vurdu masaya. Ve bitti. Bence Merkez Bankası'nı bitirdiler o gün. Çünkü bak toplantıdaydım. Biz işte araba satıyoruz ve arabayı yurt dışından getiriyoruz. Kuru konuşuyoruz işte hani fiyatlar ne olacak falan. Fiyatları zaten kapattık 2-3 günde. Bu geçen gün açtık. Abi toplantıdayız. 14'te girdik Euro'da. Toplantı 40 dakika sürdü. Toplantıdan çıktığımızda Euro 15'ti. Tamam mı? Bir saatte 45 dakikada 1 lira arttı. Toplantıdan sonraki 30 dakikada 1 lira 10 kuruş düşürdüler. Normal bir hareketlilik değil o yani. Hani canım, birisi vurdu kafasını yukarıdan yani. Chat'te de anormal şeyler oldu. Abi, 27 dolar abi. Mı geldi? Kanada doları. Kanada doları ne kadar bilmiyoruz. 28 dolar ya da geldi. Dufus tatlı yayınlar demiş. Çok teşekkür ederiz. Buğra Yıldırım da 10 euro yollamış. İşte neredeyse aynı para demiş. Teşekkür ederiz. Deniz'le paylaşıyoruz. Artık bu ortak içeriğimiz bu arada. Ne yaptın da öyleydi ama ne yaptın da zaten çok da bir şey gelmediği için Twitch'ten de şey yaptığımız için artık etkinlik olduğu için ortak zaten kazanmaya başladık. Bar sohbetleri artık Deniz'le ortak içeriğimizdir. Nasıl ki Günhan'la işte Yiğitcan'ın ortak içerikleri var. Artık bizim de böyledir. Sen vur bakalım konu. Benim de elimde var bir sürü.
Ben bugün neyi düşündüm biliyor musun? İnsanı insan yapan şey bence öğretmen, ilkokul öğretmeni. Hayır. Hepimizin niye sevmiyor musun sen ilkokul öğretmeni? Hiçbir öğretmenimi sevmedim hayatım boyunca. Çok özür diliyorum ama. Benim karakterimi inşa ettiğini düşünüyorum ilkokul öğretmenimi. Var mı? Yani chatte öğretmenlerimi sevdim diyenler bir, hiç sevmedim diyenler iki, benimle aynı fikirde olan. Kötü bir şey belki ama Buğracığım çok teşekkür ederim. O zaman kardeş payı demiş. Bir 10 euro daha atmış. Eyvallah. Atınç da canım Atim bayadır yoktu. 10 dolarla gelmiş o da. Kalpli Shiba atmış. Shiba da yükselir inşallah. Sevdim diyorlar genellikle. Ben neden sevemedim? Benim öğretmenim öküz gibi ulusalcı, öküz gibi Atatürkçü bir adam falandı böyle. Ve ulusalcı ne demek lan? Ulusalcı şu, her çıkarda halkını ve devletini düşünen insan. Ama daha laiktir ulusalcı. Yani laiklik önce gelir, Atatürk vardır. Milliyetçi bir çizgidedir. Şey gibi düşün, eski MHP ile eski CHP'nin tam ortası gibi düşün. Anladın mı? MHP'sinden böyle daha Atatürkçü. Değil, şu an merkez partidir. Ulusalcı insandan zarar gelmez. Ulusalcı insanın etnik kimliklere karşı bazen sert olur. Böyle bir şey işte. Anladım. Ben mesela TKP, İşçi Partisi falan eski ulusalcı partiler. İlkokul öğretmenim mi karakterimi yaptı diyorsun? Evet evet. Ben onu geç sabah düşündüm. İşte 24 Kasım'dı ya işte dün de. Hani dedim öğretmenler falan aklıma geldi. Doğsun bu arada. Aynen. Ya burada gerçekten ben çok üzülüyorum öğretmen olmak isteyip bazı şerefsizler yüzünden olamayan insanlara. Çok zor. Ya gerçekten bak bütün temelini işte derslerin temelinden tut da işte hayata bakış temelini öğretmen inşa ediyor. Öğretmenin seviyorsa insanları. Öğretmenin işini seviyorsa desek daha iyi. Çünkü benim öğretmenlerimin hiçbiri işini sevmiyordu abi. Hep 60 yaşında ben ne olursa emekli olacağım Allah belanı. Hele ilkokul öğretmenim Paso şeker hastasıydı ve Paso 30 gün izin alıp yatıyordu. Biz gitmiyorduk okula ya da başkaları geliyordu falan. Yani çok ben bir çok şey öğrenmedim ondan. Paso hastalanıp yatıyordu falan. Hikaye anlatabilir miyim ilkokul öğretmenimi neden sevdiğimle ilgili? Şimdi benim babam memur, İskenderun'dayız. Ben 6 yaşındayken falan. Sonra babamın çalıştığı cezaevinde firar oluyor ve Ağrı'ya sürülüyoruz. Nasıl? Bir dakika, orada bir firar oldu. Bir cezaevinde firar olduğunda gardiyanlar sürülüyor mu? Anlatayım onu. Şimdi şöyle, İskenderun cezaevi böyle siyasal ağırlıklı bir cezaeviydi. O gün mahkumlara yardım edildiği iddia ediliyor. Orada var çalışan... Var mı? Bilmiyorum. Yani o kadar hiç dinlemedim hikayeyi. Ama babamı çok uzun süre sivil polislerini falan takip ettiği hikayelerini biliyorum. Babam çok romantik insandır. Annemle ne zaman yağmur yağsa çıkıp yürürler falan böyle. Bütün yağmurlu günlerde işte peşinde sivil polis şemsiyesiz bir şekilde gezermiş böyle. Babam da eve geçtikten sonra kahve ikram edermiş aynı adama gidip. Neyse işte o gün işte bütün çalışan gardiyanları kovuyorlar. Yani mesaide olanları. Akşam o gün çalışmayanları da sürüyorlar cezaevinden. Bütün personeli yapıyorlar bunu ayırt etmeden yani. Çünkü bilmiyorlar kim yardım etti, kim etmedi. Ne oldu? Yok yani biri Discord'umuzdan banlandı da. Aha. Common olarak yani o aslında onu banlamadık. Hacklenmiş, onu anlatıyordum ona da söylemiş olduk artık. Aha. Dufus hoş geldin. Sonra neyse babam Ağrı'ya sürüldü. Bir yıl kadar falan biz gitmedik. Babam tek başına bir otelde falan kaldı. Sonra dedik hani böyle olmayacak. Gelin siz de. Abi gittik işte Ağrı'ya. Böyle bir ev mev falan kiraladık. Gece kondudan bozma böyle tatsız bir ev falan. Ağrı hikayesi bu arada anlatayım mı Ağrı hikayesi? Ağrı'da çok action. Anlat. Benim dine küstüğüm, ben çocukken dine küstüm bu arada. Hemen Ağrı hikayesi geliyor. Dine küstüm. Bak dinle. 6 yaşındayım. Evimizde yangın çıktı Ağrı'daki evimizde. Babam beni evin dışına çıkarttı. Çarşafta 3-4 tane teyze bana şöyle söyleyeyim 10 metre mesafede ben hüngür hüngür ağlıyorum. Babam annemi kurtarma evin içine tekrar girmiş. Çarşaflı teyzeler gelip bana yardım etmedi çünkü erkek çocuğuyum diye. Ne? Evet. Kimse yanıma gelmedi. Ben sokağın ortasında evimiz yanıyor ve ben böyle ağlayan bir çocuğum. Bir dakika bak, sen çocuksun. Hayır, o yüzden olduğuna emin misin yoksa sadece duyarsız köpek insanlar mı? Biliyorum, biliyorum. Ben çünkü çok böyle sevecen bir çocuğum. Çocukken kimi görsem kucağına falan atlamak istiyormuşum.
teyzeler dinle, benden bunu, olsun. Bunu dinde, dinde böyle bir şey yok lan. Oradaki dinde var abi. Abi. Oradaki din, köpeğe falan da dokunmayan bir şey var ya Müslümanlıkta. Hadi abdestle ilgili oğlum, çocuğa dokunma kurtarma ne demek yani? Yok abi, hiç yok yani. Hani ben o gün hayatımda en adam işte, ön yargı işte, anladın mı? Hani çok öküz gibi ön yargım oldu. Hani bu insanlar normalde iyi olması gereken insanlar ya sözde. Hani kimse yardım etmeyince böyle aşırı bir ön yargım oldu. Neyse, geçtim ağrıya. Benim işte kardeşim hasta oldu falan filan, biz Ankara'ya tayin aldık. Ben de ilkokula gidemedim bundan dolayı. Hani ilkokula gidemedim dediğim birinci sınıfın işte 1-2 hafta kaçır, 1-2 ay kaçırmışım, tamam mı? Böyle birinci sınıf başlamış, insanlar okumaya başlamış falan filan. Biz Ankara'ya geldik. İşte ev tuttuk falan, bir evin hemen yanında okul vardı. Müdürün yanına gittik işte, babam memuruz, Hataylıyız, şöyleyiz, böyleyiz, işte tanıştılar falan filan. Müdür de aldı beni, bir tane sınıfa götürdü. Oradaki sınıfın öğretmeni dedi ki, bütün doğudan gelen çocukları da benim sınıfıma yolluyorsunuz, ben istemem dedi. Tamam mı? Babam diyor ki, ben diyor memurum, doğuda çalışıyorum. Hani ben, biz Hataylıyız, bu çocuk Hatay'da doğdu. Ben işte böyle oldum, böyle şöyle oldu. Ben işte şöyle mezun, böyle falan. İstemem ben falan filan. Sonra benim ilkokul öğretmenim gürültüyü duyuyor koridorda. Ne oluyor diyor. Böyle 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 diye anlatıyor babam. Gel kardeşim diyor, ne olacak diyor. Bir tane küçücük çocuk diyor, bunun lafını mı yapıyorsun sen de falan filan diyor. Sonra neyse aldı beni adam işte şey, ve adam sonra şey çıkıyor, hani böyle öyle öğretmenler olur ya, çocuğu göndermek için bir yıl beklerler falan, okula yollamazlar o çocuğu, o adama ders verdirmek için ilkokulda falan öyle öğretmenler olur, öyle bir adam çıkıyor falan, manyak bir adam çıktı işte sonra ilkokul öğretmeni. Ben o yüzden çok seviyorum mesela, hala görüşürüz ve yani ne zaman işle ilgili bir başarım olsa arayıp söylerim böyle, hani gurur duysun ben de diye, böyle hani saçma bir sevgim var hala adama. Bu yıl ayırıyamadım üniversitedeki, ama. Üniversitedeki arkadaşların, şeylerin, öğretmenlerini sevdin mi sen? Ben hiç sevmedim. Üniversitedeki ben kimseyi sevemedim lan okul. Okulla ilgili mi acaba benim takıntım ya? Ben okuldan bu arada bu şey, Nadir ismi Erlik, var benim. Erlik, hoş geldin. Erlik, gerçek Erlik mi peki? Galiba, o bilmiyorum. Gerçek Erlik olsa bence tiki olur yanında. Bilmiyorum. Öyleyse hoş geldin. Geçen Erlik dedikodunu yaptık. Sahte Erlik, hoş geldin. Aynen. Evet. İşte şey, üniversite hocalarını soruyordun. Şey, benim üniversitede ben dekanımı çok seviyordum. Sonra FETÖ'den atıldı ama FETÖ'cü olmadığını inanıyorum. Dekanla nasıl tanıştın lan? Ben hiç tanımaktım rektör. Ben şeydim ya, usta öğreticiydim ya üniversitedeyken. Ben okulun paralı öğrencisiydim. Maaş ödüyordu üniversite bana birinci sınıftayken. Ne, nasıl lan, böyle bir sistem mi var? İletişim fakültelerinde şöyle bir şey var. Atölye mantığı var. Bir dakika var. Ben de iletişim fakültesiyim. Seni anlatıyorum. Tamam. Nasıl olabiliyor? Akdeniz iletişimde, ben mesela Ankara'da da öyle bir şey yok. Boğazlı şeyde, Konya Üniversitesi'nde var bu. Akdeniz Üniversitesi'nde var. Kayseri Kadir Has'ta var. Atölye mantığı olan iletişim fakülteleri var. Tamamen eğitimin atölye üzerine kuran. İşte Ankara Üniversitesi tamamen teoriktir. Boğaziçi teoriktir. Marmara teoriktir iletişim. Tamam mı? Böyle. Hı. Ama Akdeniz öyle değil. Atölye mantığı. Atölyede de ne oluyor? İşi bilen öğrencilere üniversitenin döner sermayesinden para bağlanıyor. İşte bizim o zaman neydi? 350 lira mıydı? İlk yıl 350 liraydı. İkinci yıl 700 küsür liraya çıkmıştı. Neden veriyorlar oğlum bu parayı? Öğrencilere ders veriyorsun. Öğrenciler gelip senden program öğreniyor. Üniversite öğrencileri sana gelip... Evet. Dördüncü sınıf öğrencilerine ben ders anlatıyordum. Birinci sınıfken. Odam vardı benim üniversitede, var ya benim şeyimde, Instagram'da fotoğraflarım var odamda. Ben odama, üniversitede odam var, odama poster falan asabiliyorum, koltuk koyabiliyorum, buzdolabım var. Ya bunun şeyleri biliyorum, işte rektör yardımcısı, işte başkan yardımcısı falan psikologları var da böyle bir profesyonel öğrenci hiç görmemiştim yani. Çok çok güzeldi yani, fakültenin anahtarı vardı bende. Ben ne bileyim, ben sevmedim hiçbir öğretmenimi oğlum. Benim abi şey... Var. Evet. Şey anlatıyordum. Ortaokul öğretmenlerimden nefret ediyordum. Hepsi öküz gibi dindar sağcılardı. Hiç kimse Deniz demiyordu bana okulda. Öğretmenlerin hiçbiri. Oğlum, herkes sen nasıl Nadir insan... diyor. Bu nasıl insanlara denk gelmiş arkadaşlar? Biri biz... Kürt diye almıyor. Biri Deniz diye almıyor. Abi bak işte. Yani ben çok iyi delirmeden gelmişim. Ben psikolojik olarak çok yıprandım. Okul hayatım Allah boyunca Allah. Hani. Hem böyle hiç böyle öğretmenim ben... olmadı. Hatırlamıyor musun? Arkadaşım vardı mesela, işte yaktık yine yakarız diyen sınıf arkadaşım vardı. Fethullah Gülen kitabı atan üstüm arkadaşlarım vardı. Allah Allah ya, sapık yani... hocam oldu da böyle bir şey olmadı ya. Yok yok abi. Sapık hoca da dediğimde kadar... yani
sapıklık yapmıyordu da işte şaka yapıyordu sapık sapık. Temelim o kadar sağlamdı ki işte bak psikolojik olarak aşırı iyi dayanabildim böyle muhabbet. Helal olsun lan. Yani hani 6. bak 5. sınıfa kadar Kızılay'da okudum işte Abidinpaşa'da. Bilenler için Kızılay'a çok yakın bir semt Ankara'nın. Sonra Sincan'a taşındık babamın iş yeri oraya geçtiği için. Ben kibar bir çocuğum diye 6. 7. sınıfta top damgası yemiştim mesela. Öyle bir de yıpratılıyorsun anladın mı? Herkes vuruyor anasını satayım böyle. Bir de hani istedim. Gay de demiyorlar iyice böyle. Hani aynen. Sadece hani şey arkadaşlar sırayla soyunalım. Ve birbirimizin yüzümüze lütfen penisimizi vurmayalım falan yani hani. Ben şok olmuştum ilk penis gördüğümde 6. sınıfta. Başka erkeğin penisini ilk kez gördüm. Korkma. Ben tabii futbol altyapısında olduğum için penisler evet, evet. Havada uçuşuyordu. O yüzden çok şey değildi. Tamam penis demişken benim konum gelsin. demiş ki Relandra seks yapmadan ölmek büyük bir eksik midir? Böyle bir kaygım yok demiş not olarak ama. Seks sence yapmadan ölmek değil de seks yapmamış olmak özellikle erkekler arasında böyle Türkiye'de yurt dışında da öyle bir filmlerde gördüğümüz kadarıyla. Bu repütasyon olayı nedir sence? Sen de geçen bir konu konuştuk hatırlıyor musun? Bazı kadınlarda arkadaşlar bu duyguyu tatmadıysanız bu seksten bile yüce bir duygu. Seks yapmak istemiyorsun. Sadece sarılmak, öpmek bazı kadınlarda çok çok daha fazla yeterli oluyor. Şimdi bir dakika tamam okey de. Şimdi burada bunu söylediğinde ben sevdiğim insanla da seks yapmak istiyorum. Hani şimdi hayır öyle bana, bak öyle değil. Hani sen beni siktin o yüzden yapma. Beni sevmiyorsun olmasın. Yani, sakın burada şimdi yanlış evet. Öyle bir şey yok. Hayır ama bazı gün mesela bazı gün o sarılma yetiyor değil mi? Hani bazen gün, evet hayır, canım. Evet. Ya anladın mı hani oraya gitmiyor. Ve muhteşem bir his işte o. Hani gitse yine gider. Ama o an mesela... Seven an... sevdiğini sikmez mi Deniz? Evet. Bu arada arkadaşlar sevdiğinizi de sikmezsiniz bu arada yani. Ben elini seviyorum. Bir kere siktim mi burada yüzü yani. Ama istiyorsun böyle. Yani Günhan'ı da istiyorum. Ya anlıyorum. Istiyorum. Sen, o bazen o duygusal istek başka bir şey. Evet. Seks başka bir şey. Ama duygusal seks tam bambaşka bir şey. Bak o tamam nirvana. O ne biliyor musun? Uyuşturucu etkisinde seks gibi bir şey o. Tabii. O şey yani Interstellar o. Son sahne. Nolan yönetiyor seksi değil mi? Evet. Böyle kitapların evet. Arasında. Aynen. Ama bilmiyorum yani seks... Bence şey... Çok güzel bir duygu ve tatmadan ölmek kötü bir şey. Hani yani, yemek... Ama şunu söyleyelim. Bak ben şunu söyleyeyim. Hı. Eyvallah seks, erotizm güzel bir şey. Ama eğer sevdiğin kişiyle ya da çok istediğin kişiyle... illa aşık olman gerekmiyor. Çok arzuladığın kişiyle seks yapmıyorsan... Bazen şey vardır. Kadında da erkekte de vardır. Yapmak için seks yaparsın biriyle tamam mı? Evet. O seksin mastürbasyondan tek farkı bir bedenle yapıyorsun olma. Yani onu söyleyeyim. Zevk olarak ve tecrübe olarak da çok bir artısı yok. Benim gerçekten geçmişimde hiç hatırlamadığım sekslerim var. Olmasaydı da olurdu dediğim sekslerim var yani. Ben pahalı bir mastürbasyon olarak nitelendirdiğim sekslerim var. Yani. Ha gibi yani işte. Anladım. Hiçbir aynen. Anlamı yok. Ama evet yaşamanız... Ama şöyle, bunu bu kadar şeye koymayın ya. Hani seks yapmadan ölmeyeyim. Ha o öyle şey bir şey değil ya. Öyle bir şey değil anladın mı? O kadar da değil. Yaptıktan sonra anlıyorsun. Normal yemek gibi işte gibi bir şey benim için. Aşık olmadan ölmemek bence asıl misyon olmalı. Çünkü bak ben bile mesela hala onun tanımını bilmiyorsun ya. Net koyamıyorsun. Ama şimdi ben aşık olduğumu yani hissediyorum. Senin aşkın başka, benim aşkım evet. Başka anladın mı? Aynen. Yani o işte çok değişik bir şey aynen. Kim mesela sen aşığım dersen ben sana inanmak zorundayım. Bendeki tepkiyle aynı olmasa da. Ne yapacağım? Bir karşılığı, somut karşılığı yok ki anasını satayım. Var heyecan işte somut karşılığı. İdeal seks kaç dakika peki? Ya en az 10-15 dakika olmalı. En az. Hı hı. Onu söyleyeyim. En kötü kaç dakika? En kötüsünü hiç konuşmayalım. Şöyle bir de en az 10-15 dakika. Bir ön sevişme dahil değil. Yani bir en azından 5-10 dakikada ön sevişme dediğin şey bir yıl bile sürebilecek kadar ya uzun olabilir. Ya bu arada seksin yani. %60'ı ön sevişmedir ha. Tabii yani ne kadar iyi ön sevişme yapmıyorsanız sekste uzun tutmak falan tabii ki biraz uzatmak sizin elinizde ama. Yani ön sevişmedir asıl heyecanlı olan. Öbür kısmı sadece penetrasyon ve artık zevki neyse. Full seks konuştuğumuz bir şey dönüşmesin istiyorum. Yok. Sonra evaktan yine seks anısı anlatıyorum. Aynen. Tam bir şey diyecektim unuttum ya.
Öpüşme. Öpüşme çok ne, güzel. Ne hissediyorsun? Aynen. Şey çok bazı, enteresan bak. Bazı gerizekalılar öpüşmeyi sevmiyor. Ve bu o insanlar hayır, gerizekalı şey, bence. Tamam bir dakika. Hakaret etmeden önce benim... Hayır. Aklı az o insandır. Hayır beni dinle. Hayır. Beni dinle. Şimdi durup dururken öpüşmekle onu ben de o kadar çok sevmiyorum bazen. Yani... Ben ortam yaratayım mı sana? Öpüşme ortamı. Hafif bir cinsel gerilim dahilinde öpüşmek çok daha iyi. Bingo. Anladın mı şimdi? Yani durup dururken film izliyoruz. Beni hiç öpmüyorsun. Yani okey öpü hani kısa öptüm. Beni hiç uzun öpmüyorsun. Ama işte bir yani illa sekse gitmesi gerekmiyor bu arada. Hafif öpüş bırak o heyecanı yaşa anladın mı? Evet. İlla yani, seksten bahsediyor. Cinsel gerilim seks demek değildir bu arada. Yani. Kullandığım kelimeyi şaka amaçlı kullanıyorum arkadaşlar. Sevginizi ufak tacizlerde bulunacaksınız. Eyvah. Yani böyle hayır, hani mesela. Hemen açıkla bunu. Anlatıyorum. Sevgiliniz mesela iş yapıyor ve önemli bir atıyorum işte popoya şey şaplak. Aynen popoya şaplak hızlıca. Ondan sonra hızlıca memesini mıncırıp kaçacaksın falan. Anladın mı? Mutsuz edeceksin. Ama böyle küçük tacizler. Bunlar bence ilişkiye çok güzel dinamikler katıyor. Çünkü evet. Şeyin gerginliği ben kendi, bir süre benim sonra... Benim de popoma vurulması hoşuma gidiyor mu? Biliyorum vuruyorum o yüzden. Şöyle... Vurdu. Kaç kere vurmuşluğum var şimdi şey yapmayalım. En az 3-4'ü var. Senin de senin ama... arkadaşlar Eren Ak'tan sahnede popoma vurdu benim. Hatırlıyorsun değil mi onu? Hiç yani biraz çok da hatırlamıyorum bana ama sanki yani sen söyleyince ya, olmuş gibi hatırladım. Ne yaptın live'da merdivenlerden yürüyoruz ve merdivenler evet, gerçekten çok koydum. Sikko, çok sikko bak hani. Bir ama vurdu dengemi kaybettim. Bak hayır. Bir de hayır neden biliyor musun? Merdivenler çok sikko arkadaşlar. Tahta böyle dik. Yani önümde çıkıyor ve burada popo anladın mı? Ve nasıl vurmayayım ben ona anladın mı? Onu cezalandırmam gerekti. Evet. Benim popom da güzel şekilde. Vurulur. Rüksürüp geliyorum. Tabii. Ya arada yapılır arkadaşlar. Rızası varsa. Popoya vurulur. Ben seviyorum. Çok acıtmadan tabii. Küçük popo şaplakları. Ha? Tabii canım zaten can acıtmak tatsız bir şey. Tatsız. Arada süt meğer falan. Bilmiyorum. Var mı konun? De geçelim bunu. Bende daha var. Geçebiliriz canım. Ben tamam. Twitter'dan da gelmiş bir şey. Twitter'da okuyabilirim istiyorsan. Tabii oku. Uzun bir hikaye anlatmış. Bu sene tıp istediğim için mezuna kaldım. İt gibi çalışıyorum. Bazen o kadar bunalıyorum ki ders çalışırken yanımda keşke arkadaşlarım da olsaydı diyorum. Bu eksikliği de sizinle gidiyorum. Gerçekten çok teşekkür ederim. Yaptığınız her iş için iyi ki varsınız. Okey soru değilmiş bu arada. Teşekkürler canım. Aynen, zaten bu kadar uzun soru sormayın. Ha. Boşluk düzü değil. Hani öyle bir hayat tavsiyesi değil. Bir hanımefendiden gelmiş. Tamam, diyor ki bu güzel bir konu bu arada. Chatten de bekliyorum. Yorumlarınızı okuyacağım. Nude atacak kadar güvenmek için yapılabilecek minik testler nelerdir? Yani birine nasıl nude atacak kadar güvenebiliriz? Kime nude atmalıyız? Chatte yazsın. Ben o zaman gireyim sen oradan bakarken konuya. Yani şey unutmamak için bir şey not aldım kendime de. Tamam. Yani nude atın diyemem artık şu dönemde. Çünkü gerçekten herkes atırsız olmuş. Flörtleşirken atılabilir. İlla sevgiliniz olması gerekmiyor. Ama gerçekten birine güvenip nude atmak çok yani farklı bir seviye ya. Çok farklı bir seviye. Bana tanımadığım çok... insan... Şimdi ben bunu şöyle yapamam. Bana tanımadığım insanlardan da nude geliyor. Anladın mı? Ve yani bunu çok garip bir şekilde yapıyorlar. Onu söylemiştim daha önce de hani sen nasıl olsa azıcık daha ünlüsün yayıncısın nasıl ifşalayacaksın ki götün yemez. Ya zaten ifşalayacak birisine zaten atılmaz. Zaten ama bilemezsin ki nasıl biri olduğunu oğlum. Ben konuyu çok genişletiyorum hazır mısın? Buyursunlar. Rusları bilir misin Eren? Asla bilmez. Rusların bir oyuncağı vardır böyle içinden küçük küçük matruşka. Küçük böyle açarsın yes baby. Açarsın böyle matruşka böyle çıkar küçük küçük bir şey kalır. Nude'a ben en küçük noktasından giriyorum. Sanat. Bana... En küçük noktasından deyince kendi nude'undan mı girdin? Pardon. Ben sanatı çok seviyorum. Tamam, özellikle Rönesans dönemi falan bitiyorum, ölüyorum. Güzel güzel çünkü anasını satayım. Sonra geliyorum insan vücuduna. Ben, lütfen yanlış anlamayın. Bu bana özel. Başkası erkeği beğenir, başkası ikisini birden beğenir. Ben kadın vücudunu çok estetik buluyorum ve çok sanatsal tabii. Buluyorum. Ben de öyle buluyorum. Gerçekten. Bu arada bence kadınlar da kadın vücudunu estetik buluyor. Yani
erkeklerden çok, de hoşlananlar, kadınlardan da hoşlanan. Herkes kadın vücudunu estetik buluyor. Evet. Kimden hoşlanırsa hoşlansın bence. Estetik başka bir şey çünkü. Arkadaşım, kadın olan çoğu arkadaşım Rihanna ile öpüşmek, sevişmek istiyor gerçekten. Böyle bir şey yok. Var. Rihanna bence estetik. Bende de yok. Bende de yok ama kadınların arasında bu popüler bir şey. En azından benim arkadaş grubumda popüler bir şey Rihanna ile seks. Sonrasında ben güzel şey görmeyi çok seviyorum. Ben hani tablo görmeyi de çok seviyorum. Güzel bir kadın görmeyi de çok seviyorum. Ve İstanbul'un bana kattığı en iyi şey, ben sokakta güzel insan görüyorum. Bu beni çok mutlu ediyor hayatta, tamam mı? Nude bu da nedir biliyor musun? Güzel insan bir... dediğin senin bakımlı, düzgün giyinen insandan evet. kastediyorsun. Evet ve bazı insan iyiyse yüzü güzel oluyor. Hani yani niyeti kötü olan insanın yüzüne yansıyor ya bu. Hani Kadıköy'de de işte kadın kesen, erkek kesen tipler yüzü çirkin geliyor bana ama onların bana nüfus olarak daha az gibi geliyor. O yüzden popülasyon hoşuma gidiyor Ankara'ya göre. Okay. Her neyse şeye geldim. Nude da benim için nedir biliyor musun? Güzel bir Da Vinci tablosu gibi. Çünkü vay. Yani, anladın mı? Anladın mı? Çünkü hiçbir gizlilik yok. Da Vinci tabloları da öyle ya, çok mistik böyle. Baktıkça bakasın geliyor nasıl satayım. İyi bir nude'a da baktıkça bakasın geliyor ya hani. Bu hani süreli nude'lar böyle gidiyor ya. Ve üzülüyorsun. Ha gitme oluyor yani. Ya bombayı tutmak istemedin mi sen şimdi? Doğru söyle bir. Şimdi yani tabii ki öyle bombalar geliyorsa. Ama bence çırılçıplak nude çirkin bir şey. Bu anatomi oluyor bana artık o. Tabii ki işte sanatsal dedim ya o yüzden. Orada bir şey. Ya erkek nude zaten nasıl olur onu bilmiyorum, tamam mı? Bilmek de istemiyorum. Erkek nude'u nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Popodur sadece. Başka hiçbir şey değildir. Ha evet, erkeğin bel altı, ön tarafı. En azından benden bunu bekleyin. Benden nude istediğinizde ben size popomu atacağım arkadaşlar. Belki de şöyle bir sırt ve popo, ha? Bele doğru bir bel gamzesi varsa. Sırt çekmek sırt zor olur. Hani ben bir kas varsa. Mesela popo bu. Anladın mı hani? Yataktasın, hı, yatıyorsun şu an. Döndün. Nasıl göster? Döndün. Çık yani. Evet. Anladım. Ama o direkt bu benim götüm demek lan. Hayır olmaz. Hayır orada benim, orada bir şöyle estetik yap, anladın mı? Hani tamam, orada yaptım bir, zaten onu. Benim zaten şeyler yap. O benim orijinalde popom bir. Sen popon nerede gözükmüyor gibi şu an. Şimdi iyi mi? Tamam şu an iyi. Ha, anladın mı? Orada zaten o kas şey var zaten. İyim var orada o popoda, anladın mı? Hani zaten şöyle hafif bir zaten şey hareketinde. Ya şu değil ulan hani anladın. Bu direkt şey yani basur şeyine mi, muayenesine mi atıyorsun? Doktor bey, bu da popom. Olmaz. Bir de rica edeceğim arkadaşlar, erkekler bana nude atmasın. Yani hani gerçekten çok bir hoşuma gidiyor. Ne yalan söyleyeyim, arzulanmak. Vallahi bu hoşuma gidiyor. Hani diyorum ne yaptın da en çok erkeklerin tercihi sensin, ne yaptın ekibini? Barış. Barış mı? Barış. Ha Barış doğru. Barış da manyak geliyor. Barış bildiğin de yani Barış tecavüze bile uğrayabilir, öyle arzulayan insanlar. Bende çok mu hetero vibe'ı var, o yüzden mi gelmiyor? Evet sende çok. Ya ekibin alfası sensin, bizim ekibin. Ve Günhan'a çok gelmesi gereken, Günhan'a da mesela hiç gelmiyor. Evet Günhan, ama Günhan onu çok dışa vurarak söylemleriyle. Ben bu işte kesin yokum. Farkındaysanız dalga geçiyorum setini kurdu. Barış şey kurdu. Ya hayır istemiyorum ama gizli gay vibe'ı mı yaratıyor? Olabilir yani, bilmiyorum. Ben de o kadar duvar kurmadım. Ben kadınlardan hoşlanıyorum diyorum. Geçiyorum yani. Atan olursa da ya ben zaten hoşlanıyor. Bak kadındım. Evet, bak nude, erkek nude'u hoşuna gitmez. Ona çünkü istemeden... Bana geldi bu arada. Nude değil de teklif geldi. Yani mesaj geldi. Bana da. O benim tek yani işte tanışmak isteyen erkek benim hoşuma gidiyor. Dedik yani önce yani şey oluyorum. Ama hayır ama çok ya inan çok teşekkür ederim oluyorum. Anladın mı? Yani ben bu arada benim ta liseden futbolculuk tarihimden beri öyle 3-4 kere 5 kere belki hani gay adım atıldı. Ben bir kez gay bara gittim. Orada teklif geldi ve çok çok kibarlar. Bak iki tane örnek vereyim sana. Bir, gay bara getirdiler beni, tamam mı? Kızlı erkekli, dediler ki gidelim buraya, eğlence çok güzel bir bar. Taksim'de eski sinemaymış orası. Kapanmış girdik galiba abi. Şimdi. Galiba girdik abi, bayağı erkekler dans ediyor, kaslı abiler falan. Mükemmel bir ortam, tamam mı? Böyle şey gibi. Yani Ocean's Eleven gibi, tamam mı? Gora gibi aynen işte yani. Girdik abi, çok güzel. Kadınlar var, erkekler var, dans ediliyor falan.
Biri geldi böyle, tamam mı? Döndüm. Merhaba dedi, merhaba dedim. Arkadaşım senden çok hoşlanmış dedi. Bilmiyorum ilgilenir misin dedi. Baktım hani şöyle gösterdi arkadaşını. Bir erkek birey. Çok teşekkürler, ilgilenmiyorum. Kendisine selam dedim. Böyle el salladım. O da bana gülerek el salladı ve gitti. Bak bitti. Yanan, daha bana doğru... Bak daha bana doğru bakmadı bile. Tamam mı? Süper bir insan. Ve... Onun yanan kulübesim geldi ya. Ama tamam onu yaptı diye veremem. Şimdi hayır, sonrasında... Ondan tam bir ay sonra... Aha. Nişantaşı'nda bir kulübe gittik. Abi bir tane kız bakıyor ama nasıl bakıyor? Böyle yaşça da benden çok büyük. Şu an belki 50'dir o zaman. Ben o zaman 19'dum belki 20'ydim. O zaman 40'a doğruydu böyle. Mil falan. Neyse. Böyle yaptı bana. Omzuma çok daha sert vurdu. Gelsene dans edelim dedi böyle. Gel dans edelim dedi. Çok teşekkürler dedim. Böyle bir şey yaptı gitti. Sonra arkadaşlarımızla hesap konuşuyoruz, tamam mı? Böyle eğildik. Hani o hesap konuşması vardır ya. Biz ne ödeyeceğiz falan filan. Götüm çimdirildi Deniz. Bayağı götümü çimdirdi biri. Ne oluyor falan derken buradan da saçım çekildi. Şu oh. Şekilde. Bak yemin ediyorum. Döndüm böyle bir kadın. Arkadaşımla niye ilgilenmiyorsun? Çok üzülüyor şu an dedi. Ne yapıyorsunuz hanımefendi dedim. Hayır teşekkür ederim dedim. Lütfen dedim. Bir şeyler söyleyerek bağıra çağıra gitti. Yani oha anladın mı? Götüm çimdirildi saçım çekildi falan. Nişantaşı'nda kadınlar teklif ediyor diyebilir miyiz? Bilmiyorum ama yani bu taciz. Anladın mı? Evet, hani burada kadınları kötülemedim. Yanlış anlamayın. Ama şunu söyleyeyim. Hayatımda çok fazla dışarıda da kadınlar tarafından bana adım atıldı. Gayler tarafından da 3-4 kez adım atıldı. Oranlayacaksak gayler çok daha kibardı. Yani. Çünkü onlara kötü davranılıyor bu dünyada. Onlar da kibar olmayı öğreniyor. Bir de şeyler zaman. Tabii. Hani şey de orada. Sen şimdi hetero musun gay misin bilmiyor. Falan hani aman işte yanlış anlaşılmasın falan. En son geldi bir tane Instagram'dan öyle mesaj. Ben çok yani cevap vermedim. Her mesaja cevap vermiyorum ama hani yok teşekkürler falan şeklinde şeyim var. Lan konu neydi? Hani nude atacak kadar güvenmek. Nasıl güvenirsin birine Deniz? Yani hani yayıncıysa atacağım kişi örnek veriyorum işte Mert Günhan'sa. Ben Günhan'ı zaten yayınlarından 3 aşağı 5 yukarı tanıyor oluyorum. Ama hiç tanımadığın bir insana nasıl güvenirsin? O abi zaten hani hiç tanımadığın bir insana hayatını nasıl alıyorsun? Asıl soru o zaten yani. O çok zor bir soru. Onun cevabını bir tek sen bilirsin. İlişkide de altın kuraldır. İlişki bittiği anda eğer galeride tutulan bir nude varsa ki galeride tutulmamalıdır, silinmelidir. Sexting yapabilirsiniz, birbirinize fotoğraflar yollayabilirsiniz. Ama o fotoğraflar kayıtlı olarak kalmamalıdır. Ben kendim böyle mesela atıyorum... kız arkadaşıma atacağım hani üstsüz fotoğrafım var seksiyim çünkü attım. Seksiyim çünkü. Ya ben de seksi hissediyorum anlamında söyledim de ona. Böyle bir şey gibi oldu. Gerçekten yani... buna inanıyorsun bu arada ya. Evet. onu silerim gelelimden. Tutmam. Korkuyorum tamam. Yanlışlıkla hikaye yayın duyurusu diye ona atacak diye atacağım diye çok korkuyorum. Ya of olabilir. Ya nude genel olarak atılmamalı mı acaba? Nude değil de daha seksi fotoğraf atılabilir ya. Hani atıyorum bikiniye yakın kapalılıkta nude değil. Ben okeyim ya. Hı? Geldi mi nude mu geldi ne oldu? Gelmedi. Bir hikayede benden bahsedilmiş. Ben de bir an korktum bu arada nude geldi. Ondan gelmedi. Nude atmayın yani bilmiyorum. Atılmalı mı? Bir çete bakayım. Yani sevdiğime atarım diyenler bir... Asla ama kimseye atmam diyenler iki yazsın. Kimseye. Ama yalan söyleyeceksiniz yani. Deniz hiç attın mı? Ben mi? Yok. Ya popo attım. Çıplak popo atmadım ama. Donlu popo attım. Sevdiğim insana atarım ya. Ya ben şakasını çok yaparım yani. Hani, yani. Yeterince eğleniyorsam atarım her şeyi. Yani hani orada şey gibi komediye dönüyorsa bir noktadan sonra erkekte çünkü komedi olmak zorunda. Erkekte seks apalite yok gibi geliyor bana popo dışında. Hani o da komediye dönüyor. Neyse yorum yapmayayım. Aynen. Bazen hayatı zor bu şekilde. yani okey. Konu böyle. Yani nude, yine yardım edemedik hanımefendiye. Nude atmalım. Şimdi ben at derim yavrum sana. Sen gidersin atarsın. Herif öküzün teki çıkar. Canlar sıkılır, tatlar kaçar ama
şu anki Türkiye'de de böyle bir şey yapan adamı da yani ağzına sıçılır herhalde. Yani kimsenin de nude'unu paylaş... Ya bir de abi sana özel paylaşıyorlar bunu ya. Yani şeye de çok sinirliyim oğlum. Hani bir üst seviyesine geçeceksek. Bazı çiftler kendi erotik filmlerini çekiyorlar. Pornolarını çekiyorlar. Ve sonra onu izliyorlar da. Ve ona izliyorlar. Bu değişik bir durum. Değişik bir kafa. Ben kendimi sevişirken izlemek istemem. Ben saygı duyuyorum bu adama, öküz gibi. Eyvallah. Değişik bir kafa. Çünkü ayna fantezisinin aynısı abi. Ha aynada ama... Evet lan aslında baktığın zaman doğru. Ben de aynadan hoşlanırım. Baktığın zaman doğru. Yani kameranın çok iyi açılarda olması gerekiyor. Her neyse. Ama şeye bakıyorsun zaten. Aynada da bak zaten şeyi düşünüyorsun. Kendine bakmıyorsun ki aynadayken. Tabii canım kendine bakmıyorsun. Videoda da aslında aynı şey. Okey. Bir de bunun sonrasında ifşalayan şerefsizler var. Ya bu benim başıma şeyde geldi ya. Listede geldi. Ne? Aynen. Ne oldu biliyor Nasıl musun? Nasıl yani? Bir işte arkadaş grubumuz var dershanede. Bir tane kız var böyle hiç... Samimi de değilim, anladın mı? Hani Facebook'ta arkadaşım ama kız. Sonra sevgilisi abi bu kızın adını çıkartmak için Facebook'ta ne kadar arkadaşı varsa girip kızın bir video kolajını hazırlamış. İçinde videoların, fotoğrafların olduğu. Wow. Facebook'ta herkese bu videoyu attı. Ve yani sonra o kızı bir daha görmedim falan. Hani çok travmatik bir olaydı. Hani, çok ya bu. Tüm dershane onu konuşuyor. O kızı konuşuyordu mesela. Vay şerefsiz ya. Aynen. Allah Allah. Yani bir yayıncının da başına geldi ya yakın zamanda. Evet. Ama o iCloud hacklemesiyle oldu galiba. Değil mi? Öyle mi? Yok hayır canım. Biri paylaşıyor. Davalar falan açılıyor. Hiç bilmiyorum valla. Çok korkunç ya. Çok korkunç. Ama bazı insanlarda da ifşa kültürü var. Yani ifşa kültürü derken ifşalamaktan hoşlanıyor kendini. Atıyorum. Yani Türkiye'de yok değil. Twitter'da çok fazla. Yüzlerini paylaşmıyorlar ama evet. Atıyorum bir swinger müessesesi ya da bir işte cuckold müessesesi var Türkiye'de ve karısını ya da işte kendisini başkasıyla sevişirken çekmek, izlemek. Bu nasıl bir ya duygu bilmiyorum. O şey gibi hani ben şey dedim ya hani eşcinsel birisi beni arzuladığında hoşuma gidiyor, komiğime gidiyor falan filan diye. Muhtemelen aynı şey. Arzulanmak hoşlarına gidiyor. Ha birinin izleyip onları erotik bulması. Aynen. Hoşlarına gidiyor. Ya abi, şeye hiç girmeyeceğim. Kakolta hiç girmeyeceğim. O bambaşka. İşte ben zevk alan insanlar var, anladın mı? Yani çok farklı şeyler insan. Ya yani insan çok garip. İnsan çok gerçekten. Abi şişeden zevk alan insanlar var gerçekten. Şişeyle seks yapmak isteyen. Ha. Ya o. Evet. O psikolojik ya. Ona ben girmeyeyim. Ona girmeyeyim yani cidden. Ona gir. Nasıl arkadaş edinilir diye bir soru var da artık bu üzücü. Yani buna boş düzünde çok girdik. Burada girmeyelim. Ya girelim bence. Çünkü zaten asıl şu an bizim aslında bir iki arkadaşız. Tamam. Çete de bir anket atayım. Arkadaş ortamım iyi. Bunu yapalım. Arkadaş ne? Bak bence çok soru işareti bir olan bir konu. İnsanlar çok yanlış. Ama arkadaş yine arkadaşlıkta aşk gibi herkes için farklı bence. Bence bir optimumu doğrusu yanlışı var biraz arkadaşta. Nedir sence? En üst seviye arkadaşlığı söylüyorum. Hani artık o şeydir. Hani onunla hayatın boyunca birliktesin. Cüzdanından ben para aldığımda benim öyle bir arkadaşım vardı. Rahmetli oldu. cüzdanından para aldım. İki gün sonra söyleme. Aga ben senden şöyle para almıştım unuttum söylemeyi diyebilme. Hmm. Anladın mı? Besti bence bu en üst nokta. Ama sonrası şu başına bir şey geldiğinde aramak için heyecanlandığın arkadaş. Hani anlatmak için. Anladım. Yani bu ilişkide de var bu arada. Yani gördüğün iyi bir şeyi ya da yaşadığın kötü bir şeyi anlatmak istediğin kişi. Ve yanında istediğin kişi falan gibi bir şey. Evet, ya ben arkadaşları çok farklı görüyorum bu arada. Yani ben hayat kankası muhabbeti de zaten oradan. Peki Deniz şey demeli miyiz? Arkadaş, akraba... Sence kötü gün dostu falan muhabbeti de var ya bir yanda. Ben her arkadaşımın kötü günümde yanımda olmasını beklemiyorum. İşte ha onlar farklı. Arkadaş kelimesi işte tanışlar vardır. İşte takıldığı insanlar vardır. Arkadaşlar vardır, dostlar vardır diye gidiyor bende o sıralama. Ben her zaman mesela ben senin gözünde kaçıncı sıralamadayım bilirim. Bir grup varsa, atıyorum sen 5 tane insan söyle,
ben 5 insan arasında değerimi bilirim mesela, anladın mı? Ve ona göre fazlasını beklemem. Çünkü öteki türlü fazlasını beklersen arkadaşlığı yıpratırsın. Hmm. Anladın mı? Hani bunları ben, onları arkadaşlık konusunda ben çok manyak takık bir insanım. Çünkü benim annemden babamdan önde gelen arkadaşlarım var. Çünkü annem babam beni o kadar tanımıyor arkadaşlarım kadar. Anladın mı? Muhtemelen senin de anladım. Öyle. Öyle tabii. Yani. Anladın mı? Yani olay o. O yüzden arkadaşlar çok çok önemli bir şey. İyi dostların olması. Ya benim iyi dostlarım hep oldu ama böyle yani antoraj falan, hani dizideki gibi böyle can dostu, Hollywood'un pompaladığı gibi ölüme birlikte falan, o seviyeler hep bir dönem dönem oldu, sonra azaldı dönemde, ama hala mesela 6 aydır 6 sene görüşmeyeyim, hala o benim canım diyeceğim tipler var arkadaşlarım. Sen de onlardan birisin artık mesela. Ama benim eğer o dönem sevgilim varsa, seviyorsam çok, en yakın arkadaşlarımdan biri de o oluyor. Sevgilin zaten işte hayat kankan olmak zorunda. Olmalı bence, işte onu da söylemeliyiz yani. Tabii tabii, yani sevgilin en iyi arkadaşın olmak zorunda. Öteki türlüsü çünkü kaldırılamıyor sohbet. Mete abi, sen de öylesin canım benim. Yani şu an herkesi sayamam tek. Kim, ne oluyor? Mete'nin aşk olsun demiş de ben. 2,5 yıldır yanındayım. Yani işte şey... arkadaş, şunu bilirsiniz. Ben mesela Eren'le biz çok saçma bir tartışma yaşadık ve sonrasında o kadar hızlı hiçbir şey olmamış gibiye dönebildik. Çünkü gerçek arkadaş da böyle olmasa. Yani hani ben hiçbir zaman Eren'e bana bağırsa da kinmem. Anneme küfür etse de bir tartışmada gerçekten 2 dakika sonra kanka çikolata yer misin de evet sorusunun cevabını alır yani. Hani. Evet. Arkadaş da öyle olmak. Kin tutarak, yani... tutarak öyle olmaz işte. Diyorum, sen bana şunu dedin. Sen bana bunu dedin. Orada aynen. Ben ona alındım, içimde tuttum. O yüzden sana tavır yaptım. Arkadaş tavır konacak şey değil. Yani söyleyeceksin. Bozulduğun bir şey varsa da söyleyeceksin. Zaten o kadar şeye bozuluyorsan artık, her yaptığına bozulup her yaptığına takıyorsan birinin, belli ki arkadaşlığınızda da bir sıkıntı var. Yani ya onu çok iyi tanımıyorsun, ya sen ondan başka birini bekliyorsun, ya da sevmiyorsun o kadar da aslında. Aynen. Onu olduğu gibi sevmiyorsun. Ya çok beklentilerim basit. Farklı. Hissiyatla ilgili bir şey söyleyeyim. Hep herkes anlayacak. Hesabı atıyorum 3 kere 4 kere üst üste siz ödediğinizde bunu dert etmiyorsanız o insanı çok seviyorsunuz. Çünkü normal bir insanın, yani işte tanış olduğum bir insanla 3 kere 4 kere hesabı sana ödersen bu çok basit anlaşılacak bir histir. O yüzden bu kadar sikko bir örnek veriyorum, kusura bakmayın. Hani rahatsız eder bir noktadan sonra seni, hani ya ben de bu insanı niye çekiyorum anasını satayım hani gibi olursun. Ama arkadaşın da istiyorsan milyon doların olsun saç. Umrunda olmaz çünkü arkadaşını... Bende tam bile... öyle ya. Aynen yani. Bende de aynı şey var. Bende para varsa hesabı ben ödeyeceğim. Noktadır o yani hani. Hani sorgu yoktur hani orada. Bende para var, ben ödeyeceğim abi şu an. Bu budur arkadaşımla. Ama şey de değil, onu da anlatalım hani. Ben bak hesabını ödedim. Onun zaten hayatta yapılmamalı. Bak hayatta dünyanın en kötü şeyidir o. Ben şu an hani anlaşılsın diye söyledim hani. Ben parayı arkadaşımla harcamak için kazanıyorum. Başka bir şey yok. Peki, ben bayağı felsefem bu benim. Deniz, arkadaşlarımıza ne kadar sırrımızı ya da kendimizi anlatmalıyız? Anlatmıyorsak da o kişiyi sevmediğimiz anlamına gelir mi? Bence gelmez bu arada. Yani bazı şeyleri kendi içinde çözmek isteyebilir insanlar, anlatmak istemeyebilir diye düşünüyorum. Ya ben arkadaşlarından çok, arkadaşlarının fikrine çok değer veren bir insanım, tamam mı? Belki kötü bir şeydir bu. Bir karar almadan önce arkadaşımız söylediği bir şey benim kararım. Ya atıyorum sen bunu yapma dersen bile seninle konuştuktan sonra benim kararım olumlu yönde de değişebilir, olumsuz yönde de değişebilir. Hani senin söyleyeceğin şeyi yapmak değil. Ama senin fikrini duymaya benim çok ihtiyacım var bazı konularda. Evet, ben mesela senin fikrine göre hareket ettiğim oluyor. Yani. Biliyorsun da bunu. Ve bu benim hoşuma gidiyor. Ve ben şey de düşünürüm hani biri sana zarar gelmeyecek seçeneği hep düşündüğümü düşünüyorum hani. Hı hı. Yani çünkü evet, orada bir şey var bende hani. Ben kendimi düşünmem o hikayede. Direktman senin yerine kendimi koyarım. Hep sana da söylüyorum. Ben sana zarar veriyorsam beni siktir edeceksin. Kaç yıllık arkadaşımsan bile. Çünkü sen burada bir iş yapıyorsun falan gibi diyorum yani. Yani öyle. Çok toksik arkadaşlıklar oluyor. Ben bunu nedense genelde şeyde şahit oluyorum. Tabii hayatıma yeni insan o şekilde girdiği için. Mesela kız arkadaşlarımın arkadaşlarında görüyorum. Ya bayağı toksik bir ilişkileri var, anladın mı? Yani... O çıkarcı bir ilişkileri var. Onlar aslında onu sevmiyor, onu kullanıyor, onu üzüyor, atıyorum böyle şey. Konuşmak çok iğrenç bir şey. Konuşmalar yani sadece kendilerine bekliyorlar falan. Böyle insanları hayatınızda ben mesela
çok yalnız kaldığım dönemlerde oldu. Ama ekstra sırf yanımda biri olacak diye kimsenin gönlünü eylemek için onun alfalığına ya da işte onun istediği gibi davranması çatısının altına girmedim. Bazen sırf yalnız kalmamak için de bazı insanlara katlanıyoruz. Bu ilişkilerde de böyle, bunu yapmamak lazım. Alfalık mevzusunda şöyle bir şey ben tespit ettim. Belli arkadaşdır, hani benim mesela çok farklı farklı arkadaş gruplarım var. Mesela üniversite arkadaş grubum var. İşte Tuğralar, böyle Anıl abilerle olduğum bir arkadaş grubum var böyle. Ondan sonra Etsularla sizle olan bir arkadaş grubum var. Daha sizden önce Erenlerle yine Twitch üzerinden tanıştığım bir arkadaş grubum var. Her grupta birisinde ben alfaysam birisinde başka birisi alfa. Ya bizim grupta mesela atıyorum sensin ama diğer tarafta Anıl abi alfa. Mesela anlatabiliyor muyum? Yani hani ona okey olabilmen gerekiyor belli noktalarda. Çünkü hani şey, yani ne gerek var ki oluyor. Zaten çok samimi olduğun arkadaşın olduğu zaman alfa gibi hissetmiyorsun. Ya ama alfalıktan şeyden bahsediyorum oğlum. Hani anlıyorum dediğini. Benim bahsettiğim alfalık kendi istediği gibi olsun isteyen kişi. Kendi istediği gibi olmayınca sıkıntı yaratan kişi. Şimdi öyle bir alfalık taslama var. Ya bazı, tabii ki her grubun bir alfası olur. Etkinlikleri düzenleyen, bilmem neyi yapan, işte şunu yapacağız, şöyle yapacağız diyen, eyvallah. Ama bir o de... O alfa değil ama. Değil, işte sikem arkadaş. Yani toksik arkadaş. Ne yaptın da ki? Benim o hani etkinliği organize... Ha, sen şey anlamda falan söylüyorsun. Yani ters anlamda söylüyorsun. Şuraya gidelim, buraya gidelim. Yes. Yani... İşte maalesef böyle insanlar var. Ben kadınlarda daha çok görüyorum bunu. Şimdi cinsiyetçilik evet. Zannetmeyin. Kadınlarda arkadaşlarını kullanmak ya da gerçekten böyle ya işte tamam o da öyle aslında kötü niyetli değil. Ya nasıl değil ya, yani öyle kötü niyetli şu an. Yani bayağı seni, sana boş yere trip atıyor bu insan şu an. Boş yere seni üzüyor kendi istediği gibi olmadığı için falan. Erkekler daha o konuda set vurabiliyor ama kadınların arkadaşlıklarında çok fazla aşkım... Sen benim hayatımın anlamısın ama şimdi sevgili yaptın, Allah senin belanı versin. Benle hiç ilgilenmiyorsun. Dur lan, iki gün oldu yani. Nasıl yani? Benle ilgilen falan. Bu böyle ya emen arkadaşlık. Evet, en kötü arkadaş yani. Hani o arkadaş değildir bu arada. Hani birisi sizde öyle şeyler söylüyorsa arkadaşınız değil ya. Hani önce hani bulmadan önce bunu oturtmanız lazım kafanızda. Çevrenizdeki insanlarla şeyi sıralama, ha aynen ona gelecektim. Sıralamanız. Ya bir arkadaş bir... sizin için mi yanınızda, kendi için mi siz onun yanındasınız, onu anlamanız lazım. Evet, aynen öyle. Yani hani bir de şeyi de bilmen lazım. Ekipteki değer sıralamanı da bilmen lazım. Fazlasını istediğin zaman psikolojik olarak yüke dönüşür. Onu da artmamayın. Tribe girersiniz. Eşit olmalı aslında da. Öyle değil abi ama. Değil. Yani hani dört ne yaptın üyesiyiz. Dördümüzün de birbiri içerisinde birbirini sevme sıralaması farklı. Anladın mı? Anladın? Bu normal olan da bu zaten. Bunda bir anormallik yok. Doğru olan bir ekipte doğru olan budur. Çünkü atıyorum dört kişiyse iki ikiye olur o. Ya da işte atıyorum ama sekiz kişiden fikri, dörde dört olur. Herkesin gibi. Fikri ortak aynı değerde olmalı. Orada fikir de siklenmiyorsa atıyorum, orada bir sıkıntı oluyor. Yapan şey o zaten. Dördün bir araya geldiğinde ortak bir karar alabilme. İşte atıyorum, abi ne yiyelim? Makarna yiyelim. Okey abi, makarna yiyelim. Hani dört kişi de makarna yemeye okey olabiliyorsa işte güzel ekip o. Hani işte dört kişi Irish Pub'a gitmeye okey olabiliyorsa ya da dört kişi elektro müzik dinlemeye gitmeye okey oluyorsa o zaten arkadaş ekibidir. Hani o birbirini karar abi, işte bir kişi çıkıp da itiraz edip işte Sikko kendi fikrini savunmaya devam ediyorsa tamam. Peki sıkıntı ekstra yok. Soru sorayım mı sana? Alakalı hem de alakasız. Eski sevgilinin arkadaşıyla, yani sevgilinin arkadaşlarıyla arkadaş oluyorsun bir şekilde, tamam mı? Bu arada okuyacağım donetleri, teşekkür ederim, hoş geldiniz. Ayrıldınız, çok yakındınız. Arkadaş olmaya devam edilmeli mi? Genelde o taraftan da bir düşmancıl enerji başlıyor. Ya şöyle, benim direkt ben mesela son ilişkimi söyleyeyim. Burak diye bir arkadaşım ben keserim mesela. Senin... Şöyle de keserim. Senin eski sevgilinle de çok fazla yakın olmayı bırakırım. Eğer eski arkadaşımdaysan. Senle tanıştıysam, senle birlikte tanıştıysam. Ya ben onu kimseden istemem, dayatmam, tamam mı? Ama bak, ben yap yani, ben de çok belli etmem ama azıcık şey. Ya şimdi benim eski sevgilimi sen tanıyorsun ve arkadaş o bizim eski sevgilimizin bir senin abonelerinin de olduğu bir ekibimiz vardı mesela. Burak diye de çok basic bir hemen isim vereceğim. Burak diye bir arkadaşım var. Senin de abonen de. Burak mesela benden önce Melek'le tanışıyordu. Ben sonra Burak'la arkadaş oldum. Burak'la ben şu an hala görüşmeye devam ediyorum. O Melek'le görüşüyor mu hiç bilmiyorum şu an.
Muhtemelen görüşüyordur ya da denk geliyorsa görüşüyordur gibi. Hani bu benim için o problem değil. Ben hani sevgilimden ayrıldıktan sonraki süreç benim için çok şey. Ben de ne girerim telefonunda ismini değiştiririm. Nasıl ayrıldığına da bağlı Deniz bu arada. Ya yani iyi ayrıldıysa eyvallah ama mesela seni üzdüyse benim sana yakınlığımla ilgili benim arkadaşımı gerçekten haksız yere üzen insanla ben çok arkadaş kalmak istemem. Yani. Hemen sana basic hikaye anlatıyorum. Senin çok eski bir ilişkin vardı hatırlarsın sen. O çok eski ilişkin benim çok kötü şeyler anlatıyormuş mesela arkamdan. Ben onun bile adını daha geçen gün telefonumda değiştirdim. Çünkü çok absürt bir şekilde kayıtlıydı. Kimin? Benim eski ilişkin mi senin? Hayır benim. Hayır senin ilişkin. Benim. Ha evet yani ben onu ben mesela ben ona kanmadım mesela. Ya o çok siko hikayeydi zaten. Bunu yani bile Deniz'in bir eski ilişkisi benim yakınımda. Benim 3 ay iletişimimde olmadığım bir dönemde oluyor bir de. Benim yakınımda ve ayrıldılar ve garip garip şeyler anlattı kız Deniz hakkında. Ve ben şey dedim yani o zaman bir de ilk ayrılındığında ölüyordu bitiyordu yani Deniz için. Nasıl ayrılır benden falan kızım dedim yani. Ya benim için zaten eski sevgilisini gömen insan love insandır. Yani hani çünkü öptüğün azap istemeyeceksin abi. Bir kere öptün sen onu. Ondan sonra aranda ne yaşandıysa o. O da bana ilişkimde şunu yapmıştı ama sen hala ağzını öpmeye devam ediyordun onu. Ya ben anladın bütün mı? İlişkilerimde hala yani geçmiştekiler de dahil. Hepsi bak bana ne yaparsa yapmış olsun hala muhteşem yerlere gelmesini, muhteşem hayatları olmasını istiyorum. Çünkü ben hayatımda gerçekten bir dönem beni çok mutlu ettiler o insanlar. Sonrasında tabii ne olmuş da olsa. Hani kötü öyle ayrılmış olmalı olsak da dahi. Hani gerekirse aynen bir hafta mutlu etmiş olsun ama bir hafta muhteşem bir haftaysa benim için yeter. O insan gönlünce ne istiyorsa odur. Yani çünkü ilişki şey gibi geliyor. Hiçbir ilişki zaten bitmeyecek. Bitecek abi her ilişki bitecek. Evlensen oğlum, bile bitiyor. Daha kötüsü de şu bak chatten de yazmışlar. Barışabiliyorlar da yani diyelim ki ayrılıyoruz biz Deniz'le. Diyorum ki size Deniz şöyle böyle Allah belanı şöyle gruplarda öldürüyorum Deniz'i. İki gün sonra biz barıştık. Ama yani nasıl yüzünüzü bakacağız yani. Benim hayatta en nefret ettiğim Twitch'te ben Twitch'te sizinle bağlantım olmasa ve hani şu an mesela sizinle bağlantım kesildi. Ben Twitch'te insanların ağzına sıçarım. Ben o kadar kolpalık gördüm ki Twitch'te. Hani herkes birbirinin işte arkasından sallıyor. Ama herkes birbirini gördü mü canım ciğerim bebeğim ağız kardeşim nasılsın görüşemiyoruz birlikte yayın yapalım. Tabii. Hadi PUBG atalım hadi LOL oynayalım. Tabii. Ama yani sen onun annesiyle seks yaptın 10 dakika önce benim yanımda da. Senin yanında ya da. Evet yani hani daha kapatmadı da üstünü. Bu insan bana çok şey geliyor. Ben bir insanı sevmiyorsam haz etmiyorsam her ortamda haz etmiyorum. Yani merhabamı yaparım ama tutup da ay balım ciğerim canım kardeşim. Ama ben mesela şeyi de yaparım. Bunu yapmayan arkadaşlarımız da var. Seninle mesela biz çok güzel günler geçirdik ve şahane yayınlar yaptık. Ben yarın öbür gün seninle küsebilirim. Tamam mı? Çok kötü tabii bir şey yapmamana rağmen. Ben senin arkandan konuşmam artık. Çünkü yaptığım işlere de saygısızlık. Çünkü ben arkadaşım olarak size tanıtmışım bu insanı. Zamanında değer vermişim. İşte o yüzden kendi geçmişinize kendiniz saygınız olmazsa ben senin geçmişine ya da geleceğine de saygı duymam. Yani şu an yanında olan insana da saygı duymam. Çünkü yarın öbür gün onun hakkında da bir şey diyebiliriz. Ya arkadaş çok güzel bir şey. Yani hani anne böyle hani şeydir ya o hissiniz var mı bilmiyorum annenize karşı. Annenizin bacağına yattığınız anda abi her şey safe'tir ya. Heh. Ben mesela çok büyük hatalar yapsam bile arkadaşlarımın beni yargılamayacağını biliyorum. Çünkü hani arkadaşım der ki okey Deniz bunu yaptıysa bu hatayı ben kardeşimin yanındayım, arkadaşımın yanındayım der. Böyle arkadaşlıklara ihtiyacınız var yani hani. Ne yapmış olursanız olun anne gibi anladın mı hani. O yüzden benim için arkadaş daha yüksek. Çünkü anneme ben yaptığım hataların hiçbirini söyleyemiyorum. Çünkü annem beni iyi peki, bir insan olarak. Peki o biraz riyakarlık değil mi Deniz? Şöyle. Sen riyakarlık büyük değil abi yanlışsa söylüyorsun ama destek oluyorsun. Ama yani şöyle gibi oluyor da. Çok büyük bir hata yapıyorsun ama başkasına yapıyorsun. Ben seni bununla ilgili kızmıyorum ama bana yaptığında aynı farklı yani anladın mı? Hayır öyle değil zaten. Destek olmak farklı bir şey. İşte eleştirel yaklaşmak farklı bir şey. Ben sana yapıyorum mesela. Sen de bana yapıyorsun. Eleştirel yaklaşıyorum abi bak hani sen işte böyle yaptın. Ama bu böyle algılandı. Bu senin arkadaşım olduğum için yapıyorum. Anladın mı? Evet. Doğru. Yani hani onu yapmak zorundasın zaten yani. Var mı tweetimize bir şey gelen yoksa Discord'dan devam mı edeyim? Tamam. Ben bir şey yazmışım. Ona geçelim mi? Unutma. Çok tabii. Twitter'da bar sohbetleri hashtag ile yazabilirsiniz ya da Discord'daki bar sohbetleri odasına gelebilirsiniz. Hangisini kullanıyorsanız. Buyursunlar.
Şeyde okul konuşurken aklıma gelmişti. Çocukken istediğin iş var mıydı? Şu iş yapmak vardı. İstiyorum. Futbolcu çünkü çok... olmak istedim. Başka benim çünkü çok değişti. Bu hani tıp okumak istiyorum diyen arkadaşın tweetinden sonra aklıma geldi bu konu. Ben oyuncu da olmak istiyordum bir ara. Film yıldızı ama o tabii Hollywood efekt. Ama daha somut olan futbolculuk. Sonra yönetmen olmak istiyordum. O da olmadı. Sonra fotoğrafçı olmak istiyordum. O da oldu olmadı. Ben olmak istediğim hiçbir şey olamadım. Yayıncılığa kadar. Yayıncılıkta olmak istediğim yerde miyim? Değilim. Ama olmak istediğim ve yapmak istediğim şeyleri yapıyor muyum? Yapıyorum. Orada Pocahontas bir şey... Evet, onları da bir kısa kısa okuyayım ya. Pocacım 200 lira yollamış. Dufus 5 Kanada doları yollamış. Politik olarak farklı düşündüğüm sıkı arkadaşlarımla kopma noktasına geldim. Hem üzülüyorum hem üzülmüyorum. Siz ne yapardınız bu durumda demiş. Ha bak bu da enteresan. Yaşam hikayem var, bunu konuşalım. Tamam, bunu not alalım. Uğur Efe seksi beden olmuş. Can Bulut 25 Polonya zilotisi atmış. Sorovin küçük babi olmuş. Sevdalı kervanlar seksi beden. Pocahontas Aktan Fay Şövalyesi olmuş. Çok teşekkürler. Mor estetik seksi beden. Rakunex küçük babi olmuş. Dufus gelmiş. Poco'nun da en son okuduk. Masamızı şenlendirdiler. Siz de sevgili modlarımız bir kez daha bir alayın chatimizi. Sen söyle bakayım hikayeni. Ya şeyi mi? Politik şeyi. Şimdi ben önce seviyeyi anlatmak adına bu ölen arkadaşım ve Yiğitan diye bir başka bir arkadaşım benim annemden babamdan daha yukarıdadır sevgim olarak. Yani ben hiç tereddüt etmeden canımı veririm. Öyle seviyorum o ikisi arkadaşımı da. Birisi rahmetli oldu. Artık veremiyorum. Şey, evet. Şimdi Safa'yla bir gün, Safa Trabzonlu, MHP'li bir ailenin çocuğu, şimdi işte amcası İYİ Parti'nin kurucularından birisi falan böyle hani. Aşırı böyle Atatürkçü, MHP'li, milliyetçi, ulusalcı bir çocuk. Ben de biliyorsun ki bir üzülen kimse, bir ezilen kimse ben onun tarafındayım. Benim net bir tarafım hiçbir zaman olmaz. Bana da bu doğru gelir. Bir gün... Safa'yla tanışmamızın işte birinci yılı ve ev arkadaşıyız biz o zaman. Trabzon'da HDP'li bir kadın darp edilmişti. Safa bunu dedi ki, bu okey, HDP'liler benim gözümde terörist, kadın olması hiç umurumda değil. Tamam mı? Ama bu sadece siyasi bir görüş değil Deniz. Bu insani de yanlış bir görüş. Kadın olduğundan dolayı mı diyorsun bunu? Her türlü yani... Onun perspektifi şu, PKK'nın içerisinde de kadınlar var. Ya iyi insanı, kötü insanı, bu cinsiyetçi bir bakış açısı yoktu orada. Yani bilakis cinsiyeti görmeyen bir bakış açısı vardı. Ya bir insan yanlış yapıyorsa bunun cinsiyeti olmaz diyordu o. Anladın mı? Bakış açısı oydu. Ben ama her şeyi geçtim, işte kadın olması, HDP'li olması falan hiç umurumda değil. Bir insanın bir fikrinden dolayı darp edilmesi, öldürülmesi, idam edilmesi, işte... Hapse atılması bana mantıklı gelmiyor. Ben o kadar sinirlendim ki, başka şeyler de söyledi bu arada da onları şimdi söylemeyeyim yani, çünkü bazı insanlar yanlış anlayacak. Ben o gün çıktım ve sokakta yürüdüm. Hani evden o kadar sinirlendim ki evden çıktım ve sokakta yürüdüm, dedim ki ben bu insanla nasıl ev arkadaşıyım abi? Deliriyorum ama, tamam mı? Sonra işte bir şey oldu ve hani iyi arkadaş olduğumuz için bu konu unutuldu ve bir yıl geçti. Bir yıl sonra Safa HDP'ye oy verdi. HDP'nin meclise girmesi gereken bir seçim vardı ya, hatırlarsın o seçimi. Belediye seçimleri. Hayır, normal seçim. Meclise girmesi gereken. Havada kalan, tekrar yapılan %10, seçim. %10'u aşması gereken seçim. Hı-hı. Çünkü neden biliyor musun? Ben onu ikna etmiştim. Bu ikna etmek şey gibi bir ikna etmek değil. Doğru olan o doğru mantıklı bir insanın o an HDP'nin barajı geçmesi gerektiğini biliyordu. Yani Türkiye'deki mantıklı bütün insanlar... HDP'nin o an barajı geçmesi gerektiğini biliyordu. Ve ben bunu o çocuğa anlattım ve o çocuk ikna oldu. Ya ama mesela bana da bunu söyleyebilirsin. Ben hiçbir türlü bir HDP'nin barajı geçmesini istemem. Onu söyleyeyim. Ben mesela çok isterim. Çünkü olabildiğince ben bunu siyasi çerçeve... Ya çünkü HDP'si... Sen siyasi bakıyorsun. Yani yakın olduğu görüş olarak baktığım için... Ben de hala orada tabii ki duygusallık oluyor yani. Ben şöyle bakıyorum. HDP biz küfür ettiğimiz her gün PKK'nın hanesine bir artı oy yazdırıyoruz gibi bakıyorum. Sen HDP'yi çünkü... kendi tarafımıza çekelim kafası mı düşünüyorsun? Yok, HDP'yi legalleştirelim kafasındayım ben. HDP legal PKK'dan olursa... PKK'dan ayıralım, biz... onlar da oraya hizmet etmesin. Aynen, ve HDP legalleşirse eğer PKK'ya gerek kalmayacak Kürt halkı için. Ya çünkü Kürt halkı gerçekten kendisini temsil edildiğini düşünecek ve oraya gitmeyecek. Ben PKK'yı... Ben bu arada...
PKK'lı terörist aynı masada oturmuş, onun neden dağa çıktığını manyak gibi sormuş bir insanım da yani hani. Abi neden yaptınız bunu? Sonrasında işte bu şey vardı ya bir ara. Geri dönmek için bir devletin affettiği bir dönem olmuştu, hatırlıyor musun? Hı-hı. Teröristler hani geri dönüyordu. İşte evet. Eğer barış güzel bilgi falan verirlerse, hani güzel bilgi verirlerse de serbest bırakıyorlardı o dönem. Suçu yoksa bir de hani birini öldürmediyse falan filan. Hı-hı. Abi çocuğun anlattığı şeyler, şu an yayında gerçekten anlatmak istemiyorum çünkü kontentimiz bu değil. Evet. Çocuğun anlattığı şeyler mantıken doğru. Çünkü çocuk diyor ki abi bize ama böyle böyle... Ama yaptığı şey teröristik. Bak, yanlış. Abi, content olarak doğru. Kitapta doğru. Sosyalizm gibi. Sosyalizm kitapta muhteşem ya. Ama uygulanmadı bok gibi. Anladın mı? Onun gibi yani. Çocuğun anlattığı şey hikayede doğru. Ama uygulanmada insan öldürmek zaten. Hani başlı başına bir yani sol görüşlü bir insanın öküz gibi karşısında durması gereken bir şey. İnsanın öldürülmesi. Çünkü sen hangi hakla nefes alan bir canlıyı işte ona sormadan ya da onun isteği olmadan öldürüyorsun yani hani. Anladın mı? Çok saçmalık bir şey. Ne anlatıyordum lan ben? Ha işte arkadaşımı öyle ikna edebildim. Ve hani şey gerçekten ben şeyi sorguladım. Ben bu çocukla nasıl ev arkadaşıyım? Ben bu çocukla nasıl arkadaş olacağım? Ama belli bir sürecin sonunda gerçekten arkadaşsanız birbirinizi pozitif yönde şey yapıyorsunuz. Dengeleyebiliyorsunuz. Doğruyu yanlışı birbirinize anlatabiliyorsunuz. Ya bir de o siyasi görüşü farklı diye. Daha çekti mesela. Ben de daha hassas solcuydum. Benim de o daha legal görüşü. Siyasi görüş eğer şiddet içermiyorsa... Evet. Yani karışabilecek bir şeyin değil bu senin. Pocahontas 500 lira yollamış Deniz. Ve demiş ki şimdi bu yazı burada yarım saat duracakmış. Öncelikle Eren abi nereye, ben oraya, tamam mı? Canım benim. Ey Twitch sen kimsin? Mod demişler çok selamlar. Çok çok. En çok da İlke'ye bu arada iş aş gıvır baş demiş. Pocacığım hoş geldin sen de buraya da. Çok teşekkür ederim canım benim. Bugün gerçekten donate yağdı valla. Mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz. Bu muhabbeti de geçelim. Wow, değişik bir şey. Diyor ki, ikinci bir şansınız olsa, hükümet sizin istediğiniz gibi resmen şans seçiyorsunuz demiş. Evrende şu anki yaşlarınızda nerede olurdunuz, ne yapıyor olurdunuz? Chat'e de sorayım. Şu an hükümet ve Türkiye istediğiniz gibi yönetiliyor ve ekonomi de hayal ettiğiniz gibi olsaydı, gerçekten iyi bir yerde olur muydunuz, nerede olurdunuz? Hani bugün benim sorduğum şeyle şey aslında bahane mi ediyoruz? Hakikaten iyi olsaydı ülke farklı yerlerde olur muyduk? Ben Amerika'da olacağımı düşünüyorum kendim şahsi. Çünkü benim şey gibi ben şu an Türkiye'de kalma tek sebebim ben kaçmak istemiyorum. Ve okey bunun için yani Amerika'ya gitmek için şu an çabalıyor muyum? Sıfır çabalıyorum bu arada. Benim bu arada gerçekten hayatımın bir noktasında ben ölmeden Amerika'da yaşamak istiyorum. Çünkü onu görmek istiyorum. Böyle bir hayalim var. Ya birine göre saçmadır, birine göre şeydir. Ben o ülkede yaşamak istiyorum. Çünkü şey gibi hatırlarsın ben bundan önce de sana şey diyordum. İstanbul'da yaşamak istiyorum. Çünkü İstanbul bana şey geliyor. Siz varsınız anasını satayım. Çok fazla arkadaşım var. Hani ben Ankara'da 2 yıl boyunca hiç dışarıya çıkmadım. Beni kısıtladı çünkü Ankara. Aynı şey benim için Türkiye için de geçerli. Türkiye beni kısıtlamıyor. Şu an Türkiye'de de senin de söylediğin ülke daha iyi bir durumda. Sizin istediğiniz olsa gibi bir durumda ama siz yine yurt dışında yaşamak istiyorsunuz. Herkes çoğu kişi de yurt dışı diyor. Ne anlamı bu şey psikolojim şu. Ben ülkemi savunmak zorunda değilim artık. Ülkemin iyi bir noktada zaten ülkem. Okay, ben ama chat'teki yani çoğu kişinin öyle o anlamda söylediğini yani ha, şu an ülkede mi? Ülkeyi savunmak için durduklarını zannetmiyorum. Gidemedikleri için gidemiyorlar. Ekonomi iyi olsa gidebilirdim kafasında. Yine gitmek istiyorlar ama ne anlamı kaldı ki ülke istediğiniz evet gibiyse zaten. Evet, ülke zaten evet. İsveç gibi, İskandinavya gibi atıyor. Kendi o zaman kendi fikirlerinde bir sorun var orada. Neden? Evet yani orada yani ülke Norveç gibi ama sen Norveç'e gitmek istiyorsun atıyorum. Yani ne anlamı evet, var ki o zaman? Benimki şey gibi yani tamamen. Amerika özelinde bir şey arzu benimki. Farklı bir şey. Hani ülkeden kaçmak gibi bir şey değil. Ben hiçbir zaman ülkeden kaçmak istemiyorum. Çünkü dünyanın en güzel şehirleri Türkiye'de. Antalya ve İstanbul bence dünyanın en güzel şehirleri. New York'ta okey muhteşem gözüküyor ama ben Antalya'ya bayılıyorum. İstanbul abi Boğaz denilen bir şey var ve ben her geçtiğimde orgazm oluyorum ya. Çok güzel bir görsellik yani. O kadar kötü olmasına, o kadar betonlaşmasına ama hala çok güzel. Beşiktaş'tan Kadıköy vapurla geldiğim 20 dakika. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yani bunu Türkiye'de yaşadığım için ya da yaşamaya mecbur gibi olduğum için söylemiyorum. Bahsettiğiniz ülkeler doğal güzellik olarak bazıları güzel eyvallah gidip görmek gereken ülkeler ama yaşamsal olarak da çok iyi bir coğrafyadayız diye düşünüyorum ben. Ege,
Marmara. Almanya'da. Yani mesela İsveç, İsveç o kadar da yani tamam mimarisi güzel, işte bazı karlı dağları falan güzel gözüküyor ama yaşamak açısından coğrafya ve atıyorum işte hava durumu olarak falan çok güzel bir yerdeyiz. Eğer ülkemiz doğru yönetilse, mimarisi doğru yapılsaydı. Katılıyorum. Ya şey gibi, ben Akdeniz çocuğuyum, tamam, Hatay'da doğdum ve çok uzun süre Hatay'da geçirdim. Yani hayatımın çoğunu Akdeniz'de geçirdim, Antalya ve Hatay. Ve baktığımda ben bu paralelden ayrılamam gibi geliyor. Hani bu paralel nedir? İşte Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya biraz da. İspanya'nın üstleri. Hani işte Barcelona tarafı falan. Hani o iklime çünkü ben çok okeyim. Ben güneş görmeyi çok seviyorum. Ben yağmuru çok sevmem. Karı çok sevmem. Ben çok ılık sonbahar havası, ilkbahar havasına bayılıyorum. Hırkayla dışarı çıktığım, şort giydiğim zamanları. Hani ben o dönemin insanıyım. Benim psikolojimi çok etkiliyor hava durumu. Tabii canım. Ya dört mevsimi de yaşayan nadir ülkelerdeniz. Ben arkadaşlar bazılarınız soruyu anlamadım. Ülke sizin o hayal ettiğiniz, gitmeyi hayal ettiğiniz ülkeler gibi yönetilip o şekilde konumlansaydı hala gider miydiniz kafasında sordum. Hala Norveç diyorsun mesela. Neden ama? İşte o zaman gibi geliyor bana. Norveç'i zannetmiyorum hepinizin Norveç, İngiltere, İskandinavya hayalinin oradaki karlı dağı ya da kuzey ışıklarını çok görmek sikko, olduğunu. Yani çok sikko hayatlar onlar bu arada. Yani şey, öyle karakteriniz varsa bu arada bilemem. Bana göre çok sikko. Ben çünkü çok enerjik bir adamım. Ben hani durduğum yerde duramıyorum zaten. Hani o İskandinavya ülkelerinde sıkıntıdan ölürüz yani. Hani gezmeye gece gider onda, dönersin yani. Görür gelirsin. Benim ortağım gidiyordu. Onda mekan kapanıyor diyordu. Onda mekan mı kapanır hafta içi yani? Tabii canım. Ben de gezmeye giderdim yani en fazla. Yoksa yani ben Likya turu yaptım. Dedim ki abi cennet sen, bu ülkenin içinde var. Sen, yani. Vasat bir Likya turu yapmışsın. Hayır, ben ama görülmesi gereken yerleri gördüm. Sen istiyorsun ki çantayla katırlarla 10 gün gezeyim yani. Öyle. Ben o tarz. O benim çok hoşuma gidiyor. Yani. Ben paramı veririm kardeşim. Ben dokunmak istiyorum ya. Ben de bu arada böyle bir şey var. Heykele, tarihi esere dokunmak gibi bir hastalık var. Sen ama tarihi eser manyaklığın var. Ben de öyle bir şey yok ya. Ben bana tanrısal geliyorlar, anladın mı? Ya Rönesans dönemindeki zihin. Yani şu an diyorum ki yani ya şu an belki 600 yıl sonra bu da belki öyle gelecek şimdi. Evet, olabilir. Bu arada yani dün 2 gün önce 80'ler Zeki Müren dinledim. Falan. Yani hani gece beni bir benden aldı yani, anasını satayım. Şu an falan. Yapılan şarkılara bak bir de yani. Dönem yani dönem şeyleri. Var. Ben mesela Can Bonomo'yu hala şarkılarını çok seviyorum mesela. Hoşuma gidiyor. Model mesela hoşuma gidiyor. Tamam okey, ne kadar arabesk olsa bile, aslında depresif olsa bile şarkıları. Arabeskten kastım arabesk değil, duygusal arabesk. Hani o, ama hoşuma gidiyor yani. Çünkü müzikleri, sözlerinin anlamı var. Ya hayır, müzik şey bende de var bu arada. İlke de yazmış. Bir tarihi eser gördüğümde dokunabilmek, bakmak, ulan hani buna ben dokundum. 1000 yıl önce, 3000 yıl önce biri daha dokundu, anladın mı? Ve yani o çok enteresan bir his hakikaten. Çok. Ben abi antik kentte yürüdüğümde manyak oluyorum. Sağımda da solumda hemen hayaller canlanıyor, anladın mı? Ya yani ben antik kentlere bayılıyorum, yaşıyorum çünkü onun içindeydim. Benim en çok istediğim şey gerçekten o yani. Hani Likya dönemine gidip Yunanistan'a gitmek, Roma'ya gitmek, o dönemlerde yaşamak çok istiyorum. Ve bunun yapılacağına inanıyorum. Ben ölmeden bunu göreceğim. Sanal gerçeklikle biz canlandırılmış işte o şehirlere gideceğiz bence. İnşallah. Yapılacak mı? Yapılıyor yani şu an VR'da hala böyle tak VR'ı işte Norveç'tesin havası ama tabii hissedemiyorsun havayı falan ya. Onu yapacaklar. Her şeyi yapacaklar. Ben inanıyorum yapacak. İnsanlar muhteşem şeyler ya. Lütfen kendinizi hor görmeyin bu arada. Şu an aranızda bile muhtemelen geleceğimize yön verecek bir insan olabilir yani. Kendini değersiz hissediyor mu lan insanlar? Evet, abi. Kendini evet. Değersiz hissediyorum diyenler bir, hayır abi diyenler iki yazabilir mi? Son insanlarda böyle bir şey başladı. Ben evet. Değersizim. Şey genel diyordu, televizyonda biri demişti. İnsanlar iki ucu ayrıldı. Biri kendini çok değersiz hissediyor. Ben bunu hak etmiyorum, hiçbir şeyi hak etmiyorum diye görüyor diyor. Bir tarafta ben her şeyi hak ediyorum, her şey benim içim diyor. Ya bir dedin çok değil mi? Çok fazla. Evet. Yani değersiz herkes hissediyor şu an kendini chatte. 1300 kişi arasında. Çoğunluk böyle ve bu korkunç. Neden? Ben sebeplerini sayayım. Burada lütfen şey yapmayın. Tahminde yürütüyorum. Muhtemelen yaşadığınız ortamı hiç sevmiyorsunuz. Arkadaş ortamınız çok kötü. İnanın benzer şeyleri ben atlattım arkadaşlar. Hani dünyanın en boktan arkadaşlarıyla arkadaşlık yapmak zorunda kaldım 4 yıl lise hayatımda. Sizi o anlamda çok iyi anlıyorum eğer o yaşlardaysanız.
Çünkü seçemiyorsun ya. Hani arkadaş üniversite gibi değil lise. Sınıfında kim varsa onun arkadaş sanılsın satayım ya da mahallende. Yani sikko bir yerde oturuyorsan asıl sıkıntı o oluyor. Bak arkadaş diyor. Aynen. Ben mesela liseden hiç kimseyle konuşmuyorum. O zaten başlı başına bir şey, sıkıntı. Ve sonra şey, insanların şeyini çok kırıyorlar abi. Bir şey yapabilme, hayal edebilme en önemli şeydir. Hayallerini ellerinden alıyorlar insanların yani. Bizim insanlarımız hayal kuramıyor yani hani. Ya ama işte nasıl yapsınlar ki? Çünkü hayaller parayla artık. Abi vallahi yani yapılıyor ya. Yani ben 20 hayır, yaşımda kurduğum hayallerle bugün buraya geldim. Ama bak hayal kurmakla... Şimdi ben diyorsun ki kendine bir film yıldızı olarak hayal ediyorsun. Hayır o ama, tarz değil. Hayır ya, atıyorum. Gelecekte film tamam, yıldızı olmak tamam, istiyorsun. Hayal İnşan ediyorsun. Amerika, tamam. Amerika'dasın tamam mı? Okay. Hayal ediyorsun ama bunun için hiçbir şey yapmıyorsun anladın mı? Yani ne bir ha, oyunculuk yazılmıyorsun, ne kast ajansları kovalamıyorsun, ne işte Amerika'ya gitmeye çalışmıyorsun, ne milletin peşinden koş... Yani işte insanlar hep şunu bekliyor. Sensin! İşte bu, gel falan. Olmuyor yani. Ben bu arada öküz gibi şanslıyım. Ben de oluyor. Tabii şans diye bir şey var bu arada tabii. Ya, torpil de ya, var. Sen de benim ya ben seni izleyicindim anasını satayım. Sen bizim ilişkimizde var bile. Ben de şu Günhan'ı çok, Yiğitcan'ı ben ne kadar sevdiğimi sen biliyorsun. Ve senle samimiyetim sayesinde ben Yiğitcan'la sohbet edebilme fırsatı buldum. Bu şans anasını satayım. Senle biz arkadaş olmasaydık, sen beni yayınlarına almasaydın ben o adamı hiç geçemezdim. Ahmet abiyle hiç tanışamazdım belki. Anladın mı? Hani step step. Ben ortaklarım mesela beni çok boostladı. Bir ortağım siyasete soktu. Kılıçdaroğlu'yla tanıştırdı beni. Hani şans hepsi. Ama ben o şansları ben kendim kovaladım. O adamla tanışacağım ortama ben kendim girdim yani. Evet sen de bir şey yaptın yani. Durmadın tabii, sonuçta. Girmen gerekiyor ki seni aa işte sen desin birisi de. O parlayan çocuk olman gerekiyor ki biri seni çekip alsın. Tabii tabii ben mesela Rekits için de yani en gurur duyduğum şeydir o. Kimse beni yayıncı ya da hadi gel Rekits'e demedi. Ben bir şeyler yaptım. Tabii. Ahmet dedi ki seni Rekits'te istiyorum atıyorum. Çünkü ben çabaladım ama ben 5-10 izlenmeyi demeseydim. Yayıncı olmakta bile var oğlum o. Yani açacağım da kim izleyecek? Ya sen aç çabala bakalım. Olmazsa dersin ki denedim yani. Benim gözümde mesela çok büyük bir hataydı ve sen buna çok ısrar ettin. Sen mesela ilk baştan beri prime time'da yayın açıyordun hep. Evet. En son zamanda sen yayın açıyordun. Ahmet abi de yayındaydı. Ferit de yayındaydı. Herkesin karşısını açıyordun. Sungur da yayındaydı. Sen yayın açıyordun karşılarına. Doğru. Ve o yüzden belki çok uzun süre 100 izlendin ve senin yaptığın içerik de şey değil hani böyle yoldan geçenin de duracağı zap yaparken durulacak içerik değil. Seninki bu şu an mesela muhabbet belki okey öyledir ama işte çoğu içeriğinde senin başından sonuna takip etmen gerekiyor. Doğru. Çünkü bilemiyorsun ortadan olunca. Yani öyle içerik yaptığın o zaman mesela şey olmuyor, kitle büyümüyor. Yani oyun yayıncısı ya da YouTube videosu izleyen yayıncı olduğun zaman... Ya ben iyi bir örnek değilim onu söyleyeyim. Yani ben yayıncı için de emek açısından da iyi bir örnek değilim. Yani ya Eren Bey benim dediklerimin az yarısını yapsaydı şu an yani manyak noktada olurdu. Çünkü ben ama istediğim şeyi yapmış olmayacaktım ama işte. Tabii. Ben hani ben de entertainment öneriyordum yani hani. Kendine müzisyeni öneriyordum ben Eren'e yani. Onu da yapabil diyordum. Çünkü o zaman herkese hitap ediyorsun. Ve bu işi de okey kabul edelim ki arkadaşlar bu iş para için yapılıyor sonuçta yani. Tamam okey belli miktarda sevmen gerekiyor ya da para kazanman gerekiyor. İki tane bir yolu var. Ama Barış'tır, Eren'dir işte bunlar bu yolu seçti. Nitekim Günhan da bak bir dönem oraya doğru gidiyordu hatırlarsan. Hmm. Günhan ilk Sungur hype'ı döneminde salsaydı o hani işte o etnik yayınları, kültür yayınlarını şimdi bıraktı ama o dönem o yayınları yapmasaydı şu an bir Kemal olurdu bence Günhan da. Çünkü oraya doğru gidiyordu 3000-4000 görüyordu YouTube'da saçma videolar izlediği zamanlarda. Ya işte maksimum maço yapıyorum. Onu da böyle utana sıkıla seyircim seviyor diye arada yapıyorum. Okay. Ya bir yapılabilir öyle şeyler ya işte. Ben kadın taklidi yapmaya bile okeyim yani. Hani hiç gocunmam. Ya da işte mememe uçlamak, göbeğimle dalga geçmek, pipim küçük demek. Ya bunlar eğlenmek için yapılan şeyler ve yani pipim küçük diye inanın yarın hayatımda hiçbir şey eksilmeyecek ya da göbeğim var diye ya da işte sakalım var diye. Yani hani böyle bir şey hayat. Kemal diss değil bu arada arkadaşlar. Ben Kemal'e öküz gibi saygı duyuyorum. Şahan'a da. Recep Vedi'ye de saygı duyuyorum yani. Bunlar bir inşa. Evet, herkesin yolu başkadır arkadaşlar. Yani, Cehennem Yakıtı ile Kerem Çetin gelmiş aramıza. Hoş geldiniz. Zenovar demiş ki... Abi ilk alkol olarak ne içtiniz? Bir anınız var mı? Bir de hiç alkol içmeyen birine ilk ne içsin? Bu arada kokusu çok kötü nasıl içiyorsunuz?
Şimdi zor bir soru bu. Ben ilk ben sanırım bira erken içtim başladım. Tabii ki. Bira, ben çok erken başladım. Ben de lise ortaokul, orta son ya ama başladım derken ya, içtim denedim lisede arada içtik. Birayı da başladım ben. Çok kötü anılarım var. Şimdi ben öncelikli olarak bebekken uyuyayım ne? Diye babamlar bebekken uyuyayım diye babamlar çay kaşığıyla rakı veriyormuş. Ben böyle başladım arkadaşlar. Ne kadar kötü. Ne kadar kötü. Neden? Ya ben çok uslu bir çocukmuşum. Şöyle hikayeler var. İşte biz sana biberonla sütünü verirdik. Sen kendi kendine o sütü içerek uyurdun diyorlar. Hani yani kimse başımda durmuyormuş. Yani çok relax bir çocukmuşum çocukken. Sonradan delirmişim ben. Neyse işte bir şeyi hatırlıyorum, ortaokulda lisede ben okuldan para topluyordum alkol alabilmek için. Böyle bir çocuk gençliğim oldu. Sen bayağı alkolik oldun bir ara. Değil canım, alkoliklik farklı bir şeydir. Alkolikte ayıp gezmezsin. Tamam ama da birinden para toplamak artık alkol almak için bu bir seviye. Hayır, birinden para toplamak şu, benim laçkalığımı biliyorsun ama sen. Ben yani bir şey yapmak istiyorsam utanmam o yapmak istediğimden. Yapmak istiyorsam utanmam ondan. Anladın mı? Yani sen bana şimdi desen. Hani git Erdoğan'ı öp desen bundan rahatsız olurum, anladın mı? Çünkü yapmak istemiyorum. Ama desen ki git Kılıçdaroğlu'na sarıl işte bıyığıyla oyna. Ondan utanmam, anladın mı? Yaparım onu yani. Çünkü yapmak isterim, anladın mı? Hani çünkü beyefendi bir adam gibi geliyor bana yani. Hani seviyorum, anladın mı? Böyle bir adamım ben. O yüzden alkol tavsiye etmiyoruz bu arada. Tadı evet kötü. Tadı güzel kokteyller var tabii ki. Tadını güzelleştirmek için ama 40 tane şey olması gerekiyor alkolün içine. Kokusu da tadı da kötü olan bir şey normalde. Ben son zamanlarda bana bir şey oldu. Ben sarhoş kolay olmuyorum. Çok içmem gerekiyor. Bu da iyi mi kötü mü bilmiyorum. Çok içen bir insan da değilim yani. Bir şey olacak da oturacağım. Mesela artık bar sohbetlerine oturup iki bir şey içeceğim mesela. Atıyorum. Gibi. Yani. Twitter'da bir şey var mı? Yine buradan bir konu açayım mı? Ben devam edeceğim. Ben birayı çok seviyorum. Viskiyi mesela hiç içemem. Şarabın köpeğiyim. Rakıyı da sevmem. Vişne şarabı. Vişne şarabı. Küp diye bir şarap vardı eskiden. Senin ağzın İzmir, yok. İzmir Şirince. Senin ağzın yok. Vişne şarabı. Küp şarap. Onu bulan bana yollasın. Ben Vincent falan çıktı onun yerine. Küp battı mı ya? Ben belli üzümleri içebiliyorum böyle. Öküz gözü, boğaz kere. Ondan sonra Bilecik karası falan gibi böyle. Saçma salak şeylerim var benim. Oğlum düz kırmızı şarabın tadı iyi değil ya. Ben çok seviyorum. İyi bir peynir. Ben peyniri çok seviyorum. Ve şarap ve peynir... Bir seks adeta. Sen bayağı zengin. Ben şarapla elma falan. Sen onu biliyor musun? Ben Vedat Milor'dan şarap eğitimi aldım. Ne? Neden? Benim şimdi arkadaşlar, beni çok tanımayan insanlar için benim ajansım vardı. Yani. Ve bir ajansım da yoktu. 3 tane ajansım vardı benim hayatımın bir döneminde. Ve bir ajansım normal müşterilere hizmet veriyordu. Bir ajansım siyasilere hizmet veriyordu falan. Neyse, normal müşterilere hizmet veren ajansımda Likya diye bir şarap markası var. Likya da Antalya'nın en ünlü şarap markası. Elmalı'da yapılıyor falan filan. Bir bölümde Vedat Milor geldi oraya. Ve Vedat Milor program çekti. İşte üzümün toplanmasından fıçılanmasına kadar olan bütün süreci. O esnada da işte Antalya'nın sosyetik 10 kişisi ve işte ben de ajansdan olduğum için ben de oradayım. O insanlara böyle 45 dakikada işte şarap nasıl anlaşılır, şarap kültürü nedir, işte Pinot Noir neden bu kadar değerli, işte bardağı neden böyle sallıyoruz, şarap neden sallıyoruz? Havalı. O şeyi nasıl? Damar bırakıyor ya, o bıraktığı damar ne kadar güzel gözükürse şarap aslında o kadar iyi, ne kadar kalıcı damar olursa. Hani bardağı salladın ve damar bırakarak aşağı indi ya, şarap demek ki orada su değil, anladın mı? Bir tortu bırakıyor. Asıl mesele o. Aynen. Gibi. Böyle çok manyak bir şey. Vedat Milor bu arada dünya tatlısı. Bizim Barış'la bir anımız var. Tatildeyiz. Dedik ki şarap içelim. Et söyledik. Yanında şarap içelim. Lan 5 gün tatilimiz var. Zengin hissedeceğiz. Tamam mı? Böyle çok çok cool bir mekandayız. Sahil falan. Deniz vuruyor. Deniz vuruyor. Artık deniz vuruyor bize. Getir dedik. Abi... Şarap istedik yani. İsim de söylemedik. Bilmiyoruz da şarabı, tamam mı? Geldi. Efendim dedi. Dilerseniz izninizle anlatmak isterim dedi. Ben anlayamadık, tamam mı? Buyurun dedik. Bu şarabı dedi
İşte Şirince'den dedi toplanan üzümlerden sonra dedi Mahsin'in de 6 ay geçirdikten sonra kardeşlerinin yanında demlendikten ve işte tahtaların nemini çektikten sonra işte bilmem neyi alıyoruz. Oradan filtreledikten sonra ağzımızdan memelerimize döküyoruz falan. Bir saat anlattı, tamam mı? Biz Zade'yle böyle... Seven insanı çok seviyorum ben ya. Orada abi nasıl seviyorum. Bak nasıl anlatıyor biliyor musun? Aşk anlatıyor herif. Yani ya, aşık olmuş. Aşık anlatıyor. Bak yani sen çok sevdiğin birine arkadaşını anlatmak gibi böyle anlatıyor. Yani gurur duyuyor o şarapla, anladın mı? Ve biz Barış'la birbirimize bakıyoruz ve ben bir yerde gerildim artık, tamam mı? Hani çünkü biz hiçbir şey bilmiyoruz ve bu herife ayıp ediyoruz. Çünkü ben dümdüz şarap istedim. Ve yani yani bu nerenin şarabı? Falan filan. Hiç umurumda değil. Çok teşekkürler dedim. Çok iyiymiş gerçekten dedim. Lütfen dedim falan. Ben dedi servis etmek isterim. Geri dönüşlerinizi de almak isterim. Şuradayım dedi. Bana dedi el yaparsanız gelirim. O şarap kötü de olsa bize o kadar iyi geldi ki Barış'la. Ve böyle şey hissettik kendimiz. Hani şu an bir şey içiyoruz Barış. Evet bir şey içiyoruz dedi falan. Sonra çıkarken geri dönüşlerimizi aldı. Dedik ki çok iyiymiş gerçekten. Yani biz özel yapıyoruz bunu efendim. Her zaman bekle. Çok çok yani. Yani şarap işte, anladın mı? Ben markete gittiğimde okey bu 50 liraysa bu iyidir herhalde. Orta halinde böyle hani. Ucuz alırsan oradan alırım. Bir 100 var, bir 30, bir 50 var, 50'yi alırım. Yani, ben sana Pinanoar'dan bahsedeyim. Pinanoar şöyle bir üzüm ırkı abi. Bir asma veriyor ya, o asmanın içinde yan asma ile o asma farklı birbirinden genetik olarak. O kadar manyak bir ırk, üzüm ırkı. O yüzden İyisi Porsche değerinde falan. Ne diyorsun? Aynen. Ve yıllanmış şarap dedikleri mi? Yok, yıllanmış şarapla falan hiç alakası yok. Üzümle alakası var onun tamamen. Yıllanınca tabii ki bazı şarap, her şarap yıllanmaz bu arada. Bazısı bozulur. Pinot Noir'ın bağdaki işte şey gerçekten hani birbirinden çok farklı. Aynı fidandan çıksa bile bağ farklı birbirinden, işte üzüm bağı. Manyak bir şey ya. O Pinot Noir mutlaka iç bu arada. Şeyde nasıl Vedat içeyim oğlum bu paraya? Manyak. Herhalde ucuzları da var. 250-300 lira olanlar var. Pinot Noir üzümü. Vedat Milor'un şarap serisinde Pinot Noir var bir tane, ondan iç. O çok güzel. Okay. Ama gerçi hep aynı olmuyor tadı da. Ben viskiciyim bu aralar. Viski içmemin sebebi tadı çok kötü. Ama beni o çarpabiliyor. O yüzden. Bak oğlum şaka, biliyorsun lan yanımda ya. Kaç kere içtim yani. Hani ben ya, bir şey yapıyorum, çişe gidip geleceğim tamam. Sana. Ya bu benim gurur duyduğum bir şey değil arkadaşlar. Bu bana masraf bir şey, anladın mı? Neden oldu bu bilmiyorum. Çok içtikçe mi oldu, ilaç kullandığım zamandan sonra mı kaldı bu, ben de bilmiyorum. Ne yaptın sahnede sarhoş olabilmek için? Bir şişe vodka getirdiler. Onu en hızlı şekilde içtim. Hani olur ya, içersiniz mekana girersiniz. Ve sahnede de bira içtim. Sürekli bir de bira istedim. Oradakiler gördü. Ondan sonra yine gittim. Kalan dibini içtim. Sonra kulübe gittik. Orada cin soda söylendi. Ve içine sadece azıcık soda, böyle soda içinde yüzebiliyordu. Ancak o şekilde olabildim falan. Yani çok kötü. Bar sohbetlerini etkinliğinde, bunun etkinliğini yaptık biz zamanında. İnşallah sevgili Cumhurbaşkanımız 12'den sonraki müzik yasağını kaldırırsa artık. Çünkü statlar bile artık full çalışıyor. Neden hala müzik yasağı var hiç bilmiyoruz. Bar sohbetleri bir parti etkinliği. Bir önce sahnede çok kısa bir American Night Talk Show yapıyoruz. Ondan sonra DJ'miz var, patlıyoruz, eğleniyoruz. İlk bar sohbetleri videosu YouTube'da kanalımızda var bu arada. Yapabilirsek orada geçen kip şeyde barın sahibi cinnet geçiriyordu beni sarhoş. Çünkü iddiaya girdik, Deniz'de şahit. Yani seni sarhoş edeceğim dedi. Dedim ki abi yapamazsın. Yaparım dedi. En son benzin gibi bir şey getirdi. Bar sohbetlerini anlatıyorum. Aynen. Murat doğru abi çıldırmıştı. Yani en son bir şey getirdi. İçtim. Şey dedim. Bu iyiymiş dedim. Ve küfür etti herif. Nasıl şey, yeter nasıl bu iyiymiş dedi. Hani bu dedi ejderha lan. Hani, ismi bile yok. Saf alkol. İçine azıcık asit. Mazot döktüm. Mazot, anladın mı? Benzin miydi adı, bir şeydi. Sinem demiş ki, ha yok. Nazox sormuş. Ketum ve duygularını net ifade edemeyen bir kızla nasıl sevgi? Bunu kız demeyelim de erkek de katalım. Duygularını net ifade edemeyen biriyle nasıl sevgili olunur? Yorar o seni. Bence onunla yani okey yine... Bence de onu kırmaya çalışma. Yani o ileride de evet, sana sorulacak. Yorar seni yani. Hani
Ben şey insana uyuz oluyorum abi, ben seni seviyorum diye. Yani. Siktir git amına koyayım. Abi seni seviyorum. Duygularım belli edemiyorum. Yani. Götüne sok o zaman. Ya ben yani. Duygumu öyle bir belli ederim ki abi. Sana dokunduğum anda anlarsın yani. Ben senden kaç ne kadar hoşlanıyorum, ne yapmak evet. istiyorum sana yani. Hani arkadaşına bile duygularını belli edeceksin abi. Arkadaşını etmelisin. Gördüğünde sarılacaksın. Hepinize, çocuğunuza, annenize, babanıza. Çünkü mezara gel yani içinizde tuttuğunuz sevginin, ama o seni seviyor içinden. Sıçayım onun içine o zaman. İçinizde tuttuğunuz şeyin hiç kimseye bir faydası yok. Ben şunu anlıyorum abi. Ben sana sarıldığımda vücut ısın, yani o şey terimsel bir şey söylüyorum. Termometreden bahsetmiyorum. Vücut ısısı bir insanı gerçekten sarılmak mı istiyorsun? Gerçekten seviyor musun ve gerçekten o insan o an burada mı, mutlu musun o burada olduğu için? Bunu anlıyorsun zaten dokunduğun anda. Ve yani hani şeye gerek yok abi, ben duygularımı belli edemiyorum. Senin duygun yokken bana koyayım zaten belli edemiyorsan yani. Ve duygusuz evet, insan en kötü insandır yani hani. Ya illa seni seviyorum demek değil bu arada. İlla dokunmak da değil ama belli edersin sevdiğini ya. Edersin abi. Verdiğin değerden edersin. Ya klasik Türk babası geyiği işte. O seni seviyor evet işte. Ya. Ben bir de ne şey insanı üzülüyorum. Ha buyur. Söyle söyle. Yap, devam yok. Küfür et bağır. Sen bağıracak çığlık atacak. Etmeyeceğim. Ben şey insana da çok üzülüyorum. Ha ben temas sevmiyorum. Ben, yani insanız lan. Bütün dünyadaki... Eğer bir travması varsa saygı duyarım. Ha okey evet. O travmalar zaten bu söylediğimiz konuların hepsinin dışında. Dışında yani. Evet. Yani o sevgiyle ilgili de bir travması olabilir insanın. Ama ben bütün memeliler abi temas üzerine kurulu yaratıklar yani hani. Siktir git amına koyayım, nasıl sevmiyorsun lan? Ben birisine dokunmak için deliriyorum özellikle seviyorsam. Ben bir insanı seviyorsam, özellikle kadın, aşıksam, sevgilime sürekli dokunurum. Temas halinde olurum. Yani bacağına elimi sürerim, kolunda olur. Ya çünkü seviyorum, o elektrik geçsin aramızda istiyorum. Manyak bir şey bence bu. Ya temas bağımlılığı da başka bir şey. Hayır hayır, yani. Sıkko noktada değil yani çişini yaparken... Ya benim tavsiyem... Benim tavsiyem duygularını belli edemiyorsa sen onu yani birine arkadaşlar, ne kadına ne erkeğe ben bunu düzeltirim diye ilişkiye başlamayın. Düzeltemezsiniz. Düzeltseniz de onun kaymağını siz yiyemezsiniz, başkası yer. Onu söyleyeyim. Tabii ki ilişkide biraz sen gel biraz ben gel, huylar köreltilir. İlla ki bir uyum sağlanır. Ama biri böyleyse bunu ben böyle yaparım diye girmeyeceksiniz o ilişkiye. Olmayacak o. Üzülürsünüz boşuna. Yazık. Evet evet. Yorarsın. Proje gibi, kendini yorarsın. Yani proje gibi, TOKİ gibi ilişkiye girilmez arkadaşlar. Bak ben nasıl kolay zengin olunur Deniz? Özür dilerim. Ona geleceğim şey. Belli ilişkiler projedir. Atıyorum mesela sevgilinizi belli bir noktaya getirmek istersiniz. Ama şey gibi bir nokta değil o. Hani sosyokültürel olarak bir nokta değildir. Ekonomik olarak belli bir noktaya getirmek istersin. Hani... Belli bir iş arıyordur, işte yardımcı olmak istersin. Onlar ha, o şey ilişkide. Ayrı canım. Evet, evet karakter ha. açısından. Aynen, sosyokültürel olarak bunu yapmayın ama. İşte atıyorum sevgiliniz, yani sizin aynı sosyokültürel noktada değilse, sosyokültürel noktada nedir? Onu söyleyelim, belki bilmiyorlardır Sayın Erenak'ta. Toplumdan aldığım bütün pop kültür, bu işte içinde bir... Ya, abi herkes en az birazcık bilim bilmeli, herkes birazcık sanat bilmeli, herkes biraz film, dizi, müzik... Pop kültürün biraz içinde olmalı, politik görüşü olmalı gibi şeyler sosyokültürel seviyenizi belirler. Bunlardan içinizde ne kadar çok barındırıyorsanız, ne kadar bir konuda geekseniz, ya işte atıyorum en basitinden şeyi düşünün. Ben mesela Eren'le bir ortamda muhabbet tıkanmış olsa 40 dakikada şarap muhabbeti yapabilecek bilgim var, evet, anladın mı? Evet. Buna sahip olması gerekiyor bir insanın belli birçok konuda. Ki o da sizi yukarıya çeker sohbette. Sohbetiniz tıkanmaz evet. yani. Doğru. Ben çok zorluk yaşıyorum bazı insanlarla o konuda. Yani evet. Yani müzik soruyorsun, yok. Film soruyorsun, yok. Onu soruyorsun, yok. Bunu soruyorsun, yok. Politika soruyorsun, yok. O yok, bu yok. Abi sen nesin yani o zaman? Hani anladın mı? Yani hiçbir şeyim yok. Ben ne böyleyim? Ne konuşalım ki seninle? Yani bir insan arkadaşıyla ya da sevgilisiyle sikko karşı apartmanda bir evin içinde gölgeler gözüküyorsa onunla oturup onun hikayesini bile yazabilir. Konuşacak muhteşem bir şey bulmak şey. İstiyorsun. Haklısın, haklısın. Aa bak orada onu yaptı, şimdi onu diyor. Aynen. Aynen. Anladın mı? Canlandırırsın, sen onu canlandırırsın, o seni onu canlandırır, konuşturursun o gölgeleri. Benim ortağım muhteşem şeyler öğretti bana, tamam mı? Merve abla buradan selam, dinlemediğine eminim. Eski ortağım bana şeyi öğretti, dedi ki, ben 22 yaşında, 21 yaşında falandım onunla tanıştığımda. Bana dedi ki, Deniz kadın parfümlerini öğren. Ben kadın parfümlerini öğrendim. Hepsinin nerede üretildiğini, işte Allah Allah.
nereden işte çıktığını, hikayelerini öğrendim. Onlar üzerine konuştuk. Hadi Deniz bu da çok iyi. Hadi şimdi erkek saatlerini öğrenelim. Erkek saatlerini öğrendim. Hadi Deniz işte şarap konuşalım biraz. İşte Gürcistan şarabını öğrendim ben ondan. Ben Gürcistan'ın şarabı çok meşhur mesela. Bunu kimse bilmiyordu. Yani çünkü çok küçük bir ülke ve aslında dünya Türkiye'de de gündem olan bir ülke değil ya Gürcistan. Sınırı bu komşumuz olmasına rağmen. Hani onunla ilgili bilgim var mesela. Gürcistan'la ilgili sikko bilgilerim var. Anladın mı? Hani hayatınızda küçük dokunuşlar yapan muhteşem insanlar var. O insanları bulun. Ve bu aslında belki şu an biz bile bunu yaptık size. Yani hani sikko ya ben mesela şu da benim için çok önemli Deniz. Sende ya da kız arkadaşımda oldu. Diyelim ki ben mesela bir şeyi araştırırken onun geeki olmayı çok seviyorum. Atıyorum sikko evet. Tütün. Tamam mı? Biliyorsun huyumu. Tütünü araştırırım. Bunun nerede üretildiğinden bunun diğer tütünlerle arasındaki farkına kadar araştırırım. Manyağım bu konuda. Bunu da gelip anlatmayı severim. Güzel tamam. Bir şey bu. Heyecanla çok da güzel. Anlatırım bunu sana. Tamam mı? Çok heyecanla anlatırım. Sen bunun karşılığında bana abin ne boş işlerle uğraşıyorsun dedim mi? Benim orada seninle ilgili fikrim bitti. Ha. Evet. İlla karşı fikir söylemen lazım değil. Bunun karşında ulan ne tatlı anlatıyorsun helal aa falan diyorsan tamam o zaman değerli bir iletişimimiz var. Yoksa bu zaten sikko bir şey. Önemli değil. Ben, anlatabildim mi dedim? Evet. İki hafta önce bir arkadaşla tanıştım. Ve beni biliyorsun bak köpek gibi konuşuyorum. Yani köpek gibi konuşuyorum. Ve hani bloklar halinde o arkadaşımı böyle 4 saat mesela çok az böyle hani 4 saatin 10 dakikasında falan konuşarak dinledim. Çünkü hani şey hoşuma gitti anladın mı anlattığı şeyler. Ve anlattığı şeylerle ilgili fikrim var hani anlatacağım hikayelerim var. Ama o kadar eğlenceli anlatıyordu ki senin sigara hikayen gibi. Hmm. Hani ve onun içine girebilmen gerekiyor anladın mı? Birisi o an anlatmaya çok okeyse sen de dinlemeye çok ve ondan zevk almaya çok okey olman gerekiyor. Ya anlamıyor olmanın... Anlamıyor ol yani illa sana ya bana kuantum fiziği de anlatsa bilmiyorum ama fikir bir fikir belirtebilirim anladın mı? Aynen. Aa o zaman şöyle şu nasıl yani illa sana soru dünyada soruyorsun, senin hiç dünyada senin hiç duymadığın bir bilgi çok satması çok imkansız zaten. Atıyorum hiç anlamadığın bir film türüdür ama sorarsın yani bir şey. Sikko da sorsan sor. Karşılıklı iletişim budur. Ya neyse. İki örnek daha vereceğim. Sen mesela din anlattın ve ben çok eğlendim. Ama ben hiç o çok keyif almıştım onda. Evet, Barış mesela yoktu. Geçen geldiğinde reptilyanlardan konuştuk mesela. Hiç dinlemek çok zevkli. Hani fikir özel olarak, dosyalar. İşte ya, bizim evet programımız ya. Var. Yani gerçek ya, olmayan belki şeyler. Ya, gelme yani hani dine okey olmak zorunda değilim ama anlatmasını değil. Dinlemek beni mutlu ediyor. Ya da reptilyanları yani Obama'nın bir kertenkele olmadığını düşünüyorum. Ama Barış'ın bununla ilgili anlattığı hikaye hoşuma gidiyor. Çünkü arkadaşım bunu gerçekten eğlenceli bir şekilde anlatıyor. Ve belki de bir miktar inanmadığını, yani çok inanmadığını düşünüyorum ama sen inanıyorsa bile saygı duyuyorum. Anladın mı? Bana bir yarım saat daha verseydin Zade o gün bozmasaydı ben seni Müslüman yapardım. Ya benim, bak ben şunu, ama dakika, şunu söyleyemeyiz. Tabii ki yapamazdım bu arada ama. Hayır, hayır. Güzel anlattığımını düşünüyorum bu arada. Evet ama bak ben şunu söyleyen bir insanım. Ben Allah'ın varlığını reddetmiyorum. Allah var olabilir. Ya hayır, tabii ki oğlum. Şey gibi, bendeki şey gibi. Bana bir sen de olabilir sanki Deniz, de olmayabilir dedi. Deniz gittim döndüm gerçekten var. Ben yine hayatımı değiştirmem. Anladım anladım. Benim ama çünkü felsefem çok farklı olaya bakış açısı. Orada iyi anlattım. Orada anlattık. Eğlenceli de, anlattın. Eğlenceli yani. Mitolojik bir hikaye zaten. Okey. Enes 50 lira yollamış. Başaramadım. Hayır pardon başardım. Kıza Maço'yu sevdirdim ama Eren Aktan'ı sevmedi. Kıza film izliyorduk geç kaldım. Yakışıklı pardon özürüm şurada dursun. Olsun. Maçı sevdiyse tamam. Nasıl zengin olunur kolay yoldan Deniz? Siyasete girmen lazım ve zeki olman lazım siyasete girip. Yani işe yarayan insan olacaksın öncelikli olarak. Bence hayatta her yerde. Kolay ben yoldan üniversite... zengin olmak diye bir şey yok bence. Var var var. Var. Ya ben oldum biliyorum. Kolay ben, mıydı? Ben elimi ters. Yoksa kolaydı. Zor bir şeyi kolay mı yaptın sen zeki olduğun için? Adaptasyon ya bilmiyorum ona cevap vermek zor şimdi. Şimdi şey, yayıncılık da kolay gözüküyor. Yayıncılık da kolay gözüküyor ama işte hadi herkes zengin olacak kadar iyi bir yayıncı olsun. Hadi olsun bedava anladın mı? Evet evet katılıyorum. Ya şey gibi işte zeki olum yani bir şey yapmak zekiyim ben demek bana çok egoistçe geliyor tamam mı? Hani ben doğru anda doğru yerde olup doğru anda doğru yerde ya şey o doğru ana gitmeye çabaladım hep. Anladın mı? Doğru anda doğru yerde olman gerekiyor. Evet okey. Ama ben oraya gitmeye çalıştım. Hani siyaseti de ben kendim kovaladım. Yani ben tanışlarda işte çevremdeki bir arkadaşımın ailesinden rica ettim. Beni şunlarla tanıştırsanıza. Beni onlarla tanıştırdı. Beni bir ortama soktu. O ortamdaki asıl parlak adamı buldum.
o parlak adamla bir şekilde tanıştım sohbet. Bu arada legal yoldan zengin olmaktan bahsediyoruz. Yok, tabii ki dolandırıcılığı de. Örneğini veren var yani, da öyle değil yani. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ve hani yap aranan insan olduğunuz anda, genius insan olduğunuz anda da her işten para kazanırsınız yani. Ya bak en basitten ne yaptın store. Yani hani para kazanmak için yapsak para kazanırsın yani. Ama para kazanmak için yapmıyoruz ki. Yani farklı şey. Para kazanmak için yapsam ben hepsi buradaydı, kovala, daha pahalıya sat. Yani hani bir sürü şeyi var, anladın mı? Para kazanmak için yaptığın işler çok bir de farklı. Şöyle bir şey. Eğer kolay yoldan zengin olmak istiyorsan, legal illegale de kaçmak istemiyorsan karakterinden ödün vereceksin. Ya karakterinden ödün vereceksin ya da yani. Tamam. Karakterinden ödün vereceksin ya da birilerini inanlayacaksın yani. Tabii yani. Dünyada en çok kendimi seviyorum ama bencilmişim gibi hissediyorum. Ne yapmalım? Doğru yapıyorsun. Kendini sev önce. Tabii canım yani. Hepimiz kendimizi çok seviyoruz canım. Ben Yok devam et. Devam edelim ya. Ya yaptığın hataları bile hata olarak görmüyorsun ya. Aslında kendini sevdiğinden hata olarak görmüyorsun onları. Yani ben hata yapamam gibi hissediyorsun yani. Hani ben belli noktalarda yapıyorum hata. Hata olduğunu hissediyorum ama gurur duyuyorum amına koyayım hatayla. Bu arada bir bilgilendirme. 2 saat demiştik ama bir yarım saat daha devam edelim istersen. Çünkü çok yani sorumuz var. 2 saat daha da devam ederim. 2,5 yani saat yapalım ilki için. Sonrasında 2 saate döneceğiz tekrar. Tamam, İlki olduğu için biraz sohbet. Sohbetten keyif aldınız mı? Tabii ki yolda bar sohbetidir. Belki 10. bölümünde çok farklı bir şeye dönüşebilir ama biz bu tarz hem önce bir ilk yarım saat, ilk 15 dakika kendi muhabbetimizi yapıp sonra sizden gelen konular üzerine muhabbetimizi şekillendirdiğimiz bir iki haftada bir yapacağımız, sizin ister arka planda ister biranızı kahvenizi alıp karşınızda sohbet edeceğiniz bir program. Çok da bir şey değil yani. Aşırı hızlı geçmiş arkadaş, oldu. Bana da çok hızlı geçti, o yüzden süreye bakınca sana bildirmek istedim. Peki. İki tane counter soru var Deniz. Okay. Birbirini counterlayan. Biri Friendzone nasıl çekilir? Diğeri Friendzone'dan nasıl kaçınılır? Şimdi ben hiç Friendzone'lanmamış bir adam olarak buna cevap vermek istemiyorum. Bu bir ego değil. Ben herhalde hissedip zaten Friendzone'a gireceğim birine yürümemiş olabilirim. Ben Friendzone'lardan çıkan adamım. Yani ben girerim ve çıkarım. Ve wow. Ödülümü alarak çıkarım hani. Wow. Nasıl yapıyorsun bunu? Seni şapşal. Yani çok basic. Ben şeyi belli ediyorum hani. Okey şu an arkadaşım. Senle ben arkadaşım. Bu cepte. Ama okey ben senden hoşlanıyorum mu biliyor karşıdaki karakter. Hani onu hiç gizlemiyorum. Ha. Yürüyorum yani. Çok açık yürüyorum ben. Sen hala onun cebinde olmaya devam ediyorsun yani. Arkadaş olarak mı? Hayır şöyle. Nasıl yani? Sen ondan hoşlandığını söylüyorsun. Friendzone'luyor seni. Ama tamam. Sen o zaman çıkarım demiyorsun. Hala etrafında mücadeleye duruyorsun. O da seni aslında bilinç altında. Ha hiçbir şey olmasa Deniz var burada. Hayır o süreç şöyle oluyor. Ha. Ben zaten hani dışarıdan baktığında evet bu çocuğu ben yatağa atacağım ve üstünde çılgınlar gibi zıplayacağım çocuk değilim. Tamam mı? Hiç konuşmadan Estağfurullah. Estağfurullah. Değilim. İnsan kendisini bilmeli bence biraz. Ve güçlü olan şeylerini bileylemeli. Benim güçlü olan şeyim de muhabbetim, hassasiyetim, işte bence enerjim. Ve işte ya ben insanların hayatındaki roller coaster olabilirim çok basit bir şekilde. Yani farklı bir şey yapabilirim insanlar, anladın mı? Ve insanlar yavaşça onu fark ediyor arkadaş olduğu zaman. Ha diyor ki okey bu Deniz'in farklı bir aurası var abi diyor. Hani okay. Anladım yani sen ben ona çıkıyorum. Kervanı yolda düzüyorsun diyebilir miyim? Yes baby aynen. Düzüyorsun kervanı. Aynen. O zaman yani Friendzone'dan nasıl çıkılır? Kendinize Friendzone'lanmayacak, hayatına katması gerekecek olan insan olduğunuzu kanıtlayın. Aynen öyle. Friendzone nasıl çekilir? Bu çok kolay ya. Bunu öğretmemize gerek yok yani. Belli edersin çok. Ya ben ben çok flörtöz konuştuğum için bir zamanda beni yanlış anladığında ben dedim ki kanka, şu an ama flörtözü bırak artık, kibar konuştuğunda bile yürüdüğünü zannediyor insanlar dedi. Yani terslemediğin sürece bu bana öper beni falan gibi olabilir. Evet. Meriç Deniz'denmiş. Alakam yok lan benim bu arada Meriç'likle. Yok Meriç değil. Ben köpek Mustafa gibi duygusal adamım ha. Ben böyle ağlarım falan yani, dertlenirim böyle. Evde saç bulur üzülürüm, öyle bir adamım ben yani. Şu soruyu sormak istedim. Sevgilisi olan birine yürümek için ayrılmasını beklemek etik midir? Kızla çocuk sevgili olmadan önce ben beri tanışıyoruz. Evet.
Sen ne diyorsun? Etik ya, şimdi beklemesen daha etik dışı zaten yani. Anladın mı? Hani beklemek o eyvallah. Eğer onlar sevgiliyken bir adım atıyorsan ve ilişkiyi bozmak için bir şey yapıyorsan etik değil. Ama ilişkisinden sonra yürüyorsan, bittikten sonra etik ama doğru mu bence değil. Bilmiyorum. Yani ben... Ama bir şey söyleyeceğim. Birinden hoşlanıyorsun, sevgilisi var. O anda sevgilisi var. Belki ayrıldı, anladın mı? Onu o anda sevgisi var diye ömrüm boyunca silmen mi gerekiyor? Arkadaş, hoşlanmayı bırakman gerekiyor. Ama arkadaş, o da elinde olan bir şey mi? Yok, bir dakika, o mu var? Hayır, senin anlattığın hikayeye de oraya gidiyorum ben. Evet, yok, o zaman olmaz. Şu an arkadaşsın, sevgilisi var, bekliyorsun, ayrıldı, yürüdüm, yok. Eğer arkadaş değilsen eyvallah. Ben cevap vereyim mi diyorsun? Yok Volkan, sen verme. Ben şey düşünüyorum. Süper kahraman anasını satayım Volkan. Evet, ben şöyle düşünüyorum. Sevgi varsa, bu arada bu düşüncem, ya insanım ben arkadaşlar, düşünceleriniz değişir. Benim düşüncem değişti. Ben şunu diyen bir insandım üniversitedeyken. Bir arkadaşım vardı. Arkadaşım o kızdan ayrıldı ve Safa, işte çok yakın olduğum arkadaşım, bana dedi ki işte şey, Deniz, işte bu kızla çıksana sen, işte aynı senin tipin falan filan. Ben de dedim ki o kız benim eski yengem, taşla ezerim onunla çıkacağıma dedim. Ha. Ve eski sonra, yengeler başka bir ama. Bak eski yengeler bekle, secret. Bekle. 2 yıl sonra mı bir şeyler yaşadık biz o kadın bireyle. Tamam mı? Hani büyük ne, zaman aşımı mı var oğlum yengeler? Hayır abi. Bu arada bu hikayeyi biliyorsun, çok detaya girmek istemedim o hikayede. Şimdi hatırladım. Bu cilt evet, orada, mevzusundaki. Bu hikayede Deniz bayağı tecavüz uğradı. Aynen. Ama yani, Allah korusun. Tecavüz komik bir şey değil. Komik bir şey değil. İstesem engel olursun ama yani. Ayartıldı yani Deniz burada. Yani. Evet, evet. Ama istesen engel olurdun, evet. Aynen. Yani o hikayede istesen engel olurdun. Her neyse. Şu anki düşüncem de şu. Seviyorsan ve sevgine gerçekten inanıyorsan. Yani aşk mıdır ya da sevgi midir onu sen bilirsin. Sevgine gerçekten inanıyorsan doğru yanlış yoktur. Tek doğru sevgidir. Ve onun karşısında bence doğru, etik, işte kim, toplum etiğidir çünkü. Hani etik bence çok elastikleşiyor toplumda zamanla. Hani bugün doğru olan şey yarın yanlış olacak. Ya bugün yanlış olan şey yarın doğru olacak. O yüzden yani hani etiği ya da toplumu düşünme. Eğer gerçekten istiyorsan bir şeyi. Ben öyle diyorum artık. O benim kardeşim gibi ha. Umurumda değil ama biliyor yani... musun? Kız için de garip olmaz mı oğlum? Yani şu an ya sevgilim varken bana arkadaş çekiyor. Şunun garantisini verebiliyor musun? Ben veremiyorum çünkü. Bundan 4 yıl sonra seninle sevgili olmayacağımın dahi garantisini veremiyorum ben artık hayatta. Tabii çünkü ki, çok tabii ki veremem. İnsanlar çok değişiyor anasını satayım. Yani hani ben bir anda erkeklerden hoşlanıp sana aşık olabilirim yani. Hani ben buna inanıyorum. Benim de olması lazım o zaman. Tabii canım işte ya. Yani olabilir, karşılıklı bir şey. Anladın zaten mı? Hani, kime aşık olacaksın oğlum erkeklerden hoşlanırsan? Sen ne olacak? Bu evet, sana olabilirim gerçekten bu arada. Bazen böyle ama çok maskülen bir tarafım var. O beni biraz rahatsız ediyor ama o da mesela bazen yatakta hoşuma gidebilir, bilmiyorum. güzel. Sürekli aynı film ve dizileri izlemekten nasıl kurtulunur? Ben bunda gurur duyuyorum. Demek aslında. Bugün story attım. Ha, ama seninle bunu konuşmuştuk. Artık Lotur'dan eskisi kadar keyif almadığımız. Evet. Ben ama hala How I Met Your Mother bu 9. kez bitirdim bu hafta. 2 haftada bitirdim. Ben ne zaman psikolojik olarak down olursam, bir şey beni psikolojik olarak yıpratırsam. Bir safe house'un oluyor evet. How I Met Your Mother benim safe house'um ve beni umutlandırıyor hayata karşı. Böyle bir etkisi var bende. Hani gerçekten çok sevdiğim, kendimi hayatımdan bir şeyler bulduğum bir dizi, hani arkadaşlık ortam falan olarak. Beni aplıyor. Öyle hayatta şeylerim var. Ben çoğu sevdiğim filmi en az 2 kez, 3 kez izlemişimdir. Geçen mesela daha Konstantin izledim yani. Sırf Konstantin izlemek istedim. Evet, evet. Ben de yaptım onu. YouTube'dan buldum hatta. Yani Vodafone TV'ye gelmişti. Vodafone TV'de izledim. Olabilir yani her yer. Benim mesela bu aralar junk food filmlerim var benim. Junk food filmleri örnek. Mesela McDonald's junk food'tur ya. Hep aynen. İstersin arada. 2-3 haftada bir yemek istersin, tamam mı? Mesela Harry Potter öyle. Junk food. Marvel filmleri öyle. Junk food benim için. Mesela yeni bir Marvel filmi geldi. Shang-Chi. Hiç sikimde değil Shang-Chi. Ama Marvel'ın belli bir tekniği var. Beni belli bir dozda eğlendirecek ya da kafamı dağıtacağını biliyorum. Belli sikko şakaları yapacak. Belli havalı sahneleri bana
verecek. Ona eminim. Açarım ve unuturum o film sonrasında. Okey. İlla her zaman Interstellar, Arrival izleyemezsin yani. Hani aynı şeyleri izlemekten nasıl kurtulunur? Şans verebilirsin. Ama sevmiyorsan da sevmeyebilirsin abi. Film dizi keyfi yani. O kadar da yani herkesin aynı olması gerekiyor diye bir şey yok. Sen öyle seviyorsundur. Öyledir yani. Ya babam benim mesela kovboy filmi seviyor sadece adam. Ya öyle yani. Bir jenerasyon var ama. Bayağı yani öyle yani. Bir jenerasyon var yani. TRT kovboy filmi. Annem de manyaktır. Netflix'te bir şey kalmadı. Yani gerçekten bir şey kalmadı. Annem sabah bak 8'de arada geçen Deniz işte Netflix'in şeye ödenmemiş diye. 8'de uyandırdı bana, Netflix ödetti. Uyanıyor, Netflix açılıyor. Tabletinde oyun oynuyor. Gün böyle geçiyor annemin. Benim annem ne yapıyor biliyor musun? Yaklaşık 6 aydır Muhteşem Yüzyıl izliyor. Bitmiyor dizi, bitiyor. Baştan başlıyor. Yani dedim ki en son. Anne iki kere Mustafa öldü bu evde dedim. Dedi ki bazı yer... Yeter artık, üzülüyorum, anladın mı? Sürekli çünkü tam burada çalışıyorum, edit yapıyorum. Zahit biz yayda falan filan. Uyuyor tamam mı bazı yerlerde? Kaçırdığı yerleri başa alıyor, izliyor. Yani yapma bunu ya. Soru. Türkiye'de bir etnik kimliğe ait olacaksın. Hangisini isterdin? Yani böyle bir arzum var mı? Ben mesela Karadenizli olmayı çok isterdim. Ben Trakyalıyım zaten, bir etnik kimlik mi? Tabii ki de etnik kimlik ama ben okey, Alevilik var, bende Kürtlük, Ermenilik var ama plus hani bunların, bunları attım. Hayır, attım bunları, bunları iptal ettim. Ettik. Abonelikleri kapattım. Kapattık. Kime abone oldun? Ne istiyorum? Egelilik var, Trabzonluk var, İç Anadolu var ya, ben Trabzon'u seçiyorum mesela. Ben Ege'liyi alayım abi. Neden? O... Sorma Trabzonlu bana. Bir şey diyeyim mi? Ben çok seviyorum Karadeniz'i. Aşırı İyi, seviyorum. Oğlum coğrafya olarak mükemmel zaten. Yani Türkiye'nin ama, Norveç'i bak, bence ama. Çok ön yargı var. Rize merkez, tamam mı? Rize merkez bende politik görüşü aynı, hayat görüşü aynı olmayan insanlarla dolu. Ama Rize'nin yaylalarına çıktığın anda bir sanki 68 kuşağı amcaları yaşıyormuş gibi oralarda ki öyle. Ben gittim ve bir sohbet ettim tekel bayiinde 40 dakika. Yani düşün, tatilinde bir insan tatilinde 40 dakikasını tekelde sohbet ederek Deniz geçirdi. Ben neyi sevmiyorum biliyor musun? Yani Karadenizli olmakta da hani yanlış anlaşılmasın. Orada da sevmediğim şey şu. Bazı etnik kökenlerde, mesela Egelilerde, Trakyalılarda bunu görmedim çok. Karadenizlerde bir komün şeyi var. Biz Karadenizliyiz. O yüzden Karadeniz kızı hırçın olur. Sen hiçbir Karadenizliyle tanıştın mı? Ya da yani şive yapmıyorum da işte. Hiçbir Karadenizli tanıştın mı? Karadeniz ailesi böyle olur. Karadeniz düğünü şöyle olur. Karadeniz insanı böyle olur. Karadeniz insanı siker. Karadeniz insanı şöyle yapar. Karadeniz insanı oldu mu? Karadeniz bir Karadenizli kız sevdin mi? Başka karaya bakamazsın. Ya bu kadar böyle kendilerini Mars'tan gelmiş gibi yapan insanlar bana hemen itici gelmeye var. Ya neydi, sen de aynı ülkede yaşıyoruz işte kardeşim. Yani İstanbul'da ya. Yaşıyorsun. Arabanın altı arkasına Karadeniz diyeyim ben. Yani tamam. Okay, her yer Trabzon. He, okay, değil bro. Abicim, İstanbul'da yaşıyoruz işte. Ya ben şeyi çok yani karakter olarak şeye çok yakın buluyorum. Ben de her an horon tepebilecek enerjideyim ya. Yani benim de herhangi bir anım hayat maksimumda şeklinde geçiyor. Tabii ben de ben çok severim. Zıplayıp X yapayım, tamam mı? Ben bunu arzuluyorum. Karadeniz'de öyle ya. Hiçbir şeye gerek yokken horona durabilecek enerji var ya. O oksijenden dolayı bir kafa güzelliği var orada. Evet. Güzel o. Evet. Yani ben ama en son lincimi Trabzonsporlulardan yedim biliyor musun? Bilmiyorum neden? Ahmet'in yayınında 2010-2011 şampiyonu Fenerbahçe'dir muhabbeti döndü. Biraz konuştum. Kendi açım ve her cümlemin başında da bana göre diye başladım. Ve bir arkadaş, Twitch'te bir yayın açan bir arkadaşımız var, Trabzonsporlu kendisi. Barış mı? Mahvetti. Yok Barış. Değil. Sadece futbol yayını yapıyor. Mahvetti kendini, mahvetti beni. Altına da insanlar geldi, delirttiler falan. Ben hiç umurumda bile değil ama cevap vermedim. Çok güzel, saygı duyuyorum. Neden? Çünkü onun kutsalı o. Hani senin de dinin gibi düşün. Anladın mı? Ben ama kutsalı futbol olan bir insana o kadar da saygı duymayabilirim. Ben duyuyorum yani. Abi. Ya benim kutsalım da insanlık mesela. Tamam bak, Fenerbahçe de benim için bir yerde duruyor ama... Bir insanı üzecek ya da yıpratacak kadar olmayabilir, anladın mı? Her neyse, sonra aynı arkadaş bir yayınında, onu da söyleyeyim. İlla şöyle yapacağız, öldüreceğiz mi diyelim diye bir laf ediyor. Bütün Fenerli gruplar mahvediyor, linç ediyor falan. Davalar açılmış bir şeyler. Onu da gördüm sonra, böyle şey yaptım. Ya falan anladım. Böyle bir anıdır ya. En son lincim buydu benim.
Yani ben çocukken çok holigandım. Çocukken de solculuğu bıraktıktan sonra bir şeye bağlanman gerekiyor ya böyle. Ya işte bak Karadenizlerle ilgili söylediğim şey de bu. Yani tamam ben de Fenerbahçeliyim, Galatasaraylıyım. Ama Karadenizler'de Trabzonspor'a karşı futbol fanatikliğinin yanında başka bir fanatiklik de var gibi geliyor. Nefret yine var Fenerbahçe'ye karşı. Böyle, sadece Fenerbahçe değil yani. Çok özümsüyorlar her şeyi Karadenizler. Ha evet. O manada. Anladın mı? Ve bu güzel bir şey aslında. Ya güzel ama işte dış insana biraz yıpratıyor bazen bu. Evet. Kendilerini farklı gördükleri için falan. Ben mesela Trakyalıyım, en fazla arada aman biz de içeriz be falan yaparım. Geçerim yani. Yoksa ne Trakyalı ne adamdan da adam olmaz Trakyalılardan. Neyse geçeyim. Trakyalılar da alınmasın. Her insanın, her etnik kimliğin spesifik özellikleri var. Mesela bana Kürtler çok şey gibi geliyor. Hep arabesk insan gibi geliyor. Hani çünkü evet. Acıyla yoğrulmuş ya adamlar evet. Böyle yıllarca. Evet. Onlar evet. Öyle mesela. Onlara üzülüyorum. Egeliler böyle tontiş geliyor. İç Anadolulardan hoşlanmıyorum. Hani benim de mesela İç Anadolular yani kusura bakmasınlar itici geliyorlar. Trakya yine iyi ama Karadeniz böyle evet tontişler gibi geliyor. Neyse, asıl şeyi kaçırıyorsun. Tabii okuyalım bir dakika. Türkiye'deki insanların %90'ının biz anne tarafından Yunan göçmeni. Yani bütün ülke Yunanistan'dan göçmüş olabilir mi ya? Kim biliyorsunuz abi? Bu arada biz de öyleyiz ama nasıl yani? Benim bizzat şeyde ilkokulda sınıfta şey vardı. Selanik göçmeni arkadaşım vardı ve böyle daha yeni göçmüşler falan. Herkes Selanik göçmeni. Yani ben bu arada saf Türk'üm arkadaşlar. Horasan göçmeni bizim aile. Ama bizim aile şey. İlk Türk. Herkesten kız alıp verme. Yani bizimkiler direktman bekliyor. Ya ben şehircilik, bölgecilik sevmiyorum. Yani İşte bizde yok hiç. Bizde bir jenerasyon abi. İkinci jenerasyonu hiç aynı şehirde kalmamışlar. Türkiye'ye Anadolu'ya geldiklerinden benim, beri. Bizim Metehan'ın bir lafı var onunla ilgili. Sivaslılardan özür diliyorum. Şaka diye çok güzel. Metehan Sivaslı, tamam mı? Diyor ki ben diyor Sivas'ı sevmiyorum abi, Sivas'a gitmeyi diyor. Dedim ki niye oğlum? Orada herkes Sivaslı abi. Yani. Diyorum ki bu şehircilik ya, çok enteresan. Yani Türkiye'de yaşıyoruz lan. Hepimiz aynı bakıyoruz. Tweet'e geçelim. Düşüncelere daldık demiş bir arkadaşımız. Eyvallah kankam. En uçuk hayaliniz demiş çocukluk hariç. Ben söyleyeyim mi? Şu anki. Evet. Söyle. Gerçekten bu hayal ama yani bunu yapmaya çabalamayabilirim. Ki çabalamayacağım galiba. Ben cumhurbaşkanı olmak istiyorum. Ciddisin bu konuda. Evet ben siyaseti... Kimsemiyorum bu arada, sadece şaşırdım. Ben siyasetten çok zevk alıyorum. Zevk alıyorum. Hani bir işte politika beni çok eğlendiriyor. Bir denklem, matematik olması oradaki çok hoşuma gidiyor. Kovalamak o çok zevkli. Oy kovalamak, o adam olmak hoşuma gidiyor. Hani iş bitirici adam olmak. Zevkli bilmiyorum. Enteresan. Benim en uçuk hayalim, yani iki üç tane hayalim var, tamam mı? Bunlardan biri çok iyi yönetim değiştiğinde, ülke değiştiğinde ve artık televizyon eski değerini biraz kazandığında, gerçekten kaliteli işler yapılabildiğinde, televizyonda Okan Bayülgen'in yerini almak. Zamanındaki Okan ama şu an sapıt diyeceğim, Mars'a gitmedik diyor, götten yedik diyor falan, tamam mı? İyi bir talk show yapmak. Çünkü işimi herkese gösterebilmek, eğlendirebilmek. İki, Texas'ta bir tane villamın olması ve orada kendi çiftliğimde yaşamak. Şey, hayvan falan mı bakıyorsun? Tercihen Houston olabilir, o da. Hayvan bakıyor musun? Bakıyorum. O emeği yapıyorsun yani. Yapıyorum falan, kafayı yedim. Yani Ayvalık'ta domates yetiştiriciliği gibi değil. Bayağı böyle rodeo turnuvalarına falan katılmak derecesi. Henry, cowboy tamam. Falan mı diyorsun? Tabii. Yani countryman direkt. Anladım. Üçüncüsü, bar açmak muhabbetim var. Onu ben de istiyorum ama o çok şey yani. En uçuk hayaliniz demiş ya. Onu bu değil, arada şimdi değil. Yarın açarız seninle. Tamam o zaman yani. Dördüncüsü direkt söyleyeyim. Bunu zaten hep söylüyorum. Abi uzaya gitmek mümkünse uzaydayken ölmek. Evet bunu ben de isterim. Mümkünse gerçekten yani uzaydayken şey. Ölmek. Ben şey bilim uğruna ölmeyi isterim. Bana çok destansı bir ölüm gibi geliyor. Hani aşk için ölürüm falan gibi değil. Hayır, bilim uğruna ölmeyi isterim. Bir ben şeye çünkü yarayacak hani, ölmen gibi. Evet evet. Ben çünkü hayatta en fazla saygı duyduğum insan grubu üreten insanlardır. Mühendisler, tarımcılar, çiftçiler falan işte. Hani onlara çok saygı duyuyorum. Ve mühendislerin bir şey yaratıyor olması benim çok 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 böyle ilahlaştırıyorum onların kabiliyetlerini. Çok hoşuma gidiyor. Zor bir şey değil biliyorum.
Ama o insanlar bana şey gibi geliyor. Senden benden farklılar ve daha değerliler mühendisler bence. İyi mühendisler. Yani bilmiyorum, Tuğra'yı biliyorsun. Tuğra ile arkadaş olduğumu gurur duyuyorum. Adam elektrikli araç yapıyor, iş makinesi yapıyor yani, anladın mı? Çok hoşuma gidiyor yani öyle bir insanla arkadaş olmak. Ya buradan bir hayalim kendisi daha var da, hayal değil. Ben yattığımda millet hayal kurar ya böyle çok güzel şeyler. Ben genelde kaotik apokaliptik şeyler kuruyorum. Mesela sürekli bir zombi apokalipsinde hayatta kaldığımı ve işte arkadaşlarımı, hepiniz varsınız, arkadaşlarımı kendi böyle Walking Dead'teki Alexandria gibi bir kasaba kurup falan filan, bu böyle saçma şeylerim var. İnşallah olmaz böyle bir şey bu arada, ama böyle de bir distopyam var ha kafamda. O çağımızın hastalığıymış bu arada, biliyor musun? Beyaz yakalı hastalığı gibi bir şey diyorlar buna. Herkes işte mamut avlamak istiyormuş böyle, beyaz yakalılar arasında çok popülermiş bu dünyada şu an. Twitter'dan devam edeyim çünkü iki tane kaldı. Moralim bozuktu, açtım sizi izliyorum. Moralim düzeldi, çok teşekkürler. Öpüyoruz sen, canım benim. Sen tatlı bir insansın ve moralini bozma. Eminim o moralini bozan şeyin üstesinden gelirsin yani. Herkes geliyor. Ve zaman en iyi ilaç bro. Bu arada ne yaptın live'da? Eren abi beni görünce oy canım benim diye yanıma yaklaştı. Çok mu küçük duruyorum? Anlamadım neden öyle dedi demiş. Aa, bir dakika nasıl yani? Bilmiyorum. Çok tatlı işte herhalde. Ay canım benim deyip yanına yaklaşmışsın. Ben sevmişimdir oğlum. Tatlı yapmışımdır. Çok küçük mü duruyorsun acaba? Bilmiyorum ki. Ben kötü niyetle yapmamışımdır. Hiç yapmadım. Kimseye. Herkese sarıldım öptüm yani. Şey. Ne yaptığında da bunu söyleyeceğim de. Şimdi aklıma geldi. Yine söyleyeyim. Ne yaptığında barın orada bir çift vardı. Yaşlarında... Ha, onu ben görmedim. Ben onları görmedim. Tahminim yani karanlıktı bu arada. Kusura bakmayın. Belki daha gençtiniz ama... Olgun gözüktünüz bana. Böyle 35-40 arasında bir çift gibi gözüktünüz. Ve o gün orada olduğunuz için ben çok mutlu oldum. Sizin yanınıza neden gelmedim? Yani başta gördüm ve merhaba dedim size. Ve gerçekten içtenlikle o tebessüm ettim onun. Ama sonra yanınıza gelmek istedim ama neden gideceğimi şey yapamadım. Anladın mı? Hani yani okey niye geri döndü şimdi dersiniz diye gelemedim. Çok tatlıydınız bu arada. İzliyorsanız bir dahaki ne yaptığına ben size bilet ısmarlamak istiyorum. Bir dahaki benim ne yaptığını olur, ne zaman olacağını, ne yaptığında konuşalım. Burada değil. Chat'ten soran var da. Aynen. Var mı başka tweet? Tweet yok bu kadar. Tamam, öpüyoruz onları. Diyor ki genel olarak topluma karşı nasıl olumlu duygular hissedilir? İnsanlık nasıl sevilebilir? Bu çok enteresan bir soru. Çünkü ben bunu kaybettim Deniz. Ben bundan 5-6 sene önceye kadar çok naif ve insanı insan olduğu için seven biriydim. Şu an sevebilmem için ekstra bir şey yapması gerekiyor gibi oldu. Hiç olmaması gerekiyordu böyle bir şey. Yani eskiden herkese potansiyel iyi, bana zarar vermeyecek insan olarak bakarken, şu an bana zarar vermeyeceğini kanıtlaması gerekiyor gibi oldu. Haksız değilsin. Önce onu söyleyeyim ama ben çok ters noktandayım. Ben basic hala her insana sarılıp, her insanın elini sıkmak ve her insanın işte fikirlerini değiştirmeye çabalayan adam olmak istiyorum. Ve ben her insanın hayat kurtarılamayacağını biliyorsun ama. Yo hayır. Ben her insanın çevresi, çevre faktörü ve hayat şartlarından dolayı böyle hale geldiklerini düşünüyorum. Ya ben cezaevinde, benim çocukluğum cezaevinin içinde geçti bu arada. Onu anlatayım. Ağrı'dayken suç... Yatmıyordu arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Aynen. Benim babam cezaevinde çalışıyor, hala çalışıyor. Ağrı'dayken işte küçük bir cezaevinde 100 tane mahkum vardı ama suç işlemiş insanlar bunlar. Ve babam beni götürürdü cezaevine yani çocukken. Ve orada işte ben atölyelerde işte bakır yapardım, işte boncuktan bir şeyler yapardım. Ve orada o insanların hiçbiri bana suç işlemiş insan gibi hala gelmiyor. Şu anda da o insanlar bana şey gibi geliyor. Cinayet işlemiş olsa bile hayat onu oraya itmiş gibi geliyor bana. Hani yanlışa itmiş hayat onu gibi geliyor. Ama Deniz her suç değil yani. Suç, hani, kötü, evet. Vergi bak, borcundan içeri giren adamla 38 kişiyi tecavüz ederek öldüren adam yani atıyor. Onlar zaten hani denklemin dışında yani, hani tecavüz çok farklı bir şey. Ama cinayet şey gibi geliyor. Bazı cinayetler, bilmiyorum yani cinayet de berbat bir şey anasını satayım ama. Yani her nefsi müdafaa adına, falandan mı giriyorsun bazı şeylere? Bazen evet, bazen trafik kazasından giren oluyor. Trafik kazasında tabii, birisini öldürmüş. Yani anladın mı? Tamam, gerçekten istemeyerek yapılan suç ama suçlu falan. Evet, suç. Bunların hepsi suç. Yani bütün suçlar gerçekten kötü. Hiçbir suçu çiçeklerin içinde sarmalayamayız. Ya bir insan suç işliyorsa insanlığını kaybeder mi? O suça göre değişir bence benim gözümde. Katılıyorum.
Katılıyorum. Ya hani bilmiyorum, ben her insana bir fırsatı daha olabilir gibi geliyor bana. Böyle ben çok ponçik bakıyorum bazen o konuda insanlara ya. Çok ponçik bakıyorsun, evet. Bu ya da güzel senin seviyorum. Bence. Yok canım, ben o çevreme insan almıyorum zaten, yani yakın çevreme almıyorum. Ya şimdi chatte de Melisa demiş ki kötü insan yoktur, kötü davranış vardır diyebilir miyiz? Ben bunu geçen gün konuştum, ben kötü insanların varlığına inanıyorum. Yani kötü yok abi, bazı davranışlar var ki bunu normal bir insanın yapması çok enteresan. Yani bunu yine psikolojiyle açıklıyor bazısı yani. Ben özel dosyaları hazırlarken görüyorum yani birini... 10 kişiyi öldürmüş, cinsel uzuvlarına çimen sokmuş, o ayağını ağzına sok. Yani bunu bir yerde artık hani birine işte kavgada vurdun, ay bir şey olduyla bunu artık saatlerce emek vermek. Yani tamam, psikologlar, psikiyatrlar da diyor ki işte psikolojik olarak. Hayır, ben bunun bahane olarak kullanıldığını söylüyorum. Kötü de olmaz mı, da olmayabilir. Ama kötü insan oluyorlar yani hakikaten. Oluyorlar. Yani en azından yaptıkları şeyin kötü olduğunu düşünmüyor herif yani. Ama bu da zaten senin kötü yapmıyor mu? Ya. Empati yapamamak falan. Ya şu an mesela 1000 kişi vardır diye tahmin ediyorum. Kaç kişi var bilmiyorum. Bakalım. 1000 kişinin arasında mesela hiç herkes arkadaş. Da. Şey yani rakam önemli 1100. Değil zaten. Okey. Tamam. 1000 kişiden mesela hepsiyle arkadaş olabileceğimi düşünmüyorum. Tamam mı? Taş çatlasın 5'iyle arkadaş olabilirim gibi geliyor. Ama 1000 kişinin 999'u iyi insan gibi geliyor bana. Tamam mı? Hani yaptığı ama hatalar... Olması gereken bu zaten lan. Kötülük yapmamak ekstra bir iyilik değildir Deniz. Katılıyorum ama işte şey gibi yani kötülük yapmış olsa bile bir sebebi vardır gibi geliyor, anladın mı? Yani bir hata olduğunu farkındadır gibi geliyor. Ya işte babasının cüzdanından para çalmıştır belki. Bu bir yanlış, bu kötü bir şey. Ama kendi içinde bununla ilgili bir pişman olmuştu. İşte bununla ilgili bir kendine içe dönük bir konuşmuştu. Bilmem, bana insanlar... Ya, abi yani işte yani benim hala bak ben umudumu, ben çok kötü şeyler anladım, gördüm. Anladım. Çok kötü şeyler sen, yaşadım, ona rağmen insanlara karşı umudumu kaybettim. Sen şeyi düşünüyor musun hiç? Ben kendimle düşünüyorum. Geçen gün çok alkollü olduğum, hadi siz yabancı değilsiniz. Çok alkollü olduğum bir gün oturup bir duygusal bir an yaşadım. Bu da ne yaptın sonrası oldu. Çok içtim o gün. Biraz böyle ağlamak gibi bir şey oldu. Ben iyi bir insan mıyım? Yoksa başına çok kötü şeyler gelmemiş? Ya da hani kötülüğü seçme opsiyonu sunulmadığı için mi kötülük yapmamış bir insanım acaba? Ben dinim yeterince sorgulanmadığı için mi dindarım? Ben Allah'a inanıyor muyum? Yoksa Allah'a inanmak istediğim için mi inanıyorum? Gibi sadece dinden değil, insanlığımı da sorguladığım bir gece yaşadım. Ve bunun cevapları yok. Yani gerçekten ben güçlü, yani pure iyi bir insan mıyım? Yani Kaptan Amerika mıyım? Anladın mı? Yoksa Tony Stark mıyım? Hani kötülük de yapmışım ama iyiliği seçmişim sonra mıyım? Her insan bana öyle gibi geliyor. Biz seninle bir keresinde şeyi konuşmuştuk, hatırlıyor musun? Kötülüğün seviyesi vardı yani. Bir insan bir kötülük yapmaya başladığı zaman adımları daha net atmaya başlıyor kötülük konusunda. İşte atıyorum ilk kötülüğü hırsızlık. İkinci kötülüğü atıyorum uyuşturucu sattı ve bir insan öldü. Üçüncü kötülüğü işte uyuşturucu çetesinden birisini çekti vurdu. Dördüncü kötülüğü işte kafası iken uyuşturucu altındayken birisine tecavüz etti. Beşinci kötülüğü birisini tecavüz ederken öldürdü. Altıncı kötülüğü, anladın mı? Bana şey gibi geliyor. Evil'laştıkça bariyerler kalkıyor gibi geliyor. Anladın mı? Ya birisine şiddet uyguladığında kendini durduramıyorsun. Hiç böyle bir şeye maruz kaldın mı bilmiyorum ama bir kavgada 5. yumruğu attıktan sonra yumruk atmaya devam ediyorsun vücuduna. Yaşadım, yaşadım. Anladın mı? Hani onun gibi karşılık, yani bir anda şeyin, yani zaten iyi bir insansan okey ben ne yapıyorum lan şu an oluyorsun zaten, duruyorsun o an. Ben bir çocuğa 17. kafada durduğumu hatırlıyorum. 17. kafaya gelebilmişim. Düşün, makine gibi kafa atıyorum çocuğa. Ve bunu yaparken lisedeyim, anladın mı? Hani ve yani lisedeyken çok sikko sebeplerle kavga ediyorsun. Tabii. Anladın mı? Hani ve kötülük seviyeni düşün. 17 kez çocuğun yüzüne kafa atabilmişsin. Manyak kötülük bir şey bu. Ve o an kendini durdurabiliyorsan okey, yani tamam senin içinde hala insanlık var. Ama durduramıyor belli süre bence insanlar. Hani mega kötüye ulaşan şeyler. Çünkü hani bundan zevk alan insanlar var ya, onu anlayabiliyorum yani. Hani nasıl kaybediyorlar mı diyorsun içlerindeki, evet, saygı, şeyi? Evet, saygı duymuyorum ama insanlıkları yok oluyor bence. İşte o da psikiyatra, psikolojik bir şey tabii. İşte. Evet zaten asıl olay o.
Ki bunları ama... söyleyip ben hani psikolojik hastalıklara çok saygı duymayan bir insanım bu arada. Yani çok onu da konuşalım mı? Herkes depresyonda. Tabii. Farkında mısın? Ben herkesin evet. depresyonda, hiç kimsenin depresyonda olmadığına inanıyorum. Yani mutsuzlukla depresyonu karıştıran insanlar var. Ben de onunla... Hayır, katılmıyorum. Depresyon şey ya, net bir şekilde biliyorsun depresyon olduğunu. Depresyon yataktan çıkmak istememek ha, aslında ya. Hayır, ağır depresyon var. Bir de hakikaten hafif geçirilen depresyon da var Deniz. Yani ben ağır depresyonu annemde gördüm. Yemek yediremiyorduk kadına. Yani hiç hastalığı yok vücutsal olarak. Yataktan kalkamıyor, yemek yediremiyoruz, midesi bulanıyor. Bu ağır depresyon. Ama bir de gerçekten hiçbir şeyden keyif alamadığın ama o kadar da hasta gibi düşmediğin depresyonlar da var. Ama bunların işte seviyeleri var falan filan. Herkesin şu an depresyondayım demesinin sebebi bence mutsuz olmalı. Yani mutlu olacakları bir şeyi deneseler ve keyif alamasalar o zaman derim ki eyvallah, sende bir sorun var. Ama bu şey değil. Ben işte Need for Speed oynarken mutlu oluyordum. Oynadım, olamadım. Ya belki Need for Speed'den de bıkmış olabilirsin. Hani anlatıyorum, anladın mı? Toplum da tabii etkiliyor oğlum. Yani 5 kişi, 6 kişi var. 6 kişi var. 5 kişi depresyona giriyorsa 6. da etkilenir bundan. Katılıyorum. Ben yanındakinin enerjisine çok bağlıyım bu arada bu konuda. Ben de zararlı bu. Ben hep çevremde böyle... Ben şey, kısık sesle konuşan insanı bile sevmem. Yani hani tabii enerjisiz canım, konuşanı... Yüzüyle mimik yapmayanı bir şey anlatırken coşku olmalı insanda ya. Ben hayatım, çevremdeki her insan öyle. Sınav haftam yeni bitti. Artı 10. sitesinin üzerine bu yayın harika gitti. Ellerinize sağlık. İyi ki varsınız demiş Eray. Eyvallah kankam. Sen de iyi canım ki varsın. Benim. Bu arada eyvallah. Bir şeyler kaçırdık. Onları da okuyalım abi arada bence. Tabii, teşekkür ederim. Ceren seksi bedenimiz olmuş. Mert 20 lira yollamış. Ona da teşekkür ediyoruz. Burada galiba donate yollamak daha da kolay olduğu için daha da fazla geliyor. Belki bilmiyorum, yeni başladığımız için de olabilir. Çok teşekkür ediyoruz onlara. Emirhan küçük babamız olmuş. O da hoş gelmiş. Beyle. Discord'da çok soru var. Bence devam ederim bu arada. Bu ilk yayın özel ya, ben yani çok zevk alıyorum şu an yani. Bırakmayalım mı diğer programa? Ha? Bırakmayalım mı, akalım mı diyorsun? Bunları bence bitirelim öyle mi diyorsun? Bence akalım ya. Sen akmak istiyorsan ben akarım. Okey, o biz zaman bayağıdır ben... da bir atmıyoruz ya yani. Doğru doğru. Ben şuraya bir zil atıyorum. Zil, güneş falan attım. Bu attığım bar sohbetleri, Discord'daki bar sohbetleri odasına attığım emotlardan öncesini okuyacağız. Sonrası 2 hafta sonraya, şimdiden yazabilirsiniz. Önceliğiniz olur erken yazdığınız için. İstersen vurayım sana buradan bir konu. Vur vur. Bu arada bar sohbetleri hashtag'ine istediğiniz zaman yazabilirsiniz. Oradan da istediğiniz zaman da konuşuruz. Ben Twitter tabii kullanıyorum ki. Bu arada bayağı aktif artık. Tabii ki. Sosyal medyadaki arkadaşlık gerçek bir arkadaşlık mıdır? Yoksa sadece internette konuştuğun insanlar mıdır? Ha, bu soru işte. Bak orada çok hassas bir şey var bence. Gerçekte sonrasında görüşmen gerekiyor. Ben şu an hayatımda en değer verdiğim insanlar 20 kişisiyle internetten tanıştım. Senle internetten tanıştım. Hayatımda en değer verdiğim insanlar Tuğra, Edsu. İşte çok fazla arkadaşım var. Hani ama... Orada hani önemli olan şey yok. Ben size de hep söyledim mi? Biz arkadaş değiliz abi, biz tanışız. Çünkü neden? Biz istediğimiz zaman yüz yüze görüşemiyorduk. Ama şu an ne? Şu an isteyeyim gelirim sana hani. Çünkü yani aynı şehirdeyiz. Yüz yüze görüşebileceğimiz noktadayız. Şu an arkadaşız artık. En önemli kriter nokta o. Yani internet arkadaşlığına çok güvenmeyin, çok bağlanmayın. Discord'da bir anda kanka olup bir anda nefret ediyorlar birbirlerinden. Çünkü çocukça hareketler içerisinde bulunuyorsunuz ve yaşınız küçük. Ona çok bağlanmayın ama realde görüşmek gerekiyor gerçekten arkadaş olmak için. Ya çünkü sarılman gerekiyor, işte sohbet etmen gerekiyor, bir şeylere değer verdiğiniz şeylerin ortak olması sen gerekiyor. Ulan niye herkese sarılmak istiyorsun sen? Abi temas, insan temas etmek zorunda. Abi, ben de temas, sarılmayı severim. Temas, ya el sıkışmak bile okey bu arada. Temas etmek zorunda ama insan bir insana karşı bir enerji akışı olmalı arada. Evet, ben de mesela ne yaptın etkinliğinde yanıma gelenler, ben onlar çekindi, ben sarıldım mesela. Yani okey, sorun yok bunda. Yani sarılınabilir, kötü niyetli değilsiniz. Ama evet, bence de yani Discord arkadaşlığı, sanal arkadaşlık da bir arkadaşlıktır. Tanışlıktır tabii ama. De. Yani tanışlık seviyesinde arkadaşlıktır. Reale dökülüyorsa, ama mesela senelerce Discord'dan konuşuyoruz, chatten konuşuyoruz atıyorum. İki kere görüşmedik diye arkadaş değil miyiz yani? Bence arkadaşız ya. Arkadaş, bir şey paylaştık ya, yani. Evet evet, katılıyorum. Ya biz ilk görüştüğümüzde de arkadaştık. Ama işte şey, yani onun olması gerekiyor abi. Hani belli bir şeyin seviyenin atlaması gibi düşün. Hani şey gibi, sevgilisindir ama hiç sevişmemişsindir ya. Ya öpmemişsindir, seks yapmamışsındır. Hmm. Yapman gerekiyor ama ya.
Çünkü seviye atlatıyor ilişkiye. Evet evet. Onun bak, gibi. Chat'te bir şey var. Görüş değil. Doğru bir laf var. Diyor ki temas erkek erkeğe olunca yanlış anlaşılıyor. Kötü niyetli olmasa bile. Çok enteresan bir şey söyleyeyim. Ne yaptın sonrası biz böyle fotoğraf çekildiğimiz kısımda Ali'yi gördüm uzaktan, tamam mı? Moparizm diye bağırdım. Herkes alkışlıyor falan. Yüzlerce insan var etrafımızda. O da işte Aktan ailesi çan falan seyirci insanlar coştu falan. Ve biz orta açıldı ve Ali ile sarıldık birbirimizin boynuna, tamam mı? Ya kafalarımız da iyi. Çok da güzel bir etkinlik geçirmişiz. Çok, çok tatlı, gurur duyuyorum sizinle falan dedi. Ve boynumdan öptü. Ben de onu öptüm. Çünkü birbirimizi seviyoruz ve biz arkadaşız, anladın mı? Ve yani çok zor günler de birlikte geçirdik. Dedi ki, ben dedi çok yani zaten o anda çok bir şey paylaştık. Ama dedi garip garip bakanlar oldu onda da dedi. Acaba dedi şey mi düşündüler falan dedi. Ya bunda bir yanlış yok yani. Bunu işte bize öğretilmiş. Birbirini öpen adamdan acaba falan, niye öperim yok, ben abi. Arkadaşım? Canım o benim lan. Tabii canım. Ya ben cins, arkadaşlarım mesela başta eşcinsel pardon. Ben şakası yapıyorum sürekli yani. Hani. Oğlum ben arkadaşlarıma yayınlara yeni başladığımda yavrum bebeğim diyorum diye bana neler diyorlardı hatırlasana. Vallahi hiç benim, görmedim ben. Canım o benim o çünkü. Yavrum o benim, bebeğim o benim. İlk başta Günhan bile dalga geçiyordu bununla. Evet, Günhan dalga geçiyordu. Yani ben sevdiğim insana sevgi cümleleri kurmayı seviyorum. Çünkü seviyorum lan yani illa bir şey mi olması lazım? İlla yani kız arkadaşım atıyorum. Ağzını öpüyorum, yiyorum, o benim canım atıyorum. Ve erkek arkadaşım benim yıllardır yanımda. Yani illa tam ağzınla öpüşmeyeyim de ona sarılırım, öperim yani ne var onda. Canım o benim. Neyse. Sanal arkadaşlık. Sanal arkadaşlık. Yani ya bu arkadaşlığın şey olmaz ya. Yani ben burada şeyden de hiç utanmayın ha. Tinder'dan yok sevgili oldun, yok şuradan sevgili oldun. Onunla nasıl da utanmayın arkadaşlar. Her yerden tanışıp her yerden arkadaş olabilirsiniz. Her yerden olur ama görüşmüyorsan bir sene görüşmeden sevgililik olmaz. Onun sevgililik ha, evet. Bir temas istiyor, onu söyleyeyim oradan. Evet. Yani ya ben son sevgilimle Discord'dan tanıştım ama 2 ay sonra, ne 2 ay, 1,5 ay sonra geldi yanıma. Sonra bir ayda bir geliyordu. Hani gerekiyor arkadaşlarım. Melisa demiş ki boynundan hiç öpmedim. Tuhaf olup ya boynundan dilli milli giriş demiyorum be yavrum. Sarıldınız böyle öptüm. Ya yani boyuna vallahi. Denk geldi yani. Boyuna denk geldi öptüm yani illa böyle diye girme tabii ki yani. Öyle girersen... İzlemesi keyifli tabii ya. Arkadaşlarınızın cinsiyet, arkadaşlığın bendeki arkadaşlıkta cinsiyet yok. Hani ben seninle arkadaşsam Barbie bebeğe dönüşüyorsun bir anda. Ama şimdi benim popoma vurabilirsin de. Kız arkadaşının poposuna. Ben vuruyorum abi. İşte orada bir her şey oluyor. Her arkadaşım bak. Dostumsa vuruyorum çünkü biliyor beni, anladın mı? O da ben de onu biliyorum, o da beni biliyor yani. O da benim içine vuruyor yani. O da bana pipin küçük şakası yapıyor, işte ben ona memen küçük şakası yapıyorum. Ya okey, orası okey ama popoya dokunmak... Ya dokunmak bilmiyorum, değil, ya ben sana popona dokunduğumda duygu besliyor muyum? Aynı şey, hayır, anladın mı? Hayır, ama işte ne bileyim, bende orada şey oluyor böyle. Ya işte şey, kırmak bunların hepsi. Kırarsın zamanla, olur. Onu kırmadım da. Twitter okuyayım mı? Buyursunlar. İlgi alanlarınızın nasıl farkına vardınız, yoksa aslında farkına varmadınız da çevreye uygun ortam mı yönlendirdi sizi bunlara? Güzel soru. Ben farkına varmadım. Ben hatta küçükken hep derdim yani futbol muhabbetinde de. Babam beni takdir etsin diye mi futbolcu oldum? Ben gerçekten futbolu seviyor muyum? Ki sonradan babamın takdirini almak istediğim için futbolu izlediğimi ve futbolcu olduğumu düşünmeye başladım. Ve bu doğruydu çoğunlukla. Tabii ki futbolu da çok seviyordum. İşimi de yapmak istiyordum falan. Sonrasında fotoğrafçılık falan... olmam gerekiyordu gibi oldu. Yani o çok isteyerek olduğum bir şey değildi ama mesela yayıncılık benim tek hayatım boyunca yayıncılık gerçekten seçip yapmayı istediğim şeydi. Diğerlerini hep sanki yapmak zorundaydım da oldu böyle, dediği gibi çevrem yönlendirdi. Biz seninle aynı anda aynı dönemlerde yayın açıyorduk. Evet. Ve benim sana göre şartlarım öküz gibi daha iyiydi. Evet. Ve sen o zor şartlara rağmen yaptın. Yani benim evet. Benim işte kameram da vardı, ışığım da vardı, bilgisayarım senden çok çok daha iyi bilgisayarım da vardı, param da vardı, hani bir şey yapmak istediğim zaman işte hani mesai harcamayacağım, ben gece uyumuyordum. Çünkü hani bir işler yürüyordu bensiz. Hani ben ona rağmen yapmak istemedim mesela ama sen o şeyi tırnakta ya yaptın işte, yani. Yani ben onu hep söylüyorum, ben fotoğrafçılığa ya da işte futbolculuğa atıyorum bu kadar emek verseydim
şu an başka bir yerde olurdum, orada olurdum yani. Ben ilk defa hayatımda bir şeye bu kadar emek verdim. Biri de şey demiş, niye ne yaptığına bu tarz sorular gelmiyor. Ne yaptın başka bir şeye dönüştü çünkü. Bar sohbetlerinin de ondan ayrılması ve başka bir sohbete dönüşmesi şu an ilk programımız olmasına rağmen, Deniz sen de fark edeceksin. Gerçekten istediğimiz gibi bir şey yapıyor olmamız dahilinden ben öpüyorum, alkışlıyorum da sizi. Evet. Teşekkür ediyoruz. Ben insanları çok seviyorum yani. Hani Twitter'da da işte onu fark ettim. Hani gerçekten çok tatlı insanlar var. Chat'te de bu arada okuma, ya ben okuyorum bu arada yazılanları. Hani şey ben söylemiyoruz ama. Ben de okuyorum. Hepsini okuyorum. Okuyorum yani hani. Ve şey abi, bu arada şey dikkatimi çok çekti. Boşluk düzünde sürekli bana, ben ciddi konuştuğumda şey geliyordu. Amına koyayım boş yapıyor yine. Burada şimdi şey yok. Geliyor. Aynen Deniz abi ne dersin? Aa Deniz abi benim aynım falan. Ya, ya şeyi seyircinin bile değiştirim yani, programlardaki personalarımızı bile kabul etmeleri çok güzel oldu. Aynen. İşte ondan bahsediyorum yani. Ben boş düzü böyle konuşsa amına koyayım derler yani. Evet ama boşluk düzü. Aynen. Boş yapıyorsunuz. İlgi alanı. Konuyu unutacağım ben bu arada. Sürekli. Ben cevapladım. Ben manyağım o konuda biliyorsun. Hani 3D yazıcıya hevesleniyorum ve 3D yazıcı alıyorum. Evet. Lego. Ben bugün mesela yine Lego sipariş verdim falan böyle. Hani ben arkadaşlar pahalı şeyler biliyorum. Ama bende kaygısı yok. Ben hayatımın hiçbir noktasında ev almak istemiyorum. Bir araba almak istiyorum. O da mobilitemi kolaylaştırsın diye. Ama onun dışında başka böyle hani para biriktireyim ya şey yapayım. Ben züppe gibi hobim yani. Ben teleskop da alacağım bu arada. Mikroskop da alacağım. Hani zamanı geldiğinde bunların hepsini yapacağım. Ben manyak gibi seviyorum böyle hobiye. Teleskoplar çok pahalı. Ben İrem'e doğum günü işte Clemsy'ye doğum günü hediyesi teleskop alacaktım. Bu uzayla kafayı yedi diye. Baktım. 4-5 bin lira falan iyisi. Evet yani ben o kadar beklemiyordum. Oyuncağı vardı 200 lira. Dedim kaçak geçer almış. Ya 1000 liraya falan da iyi şeyler var. Ama bir de ya benim evden mesela ay çok güzel gözüküyor. Ben sırf aya bakmak için. Yıldız gözükmüyor zaten de. Ama senin terasın var o konuda şeysin. Evet. Terası çok güzel bir şey yapacağız yani. Hani Edson'un fikirler verdi bize. Bizim ailemizin iç mimarı. Bazı insanlarda hobiye yatırım yapmak boş para gibi geliyor. Tam tersi. Hobiye yatırım yapmak kendinize yatırım yapmaktır. Çünkü iyi vakit geçireceğiniz her şey psikolojinizi de iyileştirir. Aynen yani öyle. Sen diyebilirsin yani atıyorum. Ya ne oldu lan Lego'ya 6 saatini verdin ne oldu şimdi? Hayır abi o 6 saat öyle değil. O 6 saat ben kendimi iyi hissettiğim için daha iyi biri oldum. Evet. Ya bak gibi ben... Oyun da aynı şekilde. Ben yaptığım işi seviyorum ama ben yaptığım işi yani para kazandığım işi çok sevmiyorum. Ama bunu şu an mesela çok seviyorum. Anladın mı? Şu an bu yaptığımız şeyi çok seviyorum. Bunu kendi kanalımda yapar mıyım? Hayır. Çünkü kendi kanalımda yapınca bu bana gibi geliyor. İşe dönüşecek korkusu yaratıyor. İşte başka şeyleri psikolojik olarak daha yoracak gibi. Ya bu hobi şu an benim için ve çok zevkli bir hobi. Lego da öyle. Ya ben buraya yaptığım yatırım zaman yatırımı ve zihinsel bir yatırım. Ama Lego'ya da paramı harcıyorum. Ya da işte bir insan nasıl hobisini bulabilir? Yani hiç Lego yapmamış biri... Aman para yok. Deneyecek. Yani çok para ya. Mesela yani ben belki tenisi çok seveceğim atıyorum ya da piyano çalmayı ya da işte. Evet. Ya ben ona bu arada spor konusunda belediyelerin yeri var. Kimse şov yapmasın. Raketine kadar veriyor belediye sana. Hani onun kimse şeyini yapmasın. Ben çünkü çocukken aile yaşam merkezleri vardı Ankara'da. Ankaralılar bilir. Ben orada işte gitar derslerine de gittim. İngilizce derslerine de gittim. Voleybol dersine de gittim. Hiçbirine de para vermedim. Belediyenin öyle yerleri var. Yani hani. Ya sporla ilgili şeyler yok yani abi. Yani onlara trip atmasın kimse yani hani. Ekonomi çok kötü değil mi sporla ilgili? İstanbul'da İSMEK falan da var. Kurslar var ücretsiz. Onlara da gidebilirsiniz. İstanbul'da siz de İSMEK'leri. Bu arada İstanbul'da da hani belediyelerin falan vardır. Spor tesisleri. Hani çok üniversiteler var. Var arasan bulursun canım. Arasan bulursun illa ki. Hepiniz ya üniversite öğrencisisinizdir çoğunuz. Üniversitelerin hepsinin spor şeyleri var yani. Ya bak mesela Amerikan futbol takımı vardı bizim üniversitede mesela. Ha benim arkadaşım vardı, takımdaydı. İlker vardı işte. Kadir'in de. Aynen. Ekipmanları da üniversite veriyor bir de yani. Sen kendi cebinden de almıyorsun. Ben bu ülkede Quidditch takımı var be. ODTÜ'de ben maçını izledim. Çok sikko bu arada. Uçamıyorlar ki çok zor. Ya arasında bir çubuk tutuyorlar. O kadar kötü ki. Makarna nasıl pişirilir sorusu gelmiş. Hemen söylüyorum. Makarnayı yaptın, paketini açtın. Kettle'da suyu ısıttın mı? İçme suyu. Çeşme suyu değil, içme suyu. Hemen ısıttın. Sonra makarnayı önce tencereye koydun. Sonra suyu koydun. 10 dakika bekledin. Bir tadına vardın. Tadına varmadan önce azıcık tuz koydun.
oldu. Sonra süzdün. Süzerken soğuk su azıcık. Süzdükten sonra soğuk su birbirine yapışmasın. Süzdün. Soğuk suyu da sonra süzdün. Biraz bekledi. Hafif salladın. Sonra tekrar tencereye koydun. Azıcık krema ya da işte tereyağı tencerenin dibine karıştırdın. Afiyet olsun. Nice Paperboy demiş ki. Dur hayır. Bekle benim makarna konuşulacak. Kaçamazsın böyle. Makarna benim hayatta mutfakta en çok sevdiğim şeydir arkadaşlar, makarna. Bu arada Deniz abinin makarna çorbası var. Aynen. O hikayeyi hatırlıyor musun sen? Makarna çorbası ne lan? Aynen, çocuk bak hatırlıyorsa hatırlamıyorsun, düşün. Neyse ona geleceğim. Ben arkadaşlar çirkin makarna diye bir tarifim var benim. Ben bu çirkin makarna olayını çok seviyorum. Ve arkadaşlarım da gerçekten çok seviyor. Çirkin makarna şudur. 12 dakika mı haşlanması gerekiyor makarna? 14 dakika haşlıyoruz. Çok fazla salça koyuyoruz. Tereyağı koyuyoruz, tuz koyuyoruz. Başka hiçbir baharat. Ekmeğin başka arasına koy onu ondan sonra. Hayır. Başka tadını güzelleştirecek hiçbir şey yok. O çirkin tat o kadar güzel ki. Ben o kadar seviyorum ki onu, bak şu an canım istedi. Bayılıyorum. Makarna çorbası da şudur. Makarna yaparken çektirme metot diye bir şey var, biliyor musun? Makarnayı... Ben başka yerde kullanıyorum onu. Bunu ilk söylediğimde de bu şakayı yapmıştım. Çektirme metodu şudur. Bardakla su koyarsın ve süzmezsin makarnayı. Bardakla suyunu koyarsın, salçasını koyarsın, tuzunu koyarsın, Allah tamam mı? Ondan sonra kapağını kapatırsın, gidersin. Makarna kendi kendine salçalı makarnaya dönüşür. Süzmez mi üzmez falan hiçbir şey yok. Bu çektirme makarnayı. Çiğ ye lan o zaman. Bu ne oldu oğlum böyle, süzmedin de onu? Hayır işte kendi kendine haşlandı, su bitti. Ondan sonra makarna hazır oldu. Oğlum bitti, eridi lan makarnalar. İğrenç bir şey oldu. Hayır erimiyor. 10 dakikada bitecek kadar su koyuyorsun içine. Allah Allah. Aynen. Bu gerçekten internette falan var. Çektirme metodu diye arat, çektirme makarna diye arat, çıkar. Başka şey çıkmaz. Çıkmaz. Berkay'ın bir yorumunu okumak isterim. Herhalde 2 senelik Eren Aktan izleyicisiyim. Chat'e toplasan 100 satır yazmamışımdır. Bunun için özür dilerim, fakat tam kişiliğimin oturacağı yaşlardayım. Bana katkınız çok oldu, teşekkür ederim. Bana böyle mesajlar gelmeye başladı bu arada. Hem ne yaptın hem boşluk tuzu için özellikle. Abi sayende yani homofobik değilim artık. Ya da sayende fikrim değişti insanlara karşı falan diye. Ne kadar gurur bu bize ya. Tokter'in donu küçük babi olmuş. Berkay Yunal küçük babi olmuş. Onları da okumuş olayı. Homofobikle ilgili bir şey konuşalım mı? Ben homofobik şaka yapmayı çok seviyorum. Kulaklığımı değiştireyim. Sen yap konuşmanı. Tamam, okay. Ben şimdi arkadaşlar, ben homofobik şaka yapmayı çok seviyorum. Siyasal İslamcı şakası yapmayı çok seviyorum. Çünkü bunlar gerçek olamayacak kadar komik. Anladınız mı? Hani ben bu durum beni çok üzüyor, yapamayacak olmak. Ya özellikle Twitch'te. Ya işte bir şey olduğunda, ben mesela kendimle ilgili bir şey anlatırken ben çok duygusalım. Tamam mı? Çok duygusal olduğum için işte arkadaşımla bir şey anlatırken ben şey diye anlatırım. Ya işte bu konuda da çok geylik yaptım diye anlatırım, tamam mı? Ama bunu homofobik olduğum için değil, gay olan insanlar çok daha bana iyi, hassas geldikleri için aslında bunu kullanıyorum. Ya da bunu kullanmama engel olan sisteme de lanet ediyorum, kullanmam yasak olmasına. Bu beni ama çok üzüyor. Ama kullanmana engel olan sistem aslında yaptığın şakanın içinde gizli. Sen, evet biliyorum, insanlar işte yanlış anladıkları için. Ben o işte niyetle kullanmıyorum. Geyleri daha aciz bir insanmışsın gibi. Hayır abi işte. Yani, ama hani, tamam, ama öyle görülüyor işte. Evet ve işte o şakalar beni çok üzüyor, onu yapamam. Ben arkadaş ortamında çok yapıyorum onu. Çok da eğleniyorum bunu yaparken yani. Ya arkadaşına yaparsın, o ayrı. Çünkü kötü yani, ama şimdi arkadaşın senin kötü niyetli olmadığını biliyor ama ben bilmiyorum. Anladın mı? Ya sen şimdi gerçekten... Ben işte Twitch'te de en sevdiğim şey var. Ve herkes beni tanısın ve herkes beni tanıyıp değerlendirmek istiyorum. Evet, yani. Aynen, işte ben birazdan işte tişörtümü çıkartıp memelerini avuçlayabilecek cesaretli iki insan olmak istiyorum. Çünkü normalde yapabilirim onu, anladın mı hani? Ve bu çok eğlenceli anasını satayım. Okey, birilerine göre hiç etik değil ama çok eğlenceli. Yani hani. Twitch değil artık. Etem hoş geldin, evet. Etem Karalı gelmiş. Demiş ki Nifs Paperboy, Eren'in kahve konusunda bir sikim bildiğini sanan insanlar hakkında görüşlerini çok kez duyduk. Evet. Eren'in kaliteli kahve hakkındaki görüşlerini çok duymadık. Yok, Deniz'in demiştir belki. Ha, ya da bana mı dedi? Ay şurada da çok iyi kahveci var, oraya uğramadan karşıya geçmeyeyim gibi laflar acaba artık Eren'in ağzından duyuluyor mu? Ha, bana diyor. Yok, benim kahve kültürüm halen yok. Onu yani açık açık söyleyeyim. Hiçbir zaman olmadı. Max kahve kültürüm... Starbucks'ta iki kahve biliyorum. Onları içiyorum. Ne içeceğimi öğrendim. Eskiden onları da bilmiyordum bu arada. Yani
Starbucks'a gidince arkadaşım biliyorsa ne içiyordum ben? Ha onu içiyordum. Onu söyleyelim. Oluyordum. Menengiç kahvesi biliyorum biraz güzel. Gerçekten kahve kültürüm yok yani. Enteresan bir şekilde ama Boyner'de çalışırken ofis boydum ilk girdiğimde. Kahveyi ben yapıyordum ve şahane filtre kahve yapıyordum makinayla falan. Makineyle çünkü yapmak sana. İstiyordun anladın mı? Yani evet ama yani kahveyi sevdiğim anlamına gelmiyor. Kokusu güzel o kadar yani evet. Bilmiyorum. Sen biliyor musun kahve kültürün var mı? Ben sıcak hiçbir şey. Ben bu arada hayatım önce geçen onu hesapladık. 100 bardak anca çay içmişimdir. Çay severim mi? 400-500 yok 1000 bardak da kahve içmişimdir. Hani kahve ben Starbucks'tan başka yerde kahve içmeyi çok sevmiyorum. Mutsuz oluyorum çünkü. Çünkü Starbucks'ta alıştığım bir tat var hani. Americano evet. İçeceksem Americano, işte cappuccino içeceksem cappuccino, white chocolate mocha içeceksem o hani. Ama onun tatlarını biliyorum. Öyle mi? Karaköy'deki ya, kahveciler. Ben yok hiç o bende yok. Kamyoncular var. Sen bilmiyorsun barba. O şarapçılar gibi var işte kahvecilerin de öyle bir kedi götünden çıkan aynen. Kahve manyaklığı. Ya ben şey çocuğum ya evde Nescafe yapacağına Starbucks'tan gece 3'te kahve söylüyor çocuğum ben işte hani. Falan. Yani o daha eğlenceli geliyor bana daha güzel. En son yediğiniz dost kazığını anlatın demiş de ben anlatmak istemiyorum. Tatsız ya bunu geçelim. Ya evet, çünkü bu direkt anı anlatın gibi bir şey ya. Bunu... Psikolojik olarak çok yıpratır anlatırsam anlatmak istedim bir an. Ama anlat çok uzun sürecek. Sen bilirsin. Çok anı anlatma olayına girmeyelim bence. Hızlıca şöyle o zaman özetleyeceğim. Ben dedim ya üniversitede yayının başında eğitim veriyordum falan. Üniversitede eğitim verdiğim, sonrasında işime kendi ortağım olduğum şirkete soktuğum, müdür yaptığım bir çocuğu sonrasında çok fazla arkadaşım olan, ailemle tanışmış, Ankara'daki evime gelmiş kalmış bir çocuk. Sonrasında bana çok büyük işte yani benim için çok büyük hani olan şey şu, arayıp bir kere Deniz ne yapıyorsun, bir derdin tasan var mı demedi. Ve benim de hayatta en fazla değer verdiğim şey şu hani ya 2-3 yılda da biri olsa hani aranmalı insan gibi geliyor hani bana. Üzüyor evet. Beni yani hani o. Ve hala ya hayatındaki çoğu şey bence bana borçlu. Bu böyle egoist bir yorum. Ama gerçekten bana borçlu oldu. Bazı insanları bilirsin ya. Hani her şeyini ben öğretmişim işi. İşe ben sokmuşum. Hala aynı yerde çalışıyor. Bak 5 yıl geçti. Yani kazandığı paranın %100'ünde hakkım var belki de. Ama yani hani bir teşekkür etme. Ben mesela bunu çok söylüyorum. Yani Ece diye bir arkadaşım var. Bütün kazandığım parada hakkı var kızım. Anladın mı? Hani ben bunu kendisinin yüzüne de o yüz kez söylemişim. Bütün kazandığında yok. Emeği sen vermiyorsun orada. Sen sokmuşsun Ece. Hayır. Yolu o açmıştı bana ama. Üniversite 1'deyken okay. Bana Ece ismindeki arkadaşım açmıştı. Hani yolu. Çünkü yolu açan kişidir asıl mevzu bence orada. Tabii ki de sonrasında %100 yani seninle tanışmamda hiçbir payı yok. Yani baktım, anladın mı? Hani. Ya işte öyle ya. Yani evet. Birisi size bir iyilik yapıyorsa onu unutmayın arkadaşlar. Çok değerli bir şey iyilik. Ama iyilik karşılık beklenerek mi yapılmalı? Karşılık beklemek, karşılık beklemiyorum. Nasılsın demek karşılık beklemek değil bence. Bana ama abi işte her şeyden... Ama o iyiliği yapmasaydın nasılsın dememesi seni bu kadar sinirlendirecek miydi? Ama hayır bak sonrasında yaşadığımız şeyler var. Arkadaşım olmuş, evime gelmiş, ailemle tanışmış, Ankara'ya getirmişim ben daha o çocuğu. Anladın mı? Yani başka şeyler de var bu arada anlatmadım. Hani takıldığım başka şeyler var şu an anlatmadım. Asıl ama takıldığım maddelerden birisi de bu. Hani başka bir kazık da yedim o çocuktan yine hani. Neyse. Okey. Çok şey istemiyorum ve... ya. Anladım. Arkadaşlık ve komşuluk ilişkilerinde vefa ve hatır gibi konseptlere bakış açılarınız da tam geldi yani, zaten tamam, bu. İşte bu. Bunu konuşmuştuk. Hatır için götten yer misiniz demiş. Hatır için değil de ona bir zararı yararı şeklinde onu... Zarar yarar mesela. Deniz'in kafasına silah dayadılar. Götten yer miyim? Yerim. Ama Deniz'in arkadaşım canı istedi. Şey götten yer miyim? Yemem yani. Anladın mı? Arkadaşım için ben kısaca arkadaşım için her şeyi yaparım. Maddi manevi. Sormam yani hani onu. Ki ben mesela çok duygulandıran bir şey. Ben işte arkadaş iflas ettim. Kapattım. Eren daha o zaman 3000-4000 lira mı ne kazanıyor yani hani. Belki de kazandığı paranın da atıyorum 100-200 lirasını da ben atıyorum hani ayda yani öyle bir sirkülasyon da var ben, aramızda. Ben borcunu da bitirmemiştim böyle. Aynen sen borcunu da bitirmemiştin daha. Ben iflas ettim adam bana dedi ki para göndereyim sana anladın mı? Hani bu anladın mı? Bu yetti. Bu beni o kadar tebessüm ettirdi ki yani hani. Dünyanın canım en tatlı sahnelerinden biriydi o benim için ya. Bundan da biz daha tanışalı da kaç ay olmuştu o zaman? 7-8 ay önce olmuştur yani daha bir yıl olmamıştır. Tamam utanıyorum söz.
Son dönemlerde hiçbir şey yapasım gelmiyor. Çok çabuk bıkıyorum. Çok para kazanacağım bir iş var ama yapmak içimden gelmiyor. Bu çok sorulan bir soru Deniz. Yapmak içimden gelmiyor. Çok basit cevabı var biliyorsun değil mi onu? Yani bir adım yetiyor. Evet. Ben de öyle. Ben mesela arkadaşlar son iki haftadır yataktan kalkasım gelmiyor benim sabahları. Alarmı sürekli erteliyorum. Ama mesela 8.40'da ya da 9'da çoğunlukla yataktan çıkmak zorunda olduğumu bildiğim için o adımı atıyorum. Ondan sonra da hani şey diyorum. Kalkayım maillerime bakayım. Hani iş çok yoksa biraz kestiririm diyorum ama hiçbir zaman da kestirmiyorum. Ya işte girince alışıyorsun ya. Evet evet. Aynen öyle. Bu kadar. Yani cidden bazen yapmak istemediğiniz şeyler oluyor. Ama bir yapmaya bakıyor. Yani psikologlar bile hep onu der. Bir tık zorlayın kendinizi. Hani yapın. Bakalım olacak mı yani? Onun karşılığını alın ondan sonra bakın bu işe. Yani yapmadan bilemez. Hangi cips? Cheetos peynirli. Benim guilty pleasure'ım. Ya da Çerezos'un süt mısırlısı. Lay's baharatlıyı çok seviyorum. Sen hiç taze cips yedin mi? O ne demek? Fabrikadan yeni çıkmış cips. Oha nereden bulacağım da yiyeceğim onu? Bizim bir arkadaşımız vardı işletmesi olan. Ona direkt fabrikadan geliyordu. Hiç arada firma olmadan. Allah bana dedi Allah. Ki bir gün Lay's'in şeyini yer misin, sadesini yer misin dedi. Ve hayatımda yediğim en iyi cips o gün oydu. Yani hala Lay's'in sadesi muhteşemdi. Gerçekten patatesi hissediyorsun bu arada. Bir de şey tavsiye ediyorum. Patlamış mısır satan şeyin adını getirin bana. Mavisi var hani onun. Kaliteli patlamış mısır o. İsmini getirin bana ne olur onun ya. Patlamış mısır satıyorlar. Ama sadece patlamış mısır. Ha nuts. Nuts'ın mıydı bilmiyorum. Yok ya nuts değil. Çereza. Nuts değil. Değil ya. Nuts'ın. Çerezza değil. Çerezza cips de satıyor. Nuts fıstık da dur satıyor. Bak. Nuts fıstık da satıyor. Nuts mısır galiba. Orada chatte evet. Caner diye bir arkadaş var. Caner sen bana Instagram'dan yazsana. Beni yanlış anladığını düşünüyorum. Nuts'ın. Evet Nuts'ın. Tamam sadece patlamış mısır değilmiş. Onun patlamış mısırı cidden direkt sinema patlamış mısırı. İki onun bademlisi var. Turuncu bir paket. Deneyin abi. Tatlı bir patlamış mısır. Bayabilir ama deneyin sadece. Cips konusunda tavsiyelerim bu. Bir de şeyde, kuru yemişte de o soslu mısıra hastayım işte. Aldım bugün yine. Evet bayılıyorum ha, geçen yedirdin. Aynen. Güzel evet, o. Bayılıyorum. Ya, ben yer fıstığını çok severim. Yani alkolün yanında bir de. O da çok, niye alkole geldim bilmiyorum ama. Yer fıstığı da çok işime gidiyor. Siyasi seçim muhabbetlerinde muhafazakar ve sağ görüşlü Z kuşağının göz ardı edildiğini düşünüyorum. Ne düşünüyorsunuz demiş. Geçen Eren bununla ilgili... Yayında mı konuştuk biz onu? Yayında konuştuk. Ben aynen, söyledim aynen. Varlar dedim. Yoklarmış gibi davranılıyor dedim. Ya anketlerde yok gibi gözüküyorlar arkadaşlar. Ama varlar. Varlar ama yani yok kadar azlar işte hani. O da ailelerinden dolayı yani. Ben o çocukların yok da... Yok kadar az değiller abi. İşte değiller gözükmüyorlar. Ya %20 %30'lar. Abi bizim az değil abi %30. Rakamsal olarak çok az kalıyor ama. Peki. Saygı duyabileceğimiz en üst nokta fantaziler, fetişler nelerdir? Cuckold, vomit, sket gibi. Cuckold'dan sonra vomitle sketi bilmiyorum. Neymiş vomit? Arayacağım bir. Ya ben vomit. Seks terimleriyle ilgili hiç yokum ya. Ben o konuda kusmakmış, çok cahilim. Kusmakmış. Sket, pislik üzere sıçmak herhalde. Herkes tamam. İki tarafta okeyse ben okeyim bunların hepsine. Yani bana yapılmadığı sürece ben yapılmasın. Ya bu arada seks çok kötü bir şey. Yani hani seks esnasında ne? Her... ne diyorsun hani, oğlum? Hani seks şöyle çok kötü bir şey. Seks esnasında her şey okey olabilirsin hissiyat oluyor bazen bende. Aa evet bir yerde öyle oluyor. Normalde evet. Yapmayacağın şeyler onlar çünkü. Yani evet, dışarıdan evet. Baksan ne yapıyor lan? Yani porno boşaldıktan sonra pornoya bakmak gibi. Hani, aynen. Yani o yüzden o çok tehlikeli arkadaşlar. Yani seks yani bir şey yaptırmak istiyorsanız seks esnasında sorun. Aşkım araba alalım mı? Aşkım bana araba al falan gibi şeyleri o seks esnasında sorun. Yani yok ben yani en fazla işte ayak mayağı kadar saygı duyabiliyorum. Ya da işte azıcık tokat, azıcık çok mi işte azıcık dirty talk işte o dirty talk ne? Ya ben hani şey gibi rusbu falan diyesim gelmiyor. Hayır küfür değil. Küfür abi işte Türkçede dirty talk çok zor anladın mı? Evet. Yani ne dört saat nasıl yapıyorsun?
Sikim mi seni falan? Nasıl yani? Yok ya. Yani hepsi çok kötü oğlum. Dirty Talk diye bir şey yok Türkçe'de. Yani of, ya, şimdi yapamam. Falan en fazla yani. Hayır şimdi yapamam. Yapmayacağım. Ama çok iyi Dirty Talk yaparım. Ya lütfen bir örnek ver ya. Yapamam oğlum. Burada nasıl yani özel hayatımı, sekste nasıl Dirty Talk yapacağımı? Hayır ya. Öğret oğlum. Bu eğitimdir bu. Ben bilmiyorum ya. Mesela. Öğrenmek isterim. Yani bende yok o tool. Ya işte. Bir küçük şey hoşuna mesela. Gidiyor mu? Hoşuna gidiyor mu ile başlayıp daha tabii ki içinde sik geçen ama küfür değil. Ona ne yaptığımı diye. Ona nasıl... Abi burada anlatma, yapmayacağım Deniz. Orada çünkü normalde de söylemeyeceğim şeyler onlar, anladın mı? Benim en sevdiğim kelime ne biliyor musun? Kıza şöyle vuruyorum. Yani kadın bireye. Şöyle vuruyorum. Nasıl vuruyorsun? Pop. Yani, koluna vuruyorum. Hadi siksene beni falan yapıyorum. Yani hayatta en sevdiğim. Ya çünkü sikmek eşleş bir eylem ya aslında. Hani bizim dilimizde hani çok şey bak, olmuştu. Dirty Talk erkekte zor. Kadında yani erkek kadın diye ayırmayalım. Nasıl ayıracağım peki şimdi bunu şey olmadan? Tamam ben kendim örnek veriyorum. Çok bir yere girdim şu an. Çıkamayacağım Deniz. Şöyle kadın da diyeyim hadi sonra şimdi gayler alınmasın üstüne. Ben onlar da kullanabilir bunu. Onu da söyleyeyim. Hani işte sik beni. Anladın mı? Yani şöyle evet. Yap bana. Bir şey yap bana kısmı daha kolay Türkçede. Ama erkek sikim dediği zaman o bir küfre girebiliyor. İşte erkek ama daha... Işte, ama bak yine çevirin... küfre giriyor. Koyayım mı sana falan? Yani anladın hayır mı? Koyayım mı sana değil oğlum. Hani hoşuna gidiyor mu? Sen sikim yap. Tamam ya, bu dört talk değil ki ama. Ama bu dört talk değil ki yaptığın. Bunlar değil, ama değil, talk yani, abi yani. Ya yapamıyorum. Yani bir kere sevişmemiz lazım Deniz anlamak için. Dört talk gerçekten yaptığına inanıyor musun peki? Az çok yapıyorum. Dört talk mu peki gerçekten? Dört mi? Çok dört yani. Bir dakika Mert Günhan seviyesi dörtlük değil. Zade aynen, seviyesi dört. Ya bu arada Zade arkadaşlar yayında anlattım Zade hiç hatırlamıyorum da Zade bir yani hani ben Barış'ın içinde böyle bir yaratık olduğunu bilmiyorum. Sex master bu arada arkadaşlar. Aranızda kadın dinleyenler varsa. Bunu nereden nasıl biliyorsun ya? Anlattığı hareketler ben hayatımda hiç duymadığım şeyler. Ya bir dakika yani. Evet Barış'ta Kama Sutra Mastering var. O doğru. Çünkü ya, abi flexible gibi. Herif. Herif evet. Spider-Man gibi anladın mı? Yani çok enteresan şeyler anladım. Ben o Spider-Man gibi. Ben daha Kaptan Amerika. Hani bu seks onurlu olacak. Ve ben, iyi olacak. Ben de şeyim Ant-Man mi bende? Sen artık kendine bir şeyini bul. Hulk ol sen. Evet. Ben yok çok soft. Benimki o kadar soft ki hani. Ya ama o karşının istediğine yani her seks hard olamaz. Her seks de soft olmamalı. Evet. Bazı seksler öyle olur, bazı seks yani çift partnerinizle aynı kişide bile farklı günde farklı şekillerde tabii ki, olur. Tabii ki. Partner yes. Çok önemli arkadaşlar. Cidden çok önemli. Yani partnerinizle bir porno yıldızı gibi de sevişebilirsiniz. Aynı kişi olarak bir başkasıyla çok kötü sevişebilirsiniz yani. Şey oldu mu? Hani okey abi bugün bu ya. Hani bu bir şey. Yani. Şeyim Google, şey oldu bak. Google sex ya işte bu. Yani anladın mı? Şunu yaşadım bak. Ya da bak. Açtım ve gittim anladın mı? Ama geri dönüyorum. Böyle sigarayı alırsın, yakarsın. Sonra pakete şöyle sik atışı var ya. Anladın mı? Bu işi anladın yaptık anladın mı? Aynen. Ya şey evet bu? Şey oluyor. Ya yani o Avengers duruşu filmin sonunda hani süper kahraman duruşunu onu yaşadığım oluyor canım. Genelde hepsinde. Hayır tamam. Hepsinde olmuyor. Hepsinde olmuyor. Kötü seks de oluyor arkadaşlar. Yapacak bir şey. Ne yediğinize göre bile değişiyor. Keşke öyle olmasa. Ya benim çok böyle hani seks işi bu arada arkadaşlar erkekte. Kadın muhteşem o konuda. Yani stabil çoğunlukta çünkü. Erkeklerse yani? Bir ay yapmadığımda bir ay sonraki ilk seksim berbat. Ama bir hafta yok, düzenli ama yaptığımda... Kadında da kadında da öyle lan. Kadında da başka yine, şeyleri var bunun. Yani sürekli dinamik abi yine hani. Kadın olmak çok kolay bir şey. Hayır. What the fuck. Kadında da başka şeyleri var şimdi konuşturma. Var. Var evet ama... Erkekte yani o ereksiyon olayı olduğu zaman... Ya kadında da ıslanma problemi olabiliyor falan filan gerçi. Neyse buradan çıkalım yine. Sekse çok... Seksten makas alıp... Yolumuza devam ediyoruz. Korkuyor musun? Korkmuyorum. Çok konuşmak istiyorum. Ama adım çıktı ya. Hani artık hani sadece seks konuşuyor bu adam.
Biliyorsun Turgut seksi bana bıraktı. O yemek yapmaya gitti. Mutfakta o. Ben şimdi yatak odasındayım. Olmaz öyle. Çok ayıp. Ya, Alevi dedesi gibi el verdi adam ya bildiğin El verdi. Durup dururken böyle bir şey yaptı bana. Niye yaptı onu da bilmiyorum. Ona da selamlar. Boreas demiş ki kızlarda arkadaşlık. Gördüğüm üzere sadece çıkar üzerine. Eyvah. Boreas ne diyorsun? Gördüğüm şey ise kız arkadaşımın kendi arkadaşına inanıp benim onu aldattığımı düşünmesi ve benden ayrılmasıdır. Aa bu tatsız. Cinsiyetçi algılanmasın fakat iyi kız dostum olmadı. Olan da görmedim. Eski sevgilimin arkasından laf anlatmaya, atmaya hayatım boyunca kötü baktım ama benim arkamdan laf etmeye zorladı. Bence üzerinde konuşmalısınız demiş. Yani burada konuşursak cinsiyetçilik olacak ama bu. Yani kadın erkek diye ayırmamak lazım ama kadınlarda bir tık daha şu var, bence var. Bence diyorum. Beni linçlemeyin. Erkekler ilişkisine daha kutsal bakarken konuşurken yani ama iyi düzgün adamlar olarak kadınlar daha ilişkisini yorumlatmaya açık olabiliyor kız arkadaşlarına. Eyvah bana saldırmayın. Böyle düşünüyorum. Deniz ne düşünüyorsun? Ne? Biz de daha aman falan oluyoruz ya. Ya hemen bir hikaye anlatıyorum. Hafta sonu işte Barış'la Etsu bizdeydi. Barış bir kadın yani seks pozisyonu anlatıyor ve İşte bir müzik aletine benzetti kadını. İşte Etsu onunla ilgili gif atmış. Muhabbetimiz üstüne geldi. Ona gülüyordum arkadaşlar. Yani arkadaki sen neye gülüyordun olmasın diye anlattım. Şöyle ben şunu düşünüyorum. Kadınlar birazcık daha fazla şeyleri düşünebiliyor. Yani daha fazla konuşmak ve paylaşmak isteyebiliyorlar. Onu evet. Söylüyorum. Yani paylaşılmaması gerekiyor belki. Aynen. Gibi. Ya işte erkek o kadar değil. Yani erkek şey gibi abi akşam ne yapıyoruz derken abi akşam ne yapıyoruz diyor aslında. Kadın ama aslında orada akşam bir şey yapıyor mu acaba iyi bence soruyor bazen de. Yani onu düşünüyor gibi geliyor bana. Yani bu şey gibi kötü bir özellik değil bu arada. İyi bir özellik ama Deniz, bence. Ama Deniz işte ben bunun iyi bir özellik olarak satılmasına da hep karşı çıktım. İyi, hayır. İyiye kullanırsam iyi bir özellik. Gücü nasıl kullandığınla alakalı. Eyvallah da yani bunu hep şuna indirgenmesinden çok sıkıldım. Erkek gerizekalı ya ama kadın onun siyahın bir sürü tonunu görüyor. Ya biraz da manyaklığa girebiliyor bu kadar detaycılıkta anladın mı yani? Evet erkek sumut. Tamam bak hani yani işte şey. Bu arada genelleyerek konuşuyoruz üstünüze alınmayın. Bunları konuşmak için illaki genellememiz. Başka türlü konuşamazsın zaten. Yani konuşamayız yani birini baz alamayız. Yani ne diyordum? Erkek sumut diyordun. Ha aynen erkek sumut kadın sumut değil ama yani. Erkek iOS, kadın Windows abi anladın mı hani? Erkek sumut. Yani erkek böyleyse böyle ama kadın bazen bir virüs kapıyor, bazen bir şey oluyor. Güncellemesi geliyor zaten. Yani bilmiyorum evet, onları. Anladın mı? Yani bu kötü bir şey değil. O yüzden hani bir de yani şey gibi. Yani bunu konuşunca da bir şey değişmeyecek ya da bunu böyle bakınca. Yıllarca bir de şu WhatsApp gruplarına aman diyeyim. Dikkat edin arkadaşlar. Evet, özeliniz özelinizde kalsın. Övün yani övgünüzü dışarıya, yerginizi bize. Hani McDonald's'larda evet. Yazar ya öyle hani aman işte şeyleriniz, şikayetlerinizi bize, övgüleri dışarı. Öyle yapın onu ki çözülsün o şekilde. Yoksa evet. Gidip bu bana şey yaptı, bu öküz falan diye ben görüyorum WhatsApp gruplarında meze edilmesinden yüz yüze bakacağız yani. Erkekler de yapabiliyor bunu. Brady Falcon demiş ki lisedeki sosyal tabaka piramidi hakkında ne düşünüyorsunuz? Örneğin en üstteki alfanın en alttaki nerd'ü rahat rahat pataklayabilmesi gibi hiyerarşi maalesef. maalesef doğru, bir jungle. Lan bu. Lisede bir jungle oluyor ya. Hep bir alfası oluyor. Hep bir kabadayısı, reisi oluyor okulun. Hep bir böyle eziği oluyor. Keşke olmasa. Sonra çok değişiyor. O alfalar, reisler bir bakıyorsun sütlaç satıyor okulun önünde ama öbürü CEO olmuş falan. Ya siz oralara girmeyin. Hayvanat bahçesi gibi ortam. Alexis evet. Demiş. Kadınların ortamında hep bir yarış, hep bir... Aa bugün kadın gömmek programı mı ya? Katılmıyorum bir arada. Hep bir yarış, hep bir şey yok be. Yani. Bu arada kadın olarak sor... Vallahi o kadın olarak söylüyor. Diyor ki kadınların ortamında hep bir yarış, hep bir Game of Thrones dönüyor. Bundan dolayı hepsi demiş, bir kadın olarak deneyimledim demiş. Katılmıyorum hepsinden öyle oldu. İlk öyle geçen tanışma fırsatım oldu. Çiçek gibi bir insan Game of Thrones yapabileceğine inanmıyorum mesela. Kadın o da. Anladın mı? Şu an chatte yazıyor diye onu gördüm aklıma geldi. Yok, anladım yani. Herkes aynı şey değil yani. Ya siz kadınların köpeği olun be.
Aynı Sefa şey demiş. Bu arada, özür dilerim. Aynı şey erkekte de var ha bu arada. Erkeklerin de köpeği oldu o zaman. Yani. Sefa demiş ki lise arkadaşının lise bitimine doğru değişiklikler göstermesi, değişmemiz, artık eskisi kadar anlaşmamız konusunda ne düşünüyorsun? Ben yorumumu yapayım hızlıca. Çünkü ortak paydanız bitmiş oluyor. Lise, okul, üniversite, hatta asker arkadaşlığının %70'i mecbur olduğunuz için, aynı ortamda bulunduğunuz için ortak paydanız var diye kurulan arkadaşlıklar. Sonrasında bitmesinin sebebi de bu. İş arkadaşlıkları da böyle. Bence. Büyüyorsunuz. Bir de tabii. Büyüyorsunuz ve zevk aldınız. Ben mesela kuzenim var. Hani şu an İngiltere'de yaşıyor. Benim çocukluk arkadaşım ve en yakın olduğum arkadaşım. Şu an sohbet edemiyorum. Çünkü paydamız kalmadı. Tabii. Dünyada yani. Tatlısı bir insan. Çocuk benimle hala sohbet etmek istiyor ama ben konuşamıyorum. Özür dilerim eğer izliyorsa. Çünkü izliyor olabilir. Taksici tarafından kazıklanma hikayesi var. Çok uzun, ona girmeyeyim şimdi. Nips Paper Boy, öpüyorum gözlerinden. Güvencim hoş geldin. Başka gelenler varsa kısa kısa okuyayım artık, sonra doğru gidiyoruz. Seven Solak gelmiş, Ethem gelmiş, onları da okuduk. Bilal. Çevremde, ailemde, okulumda şeriatçı, aşırı dindar kişiler var ve ben ateistim. Hayatta kalmam için tavsiyeler verir misiniz? Deniz'in bir tavsiyesini hatırlıyorum bundan ilgili. Yalan söyle, ben yalan söyledim evet. Ve bunlar beni çok sevdi. Hemen anlatıyorum arkadaşlar, üniversiteye girmeden önce... 1,5 ay kasaplık yaptım ben bir market zincirinde. Ve oradaki herkes Müslümandı ve Ramazan ayıydı. Ben de başlangıçta politik görüşlerimi gerçekten söyledim ve beni sevmediler. Ben de sevilmeye tapan bir insan olduğum için dedim ki ben bunları hadi bir oyun oynayayım. Bunlar madem böyle insan. Oruç numarası yaptım. Ve sonra aynı günün sonunda beni işte böreklerle, pidelerle besler. İftar saatinde pidelerle besler hale geldiler. Yani insanlar böyledir. Bazı ortamlarda bunu yapmanız lazım hayatta kalmak için arkadaşlar. Bir de yani şundan çekinmeyin. Sizi inanışınız da sizi yargılayacak bir insana yalan söylemek yanlış bir şey değil. Asıl yanlış onlarda sizi yalan söylemeye itiyorlar. Yani çünkü sizi olduğu gibi kabul etmiyor. Eğer ortamdan kaçamıyorsan hayatta kalmayı çekeceksin. Yapacak bir şey yok. Minak demiş ki ilişkisi olan birine hislerini anlatmak doğru mu? Değil. Ama seni arkadaşı olarak biliyorsa, evet. Çünkü o sana belki güvenip yanında sütyenini çıkarabilir. Ya da donunu çıkarabilir. Çok haklı bir noktaya parmak bastım. Bence bir şey hissediyorsanız konuşun arkadaşlar. Utanmayın. Ama sonrasında sonuçlarına da katlanın. Sonunda niye böyle oldu? Ay şöyle olmasaydı demeyin. Deyin ki ben seni seviyorum abi. Kusura bakma. Eğer hani sen de seviyorsan bir şey olsun. Eğer olmuyorsa olmaz. Nasıl bir şey olsun oğlum? Sevgilisi var ya. Yani abi, sen... Hayır. Ben şunu anlamıyorum. Sevgilisi varsa yani bazı ilişki şöyle yani senin hiçbir ilişkin bitmedi mi? İlişkiler biter ve bazen ilişkiler biter ama bitirmezsin ya hani. Öyle durumda olan çok ilişki. Benim var da. Başka oyuna geçmek gibi değil. Benim görüşüm hep şu. Başkası için beni bırakan... Katılmıyorum ya. Hayır yani atıyorum pardon. Benim için başkasını bırakan... Başkası için de beni bırakabilir. Katılıyorum. Yani katılmıyorum. Ha, yani ne? Peki. Abi hayat öyle değil ya. Hani hayat bence şey gibi değil. Tabii hani, ki düz mantık değil. Bu bir hatayı evet. Bir kere yaptı diye bir daha yapacak ya da değil. Ama ben öyle bir basit düşünüyorum yani bilmiyorum. Ayrılsın abi önce. Yani. Hayır önce ayrılsın yani. Neyse. Bazen birilerinin ittirmeye ihtiyacı oluyor ya. Yani ben bu arada erkeklerde öyle olduğunu düşünmüyorum. Erkeklerde bittiği gün bitiyor ilişki. Ama kadınlarda bittiği gün bitmiyor bence ilişki. Bir 6 ay nasıl? Sürüyor o ilişkinin bitmesi. Kadın şans tanımaya devam ediyor. Erkek şans tanımıyor. Ya erkek gerçi ayrılsın dememiz de o zaman da onun için ayrılmış olacak gerçi. Başkasına birlikte. Ya ilişkiden ilişkiye atlamak da zor ha. Ya ilişkiden ilişkiye hemen atlamak zorunda değil ki. Bir süre arkadaş olarak takılırlar. Bir süre takılıyor olarak takılırlar. İsim koymak... Ya ben zaten şuna çok uyuz oluyorum. Abi isim ne zaten? İsim ne yani? Sevgililik mi? Sevgililik oğlum zaten bu benimle çıkar mısın muhabbeti bittikten sonra her şey çok karıştı anladın mı? Eskiden bir çıkma teklifi vardı. Şu an hakikaten kimseye bir şey teklif etmiyor. Ben sevgili öpüyorsam insanlar... öpüyorumdur seni gibi bende. Tamam öpüyorsun ağzımı da sevgili olarak öpüyorsun ağzımı. Sevgili miyiz biz? İlla her ilişkide bir biz sevgili miyiz oluyor yani anladın mı? Biliyor bunun bir adını bilmiyorum. Koyalım artık. Bilmiyor musun? Ben biliyorum ama o belki öyle düşünmüyor. Ha. Anladın mı? Yani
Şimdi mesela Mehmet... Ya nerede çekeceğim o seti? Yani ben... Evet sevgilim var diye düşüneyim ama o belki yani düşünmüyor. Bak mesela hemen örnek veriyorum. Mehmet'le ben hiç tanışmadım. Mehmet Berke İnan. Ben Mehmet Berke İnan'ın dudağından öpsem bu gece. Hmm. Mehmet Berke İnan dudağından öptükten sonra bana gelip şey mi diyecek? Biz Deniz sevgili miyiz şu an? Demeyecek daha. Hayır canım. Öyle hemen öpüşmekle değil. Ama artık görüşüyorsun konuş. Evet gerçi anladım. Söylemek istediğini anladım bu arada. Anladım yani. Hani, daha cümle yani, kurarken anladım. Belli bir şeyin olması gerekiyor. Zaten sevgililik yaşıyorsunuzdur. Artık sevgilisinizdir. Evet yani. Ben eve gelirken bir şey lazım mı diye arıyorsam evliyimdir hatta yani. yani aynen, bence ya. De. Bence de doğru bu arada. Yani ne diyordum orada ben? Bir daha Berke'den yazmayı bıraktı ben onu öptükten sonra. yenge ya da enişte. Ne diyecektim ya? İlişkilerle ilgili yine bir şey söyleyecektim. Sevgililik, mevgililik muhabbetiyle. Ha. Biriyle ne diyecektim lan dur yine kayboldu. Ya yani geldi gitti bu arada bir temassızlık oldu. Aynen, bir dakika öyle. bir düşüneyim sen de o sırada chat oku. Gel öpmeyecekmiş gel denmiş. Evet yok oldu şoka girdi galiba. Bu arada evet hala yok Mehmet Berke inan. Yok Mehmet galiba. Berke Öztürk Özyurt var. Bu da garip bir başka bir sürü. Ben İnkan. Hatırlayamadım söyleyeceğim şeyi. Ayrılmakla ilgili söyleyecektim. Yani çok enteresan anlayamadım da şey yapamadım da. Ya Mehmet zaten niye kayboldular? Ben çok tribe girdim. Ya bir şey olmaz Mehmet git gel. Şey diyecektim. Bak yine gitti. Şey diyecektim. Biri... Aa gitti ne oluyor lan bana? Ağzınızçıyım. Çok konuştuk oğlum. Kaç saat oldu? 3 saat 15 dakika oldu. Ben Mehmet nerede onu düşünüyorum bir yandan. Ben de onu düşünüyorum. Mehmet hala yazmıyor çete ya. Bu arada Mehmet bence şu an çok eğleniyor klavyenin başında. Amcıklar diyor. Geldi mi? O muydu? Yok, gelmedi. Mehmet Berke mi? O başka. Özyurt bu. Bizimki inandı. Mehmet! Mehmet bu arada... Yani dur. Biri sizin ilişkinize etki edebiliyorsa ayrılmanıza. Ha. Zaten o ilişki bitmiştir diyecektim. Ve bu cümleyi 10 dakikadır falan düşünüyorum. Güzel, doğru bir cümle. Bayağı ya kafanı karıştırıyorsa zaten kafan karışmış zaten senin önceden ya. Tabii ya. Of tamam bırak Mehmet'i. Aa bak sikko bir denklem. Üçlü arkadaş grubu problemleri ve çözümleri. Hani bahsettik ya 4 kişi olursa 2-2 ayrılırsın. Ama 3 kişide 2 kişi olur. Bir taraf ya. Hep satışa geliyor. Beni niye çağırmadınız? Çünkü yani bazı... Ya geldi Mehmet geldi. Mehmet ya tatlım sizi. Hanıma açıklama yapıyorum. Kardeşimsin sen benim. Sevdim seni. Gece. İşte arkadaş problemimiz var. Çok pardon. Kapatamadım. Şey. Bir de benim hayatta en sevmediğim şey. Erkek ordusuyla gezmek. Hmm. Hiç o çocuk değilim. Kalabalık bir grupla gezmekten nefret ediyorum ben. Hemen ayrılıp. İşte o kalabalık grubun içinde değilmişim gibi yapmak istiyorum yani hani. Hı-hı. Kötü bir şey lan o yani. Bu arada sorularımız bitti aslında. Bir geçmiş soru aynı şeyi sormuş biri. Biri de Eskişehir'de etkinlik yapmayı düşünüyor musunuz demiş. Bar sohbetleri için soruyorsan müzik yasağının kalkmasını bekliyoruz. Ne yaptığın için ne yaptığını da cevaplayacağız. Biri de ne yaptığın sorusu sormuş. Fantastik bir yaratık olsanız dış görünüşünüzü tasvir edersiniz diyor. Bu değil ama teşekkür ediyoruz sorular için. Daha çok soru var ama... O 2 hafta sonraki bar sohbetlerine kalsın diyoruz. Önümüzdeki hafta Perşembe ne yaptın var. Bar sohbetleri bundan sonra ne yaptığının olmadığı hafta Perşembe günü kendi gününde kendi saatinde olacak. Ben alkışlatayım. Ben Deniz Şahin bizlerle. Hoş. Daha bir de ben bugün gelirken bazı siyasi şeyler öğrenip de geldim. Daha bir aralar onları da konuşuruz. Yani evet hani... siyaset konuşamadık. Derin devleti de ne zaman yapacağız mı bilmiyorum. İmamoğlu bakacağız Mahmut Yavaş kavgasının detaylarını öğrendim ben birilerinden. Okey o zaman 2 hafta sonra bar sohbetlerinde bunlar anlatılacak. Tamam. İlk açılış konuşmasında tamam mı? Sizi öpüyorum. Discord'da bar sohbetleri odasına yazmayı unutmayın. Hashtag bar sohbetlerine de yazmayı unutmayın. Yarın yayın yok. Cumartesi var zaten Discord'da takvimde var. Ben vardım Eren Aktan, Deniz vardı Deniz Şahin. Aşağıda zaten bilgilerimiz var. Kendinize iyi bakın.
dert etmeyin. Bir dostunuz var ekran karşısında da olsa. Bahadır da katılırım demiş biliyorum. Özel dosyalarda konuşuruz onu da daha var. Haydi bay bay bar sohbetleri. Evet, sona erdim. Canımlar ciğerimler. Donate atan, abone olan herkese çok teşekkürler. Sizleri öpen bir yayıncınız var, onu da söyleyeyim. Gerçekten çok keyifli oldu. Bar sohbetleri bundan sonra 2 haftada 1 yapılacak. Discord'da, Instagram'ı, Twitter'ı hepimizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, üzmeyin. Evercük oldu ve yayının kahramanları. Yayın geçmişi, katıl özel, tüm katıl seviyeleri izleyebiliyor. Kendinize iyi bakın. Cupcake, sen de hoş geldin en son. Haydi bay bay.